Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Bugün ne oluyoru Ankara'ya taşıdık. Ankara'dan merhaba diyoruz. Neden? Çünkü bence ayrıntılı olarak konuşmamız gereken bir çalışma. Darbe Araştırma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan 15 Temmuz darbe girişimini, kalkışmasını araştıracak ve çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların daha iyi anlaşılabilmesi için bu akşam Ankara'da bir araya geldik ve ayrıntılı bir biçimde komisyon nasıl çalışılacak, bundan sonra kimler dinlenecek, bundan ne sonuç alınması bekleniyor, bunları sizlere aktarmak istedim. Darbe komisyonu belki her toplantısını dinleyemeyeceğiz ya da kameralar orada olamayacak ama en azından böyle programlarla ne yapılıyor bunu sizlere aktarmak istedim. Bu vesileyle konuklarımı size tanıtayım. Kimileri ağırlıyoruz bugün? Darbe Araştırma Komisyonu üyesi AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ. Sayın Selçuk Özdağ bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yine Darbe Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Ebre. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İki gazeteci konuğum daha var. Onlar da parlamentoyu yakından izliyorlar. Abdülkadir Selvi bizimle birlikte. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı. Sayın Selvi'ye çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Ve Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi, bu akşam bizimle birlikte. Sayın Gül, çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi geçmişte de mecliste kurulan araştırma komisyonları aslında bence önemli işler yaptılar. Çok önemli raporlar yayınladılar. Kimisi işe yaratılabildi, çoğu raflara kaldırıldı. Kaldırılmasaydı belki daha farklı olabilirdik. Bugün bu araştırma komisyonundan çıkacak sonuçlar daha farklı bir gelecek için bizlere ışık tutacak. Gerçekten illegal yapılanmalar, devlet içindeki çarpık yapılanmalar ya da işte son yıllarda ama öncesinde de gördüğümüz ve devleti neredeyse yiyip bitiren, çökertme noktasına getiren bu yapılanmalarla ilgili hem bugünü hem yarını konusunda bize çok şey söyleyecek. Birazdan bunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Konuklarımla karşınızdayız. Tekrar merhaba. Ne oluyor'a başlıyoruz ve Darbe Araştırma Komisyonu üyelerini dinleyeceğiz ve gazeteci konuklarımızla da değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim sizlere özellikle. Burada sorduğum sorular benim şahsi fikirlerim ya da şahsi tespitlerim değil. Biraz bu yayına gelmeden önce insanlar bu komisyondan neler bekliyorlar, ne gibi sorular var kafalarında? Bunları çeşitli kesimlere sordum. Esnafa da sordum, işte bildiğim taksinin şoförüne de sordum. Arkadaşlarım, etrafım, tanıdıklarım. Dolayısıyla sorular oradan derledim. Dolayısıyla hani şu şeyimiz var ya, bir soru sordunuz mu, siz böyle düşünüyorsunuz meselesini ortadan kaldıralım diye. Dolayısıyla bir kere bunu öncelikle söyledim. Onun dışında diğer meseleleri hep birlikte konuşacağız. Çünkü başında da söylediğim gibi bu komisyonun önemli bir işlevi olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Sayın Selçuk Özdağ ile başlamak istiyorum ben. AK Parti Manisa Milletvekili, komisyonun üyesi. Şimdi Selçuk Bey, şunu bir kere herkes merak ediyor. Bu komisyon gerçekten araştırma komisyonu mu, yoksa belli isimler böyle sadece dinlenecek, işte bakın hepimize karşı bir darbedir denilecek ve bundan hiçbir şey çıkmayacak, üstü kapatılacak, işte araştırmış olduk denilecek, bir kez daha bir rafa kaldırılacak, böyle bir komisyon mudur? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle, isterseniz böyle biraz geçmişe doğru gideyim. 93 yıllık bir cumhuriyet tarihi var. Bu 93 yıllık cumhuriyet tarihinin çok önemli kısmı son 65 yılı darbeler tarihi. Biz küllerimizden bir anka kuşu gibi Sakarya yönlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber bir cumhuriyeti inşa ettik. İmparatorluğumuz yıkıldı. İmparatorluklar dönemi kapandı. Ulus devletler kuruldu. Sonra çok partili hayata geçtik 1946'da. 1947'li yıllarda da 57'li yıllarda da NATO'ya, 50'li yıllarda NATO'ya, 47'li yıllarda Birleşmiş Milletler'e katıldık. Ve Menderes tek başına iktidar oldu. 10 yıl kadar kalkınma hamleleri, şunlar ve ardından kamplaşmalar başladı. İşte bu kamplaşmalar ve kutuplaşmalar siyaseti
amaç haline getirdi. Siyaset araçtı, partiler araçtı ve bunun karşılığında kamplaşmalar ve kutuplaşmalar bahane ederek bir darbe oldu Türkiye'de biliyorsunuz. Ve Menderes'i erler tokatladı. Ve Menderes bir gece yarısı idam edildi. Başbakan çok ayıplı muamelelere tabi tutuldu. Ve burası bir kırılma noktası Türkiye'de. Çünkü her darbe demokrasimize zarar verdi. Çünkü demokrasiyi içselleştirmemiz lazımdı. Her darbe kültürümüze zarar verdi. Her darbe ekonomimize zarar verdi. Sonra yeni bir kamplaşma ve kutuplaşma bulundu Türkiye'de. 1971 kamplaşması ve kutuplaşması biliyorsunuz. 1968'li yıllarda komünist faaliyetler başlamıştı Fransa'da. Oradan Türkiye'ye bir ithal edildi, bu şekilde geldi. Ardından bu faaliyetlerden sonra 1971'den öncesinde bir muhtıra verildi 9 Mart'ta. Bunun üstesinden geldi. Ardından 12 Mart'ta da Sayın Süleyman Demirel'e, rahmetli Demirel'e bir muhtıra. Ve yeniden bir kamplaşma ve kutuplaşma meydana geldi. Ardından 1980 öncesi yine kamplaşmalar ve kutuplaşmalar meydana geldi. Sağ-sol olayları. Burada da aynı şekilde farklılıklarımızı zenginlik kabul etmeyen bir yapı. Oysa ki biz gençtik. Ben de o dönemi yaşadım. 1975-80'li yıllarda gençlik lideriydim. Ülkücüydüm. Ve ardından biz birbirimizle konuşmamız, tanışmamız ve tartışmamız lazımken biz kavga ettik, biz kavga ettirildik. Bizim devletimizi yönetenler, askerlerimiz, aydınlarımız, siyasetçilerimiz gençlere konuşun, tartışın ve anlaşın demek yerine kutuplaşmayı, kamplaşmayı ve kavgaları öğrettiler ve biz kavga ettik. Türkiye'nin belki de son 50 yıl içerisinde çok nadir yetişebileceği devrimcisiyle, ülkücüsüyle, sağcısıyla, solcusuyla çok kaliteli bir nesli kayboldu. Hani şairin söylemiş olduğu gibi mekteplerinizde okudum, bir rivayete göre adam olduk, bir rivayete göre kaybolduk diyerek o nesil 2 milyona yakın insan kayboldular. Çok değerli sanatçılar vardı, çok değerli bilim adamları çıkacaklardı. Hepimiz farklı fikirlere inanıyorduk ama darbeciler geldiler ve darbe yaptılar. Dünyada gençlerin iktidar olduğu hiçbir iktidar yoktur. Dünyada gençler iktidar olmamıştır. Hep gençlerin ideallerinin ve hayallerinin üzerine basan başkaları iktidar olmuşlardır. Ve bunlar zaman zaman darbeciler olmuşlardır. Zaman zaman kirli ve şantajcı sermaye babaları olmuşlardır. Zaman zaman kirli ve şantajcı medya patronları veya medya uzantıları olmuştur. Oligarşik bürokrasi olmuştur. Ve Türkiye'yi de hiç kendi haline bırakmak istemediler. Churchill şöyle söylüyordu. Bu Türkler 85 kilodur. 80'e inerse 85'e çıkarırız. 90'a çıkarsa 85'e indiririz. Bunlar ne olmalı ne ölmeli diyordu. Ve bizim de zaman zaman kalkınma hamlelerimizi birileri darbelerle hep ket vurdular. Bu topraklarda yaşamak için Şirin Hanım, bu iki şeye ihtiyaç vardı imparatorlukların. Bir, büyük ordulara ve büyük ekonomilere ihtiyaçları vardı. Ama ulus devletlerden sonra bir şeye daha ihtiyaçları vardı. Büyük demokrasilere ihtiyacı vardı. Bizim büyük ekonomimiz olsun diyerek Gazi Mustafa Kemal ile beraber bütün iktidarlar, İnönü dahil olmak üzere herkes çalıştılar. Ama işte bu büyük ekonomiyi oluşturmamak için, Türkiye'yi küçük ölçekli yapmak için hep darbeleri önümüze getirdiler. Eğer 1960'ın hesabını sorabilseydik biz 1971 olmayacaktı. 71'in hesabını sorabilseydik 1980 olmayacaktı. 1980 hesabını sorsaydık 28 Şubat 27 Nisan en muhtırası olmayacaktı. Veyahut da Sarı Kız Ayışı gibi darbe girişimleri sözde tırnak içinde söylüyorum beraat ettiler. O zamanlar böyle algılanıyordu. Ardından da bugünkü 15 Temmuz olmayacaktı, 17-25 Aralık olmayacaktı. İşte burada siyasetçiler dik duracaklardı. Biz daha önce bir darbe araştırma komisyonu kurduk biliyorsunuz. 1960'ın, 71'in, 80'in, evet. 28 Şubat'ın 27 Nisan en muhtırasının bir hesabını soralım diyerek ilk defa siyasetçiler bir darbelerin hesabını soralım dediler. Bunun da başlangıç noktası miladı 12 Eylül 2010 referandumuydu hatırlarsanız eğer. Evet. Anayasa değişikliğiydi. Bu anayasa değişikliğinde bize şöyle dediler. Ben o zamanlar AK Parti'de siyaset yapmıyordum. Akademisyendim ve bağımsız ülkücüler diye tırnak içinde söylüyorum bir platform kurdum, evet kampanyası yürüttüm. Bana arkadaşlarım şunu dediler, kim askerlerden hesap sorabilmiş ki bunlar hesap soracak? Yapamaz. Kim darbecilerden hesap sorabilmiş ki burada birileri hesap soracak? Ben onlara şunu söyledim, ben hayallerimi kaybettim, sevdalarım çalındı, ülkülerim çalındı, sağlığım çalındı. Gelin bunun hayali bile güzel. Denemeye değmez mi diyerek söyledim arkadaşlarıma. Ve ardından o 12 Eylül 2010 referandumu 2011 tarihinde, 2012 yılında o darbe araştırma komisyonu kurmamızı sağladı. Şundan herkes emin olsun ki sorunuza geleceğim efendim. Ben özür dilerim bir girizgah yaptım. Yo, rica şundan güzel anlattınız şundan şunu söyleyeyim. Türkiye'de hiçbir şeyin hesabı sorulmadan geleceğe bırakılmaması lazım. Bunların hesabını sormamız gerekiyor. Ama soramadık. Ben rahmetli Demirel'e şunu sormuştum. Efendim niye hesabını sormadınız? Şapkanızın hukukunu koruduğunuz kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukunu koruyamamıştınız. Ne yani Selçuk Bey, şapkamı darbecilere mi bırakacaktım diye bir şaka yaptı. Sonra da dedi ki korktum kardeşim, korkutulduk demişti. Giresun'da bana Menderes'in idam edilen resmini gösterdiler. Başbakan oldum ve Türkiye'de kim başbakan olursa başbakanlık koltuğuna giderken
karşıya bakar bakmaz Atatürk'ün resminin yanında hemen Menderes'in idam edilmiş resmini hayal eder. Korkarak siyaset yapar. Siyasetçiler korkusuz olacaklar. İşte şimdi yeni bir darbe girişimi oldu. Türkiye için bence Türkiye 100 yıllık birikimini kaybedecekti. Çok önemliydi. Lozan'dan dönen heyet şöyle söylüyordu birbirlerine. Lozan birilerine göre hezimettir, birilerine göre zaferdir. Birilerine göre yapılması gereken en önemli bir anlaşmaydı. Birilerine göre eksik anlaşmaydı. Ama Lozan'dan gelen heyet şöyle söylüyordu. Şükürler olsun 100 yıl kazandık. 100 yıl savaşmadan bu topraklarda yaşayacağız diyordu. Ben de diyorum ki 100 yıl kazandık 15 Temmuz akşamı sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle birlikte yaşadık. Orada Cumhuriyet Halk Partisi liderine teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu'na ben o gece darbeyi 21.30'da başbakan haber veren kişiyim. Ardından silahını alıp ilk tweet atan kişiyim. Ardından Çankaya Köşkü'ne giden, ondan önce arkadaşlarına haber veren, danışmanına haber veren, milletvekillerine, genel başkan yardımcılarına haber verip sokağa çıkalım, lütfen sokağa çıkın ve hesabını soralım bu darbenin, lokal bir darbe diyen, ardından da Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışan Engin Altay Bey'le, ardından Sayın Devlet Bahçeli'ye ulaşmaya çalışan bir heyetin içerisindeydim. Onlara da, Devlet Bey'e de teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan'a, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, milletimiz, ama en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki sağduyu sahibi subaylara ve emniyet mensuplarına. Bu darbe girişiminden sonra açmış olduğumuz bu araştırma komisyonu çok önemli bir, tarihe not düşeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililerle beraber, MHP'lerle, Demokrat, HDP'lerle birlikte, AK Partililerle beraber tarihe not düşeceğiz. Bence bütün darbe araştırma komisyonlarının veya diğer araştırma komisyonlarının, Soma Maden Kazası'nın araştırma komisyonu vardı, insan hakları vardı, peki, Susurluk vardı. En önemlisinin bu olduğunu düşünüyorum ve buradan Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Aynı fikri kabul ediyor musunuz ya da katılıyor musunuz? Sizin açınızdan doğru yapılandırılmış ve sonuç alıcı bir komisyon oldu mu? Önce öyle başlayalım. Şimdi bizim hedefimiz ve beklentimiz şu. Önce onu ifade edeyim. Evet, Selçuk Bey az önce ifade etti. Türkiye'de darbeler tarihi var, yaşanmışlıklar var. Bunlar tarihi gerçeklerimiz. Bunların araştırılıp öğrenilmesinde, paylaşılmasında yarar görüyoruz. Ancak bu komisyonun özelliğine baktığımızda bir tarihi araştırmadan ziyade çok yakın tarihte bir tehlike geçirdik. Bir 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Bu ülkemizin belki de bugüne kadar yaşadığı en büyük tehlikeydi. Bir bölünme, parçalanma riski de bir arada taşıyordu. Bir iç savaş riski taşıyordu. Dolayısıyla 15 Temmuz özelinde ilk önce 15 Temmuz'un bütün yönleriyle açığa çıkması için tam olarak ne oldu? Nasıl organize olundu? Nasıl darbeciler böyle bir şeye kalkıştı? Nasıl önlendi? Ve ikincisi, o sürece giden yollar nasıl döşendi? Yani bunun uzun süreli bir hazırlık süreci olduğu da açık. Bu imkanlar nasıl sağlandı? Üçüncüsü de, bu kısmı da çok önemli, Türkiye'nin bir daha artık bu ve benzeri tehlikelerle karşılaşmaması için alınması gereken önlemler nedir? Bu konuda da bir tavsiye kararı verip kamuoyuyla paylaşabiliriz. Yani ilk önce kamuoyunu aydınlatırız ve yani daha sonrasında da... Siz söylediğinizden, biz CHP olarak bu komisyonun 15 Temmuz akşamına öncelikle konsantre olunması, evet, gerektiğini düşünüyoruz diyorsunuz. Yani demin ifade ettiğim, sıraladığım şekilde ilk başta 15 Temmuz, evet, 15 Temmuz'a giden yollar ve sonrasında da neler yapılması gerektiği. Şimdi neden neler yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Az önce Selçuk Bey bahsetti, kendisi de daha önceki darbe araştırma komisyonunda görev almış. Orada da 7 aylık uzun bir çalışma yapmışlar. Aslında yasa olarak da 4 ay gibi bir süreyle sınırlı iş tüzük gereği. Daha uzun, araya tatiller girince de böyle uzun bir süre çalışmışlar. Ancak ya yaptıkları çalışmanın sonucunda sundukları rapor dikkate alınmamış ya da o çalışma yeterli olmamış ki hemen akabinde bir darbe girişimiyle daha karşılaşmış Türkiye. Yani çok yakın bir tarihte, 2012 yılında hazırlanan rapor. Ben mecliste darbe araştırma komisyonunda görev aldıktan sonra onun 2 ciltlik 1400 sayfalık bir sonuç, çalışmanın, tanıklıkların hepsinin yer aldığı bir şey var. Onun da hemen hemen hepsini okudum. Evet, önemli, tarihi anlamda önemli isimler dinlenmiş vesaire yapılmış ama bir çözüm üretmemiş. Dolayısıyla bizim bir çözüm üretmemiz lazım. Türkiye bu tehlikeleri bir daha yaşamaması lazım. Ben
Demirel'in, Sayın Demir, rahmetli Demirel'in ifadelerini de orada okudum. Şeyi tabii hatırlayamadım, o az önce söylediğinizi, korktuk kardeşim kısmını. O ifadelere yansımamış zannediyorum. Tutanaklarda yok çünkü var, o. Orada geçen gün Aytun Bey de bize söylemişti. Hani korktuk aksine demedi. O zaman bu korktuk kelimesini şöyle bir ifade kullanıyor. Demirel'i korkak manasına getirmek için söylemiyorum. Aha. Rahmetliyi. Eğer cesur da bir siyasetçiydi. Yani, 6 defa gidip 7 defa gelmek biliyorsunuz Sayın Milletvekilim zordur. Yani Demirel şu anlamda onu söylemiş. Yani günün koşulları farklıydı. Ben o dönem içerisindeki orayı yaşamak lazımdı. Yapılması gerekenleri yaptım ama bugünden bakıldığında o günü anlamak da biraz zor. O günkü koşulları da anlamak lazım gibi ifadesi olmuştu. Şimdi dolayısıyla bizim 15 Temmuz'a gelmemiz lazım. 15 Temmuz'da Türkiye neler yaşadı? Evet, 15 Temmuz'a ilişkin o anı hep birlikte yaşadık. Çok büyük bir tehlikeydi. Türkiye ne mutlu ki 4 siyasi partiyle birlikte buna karşı durdu. Tüm kurumlarıyla, insanlarıyla, halkıyla birlikte buna karşı durdu. Her geçen gün de 15 Temmuz özelinde de daha öncesine giderken de farklı yeni bilgiler öğreniyoruz. Dolayısıyla bizim görevlerimizden biri de bunu bütünüyle kamuoyuna doğru şekilde meclisin, anayasanın, iç tüzüğün bize verdiği yetki, görevi layıkıyla yapıp kamuoyuyla paylaşmak olmalıdır. Olmalıdır. Peki Abdülkadir Bey, size döneyim Zeynel Bey'in bıraktığı yerden. Hı. Şimdi eleştirilerden bir tanesi, esas kişiler değil de daha fazla geçmişe yönelmesi bu komisyonda. Baktığımız zaman eski Genelkurmay Başkanları, eski İçişleri Bakanları, ama o gece kimdi bu işin müsebbibi ya da sorumlusu? Neydi oradaki yapılanma şeması? Buna yönelmiyor. Buna katılıyor musunuz? Yani 15 Temmuz'a odaklanmalı diyor Zeynel Bey. Doğru, bu çok önemli bir eksiklik. Zaten darbe sürecinden bu, evet, çok önemli bir eksiklik. Mesela biz şu anda darbeyi yapan kadrolar ele geçirilmiş durumda, en azından önemli bir bölümü. Fakat biz bu darbenin bir planı neydi? Onu henüz bilmiyoruz. Darbenin arkasında bu kadar büyük bir darbeyi bir uluslararası destek olmadan, bir büyük gücün desteği olmadan yapılmaz. Bunun arkasında kim vardı? Kimine göre NATO var, kimine göre Amerika var? İstihbarat servisi olarak neresi vardı? CIA mi vardı, başka bir yapılanma mı vardı? Ve bu darbe planları ne zaman hazırlanmaya başlandı? Bu darbenin planı neydi? Örneğin 12 Eylül'ün bayrak planı. Bunun planı neydi? Darbeden sonra ne yapacaklardı? Nasıl bir Türkiye kuracaklardı? Nasıl bir anayasa getireceklerdi? Nasıl bir hükümet olacaklardı? Bürokratik kadroları aşağı yukarı deşifre oldu. Sıkı yönetim komutanları deşifre oldu ama onun siyasi kadroları neydi? Onları bilmiyoruz. O açıdan ben katılıyorum. 15 Temmuz'a odaklanmamız lazım ama bu odaklanmayı yaparken eski Genelkurmay başkanlarının davet edilmesi çok çok isabetli. Çünkü bu olay bugünün işi değil. Yani bir orduda Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanı derdest edilebiliyorsa, kuvvet komutanlarının ve Genelkurmay Başkanı'nın talimatına rağmen o savaş uçakları havalanıyor, o tanklar çıkıyorsa, demek ki bu olay bir rejim boyutu var, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri açısından emir komuta zinciri var. O açıdan evet, geçmişe gidesin ama çok fazla da geçmişe gitmek değil, o geceye odaklanmak gerekiyor. Erdem Gül, katılıyor musunuz? Katılıyorum. Ya da mesela baktığınız zaman çağrılacak olan isimlere siz nasıl bir değerlendirme yaptınız? Şöyle, Selçuk Bey'in yaptığı değerlendirme, bir önceki komisyonun üyesi olarak 2010 referandumundan sonra dediğiniz, biz 15 Temmuz'da Fethullahçıların darbe yaptığını konuşuyoruz. Dolayısıyla Selçuk Bey'in anlattığı 2010'un hemen ardından komisyon kurulduğu sıralarda iktidarla Fethullahçıların arasındaki ilk çatlakların da oluştuğu dönem. Hatırlayalım. Dershaneler krizi geliyor, bir süre sonra 2012'deyiz. Dershaneler krizi geliyor, bir süre sonra da 17 Aralık gelecek. MİT krizi var ondan önce. Ondan önce. Tabii, 2012'den itibaren. Dolayısıyla önceki komisyonun, umut kırıcı olmak istemem ama, önceki komisyonun toplandığı koşulları da hatırlayalım. Balyoz davası devam ediyor yargıda, Ergenekon davaları var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaygın bir biçimde emekli de olsa askerlere yönelik soruşturmalar var. Bu koşullarda toplanmış. Hani bir askeri vesayet, demokrasinin üzerindeki askeri vesayeti kaldıracağız gibi ciddi adımlarla. Hatta
Başbakanın, şimdiki Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakanken komisyona verdiği yazılı cevaplarda askeri vesayet meselesinden söz ediyor. Amacının bu olduğundan. Ama sonra geliyoruz, görüyoruz, tam o sıralarda görüyoruz. Çok yakın bu tarih. Gene aynı konuları tartışıyoruz yani. Devletin derini ya da demokrasiye bir tür tehdit oluşturan devlet içindeki yapılanmalar. Bu kadar ciddi konuları tartıştığımız halde çok yakın bir tarihte biz 15 Temmuz'a yakalanıyoruz. Hatta oradan devam edelim. Komisyonun hemen arkasından 12 Eylül davası, yargıda bizzat görüldü. Kenan Evren'le son yaşayan Kenan Evren'le Tahsin Şahinkaya öldüler. Müebbet hapis aldılar. Müebbet hapis aldılar. Öldüler. Sonra dava zaman aşımından düşürüldü. Davanın hiçbir ayağına gidilmedi. Bugün de biz örneğin... Ama yine Kenan Evren'le Tahsin Şahinkaya'nın yargılanması, ki ben de o salondaydım, demokrasi adına önemli bir kazanım oldu. Yani darbecilerin yargılandığını gördük ama en azından. Ama aynı dönemde de biz şöyle bir tartışmayı yaşadık. Evet, katılıyorum. Ama aynı dönemde şunu da yaşadık. Ya bu darbe kendi başına yapılamaz. Dış boyut olabilir, başka boyutlar olabilir ama içeriden mutlaka bir başka destekçileri olacaktır. Siyasi ayağı da olacaktır. 12 Eylül'de nitekim Kenan Evren'in eski demeçleri var. Siyasetçiler diyorlarmış ki paşam bir an önce gelin diyen siyasetçiler olduğunu kendi ağzından söylüyor. O dönemde de siyasi ayağın tartışılmadığını yine hatırlıyoruz bu dava nedeniyle. 28 Şubat davası var, halen yargıda devam ediyor. Hiçbir tutuklu sanık yok. Bir sonuca doğru varamamışız. Hani 15 Temmuz'a yakalandığımız anı söylemek için söylüyorum. Bu çok önemli bir tespit. Mesela 28 Şubat'ın o kudretli isimleri de orada yargılanıyor. Ama o dava o kadar genişletildi ki asıl yargılanması gerekenlerin yanına başkaları eklendiği için biz bir adım ileri gidemedik. Evet. Buradan şunu da belki ilerleyen bölümlerde ben bitireyim. Zaten. Evet, bitireyim. Peki, yani dağıttığımız zaman özünü kaçırmayalım, tek tek gidelim. Buradan nereye varacaksınız? Buradan şunu da söylemek istiyorum. Ben bir iki noktayı söylemiş oluyorum yani. Evet, umut kırıcı olmayalım çünkü 15 Temmuz aynı zamanda meclisin bombalanması meselesidir. Hı. Meclisin geçmişte iyi komisyon çalışmaları var, faili meçhuller var çok eskiden. Tabii, susurluk var. Yani devletin genellikle kapalı olduğu ortamlarda biz gazeteciler örneğin meclisteki bu komisyonlardan bilgi kırıntıları alabildik. Bu açıdan baştan umut kırıcı olmayalım ama çok önemli eksikliklerle başlıyor. Bence, o nedir işte onu söylemeniz? Bence başbakan o gece. Çünkü anlatıyor bir tünele saklandım, başka bir şeyler oldu. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı ve bir eksiklik daha bunları söyleyeyim. Yani cari şu anda devleti yönetenlerin mutlaka olması gerekir. Bir de konuştuğumuz komisyonun başkanı var, Nimet Baş. Yani evet. Bir önceki, yani komisyonun başkanlığını yapılmış örneğin. Peki. Yok Nimet Baş bu komisyonda. Neden? Neden? Neden diye soralım. Bu yani sondan niye başladınız eleştirisi var? Bir kere sondan, niye baştan başlamadınız? Bir kere sondan başlamadık. Şöyle, bu komisyon nasıl kuruldu? Dört partinin önergesiyle kuruldu. Bir önerge verdik, dört parti birlikte verdik. Ardından bu komisyonda 9 AK Partili, 4 CHP'li, 1 MHP'li, 1 HDP'li milletvekili komisyona üye olarak seçildiler. Burada isimleri beraberce belirledik. CHP özgün çalıştı, MHP özgün çalıştı, HDP aynı şekilde, AK Parti'de. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemiş olduğu isimleri söyleyeyim. Ziya İlgen davet ediyoruz. Kim? Cumhurbaşkanımızın eniştesi. İki, Ankara Şube Başkanı Ertuğrul Canbaş. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer çağrılacak bunlar. Cumhurbaşkanımız, eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey. Çağrılacaklar. Bunları CHP'nin teklifleri bunlar. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi teklifleri. Sayın Ahmet Davutoğlu eski başbakan. Eski İçişleri Bakanımız Efkan Ala davetin içerisinde bu hafta geliyor. Perşembe günü büyük bir ihtimalle ya salı ya perşembe Sayın Efkan Ala. Salı günü Efkan Ala komisyonumuz olacak. Aynı zamanda Sayın Arıncı demişler, Yalçın Akdoğan, Bekir Bozdağ ve Sadullah Ergin. Yani şunu söyleyeceğim. Davet ettiklerimizin içerisinde bugüne tanıklık yapanlar da var, eskiye tanıklık yapanlar da var. Salı günü gelecek olanlar belli burada. Biliyorsunuz, sizler de biliyorsunuz basın olarak. Bir Ümit Dindar, bizzat yaşamış birisi darbeyi. Kim? Birinci Ordu Komutanıydı. Şimdi kim? Genelkurmay, ikinci başkanı kendisi.
bu şahısın bizzat şahitliğine başvuracağız. İki, Efkan Ala, İçişleri Bakanı. Yani yakından başlamışız. Aynı zamanda Mehmet Ağar perşembe günü gelecek, salı günü gelecekti, mazeret beyan etti. Bir diğeri Fehmi Korubey, gazeteci. Bu konularla ilgili oldukça kafa yormuş bir insan. Oldukça fazla yazı yazmış, Pensilvanya'ya gitmiş. Zaman zaman iktidarlarla Pensilvanya arasında elçilik yaptığını söylüyor kitaplarında, yazılarında bunlar. Ve Profesör Doktor Ahmet Akgündüz. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz niye var? Kimdir bu şahıs? Hollanda'da İslam Üniversitesi'nin rektörü. Bu nurculuk faaliyeti üzerine çalışma yapmış bir kişi. Biz diyoruz ki, özellikle benim düşüncem buydu Şirin Hanım. Bunu söylediğimiz zaman arkadaşlarımız da yanlış anlamasınlar. Fethullah Gülen, Bediüzzaman Said Nursi'nin yolundan gittiğini söylüyor. Onun müdavimi olduğunu söylüyor ama Bediüzzaman Said Nursi ile hiç tanışmamış. Hatta o Kürt olduğu için biraz uzak durdum diyerek kendisine tırnak içinde söylüyorum. Böyle ifadeleri de var. Ama Bediüzzaman'ın kendisinin bizzat arkadaşları var. Bu arkadaşları bu şahıs önceleri kabul etmemişler. Aralarında kavgalar olmuş. Hatta bu kavgalar zaman zaman sözün dışına çıkmış. Fiziki noktalara kadar taşınmış. Bu fiziki noktalarda bu Fethullah Gülen kimdir diyerek önce bunu sormamız lazım. Niye yalnız başına çıkmış? Niye Bediüzzaman'ın yolunu takip etmiş bu şahıs? Oradan da Ahmet Akgündüz Bey'e de bunu sormak istiyoruz. Bir yandan eskileri, bir yandan yenileri almamız gerekiyor ki Fethullah Gülen'in başlangıç noktasına gitmemiz gerekiyor. Sayın Zeynel Bey'den, milletvekilinden özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlk defa ben gündeme getirdim bunu. Daha önce basın kanalıyla gündeme gelmişti. Sayın Kasım Güle'ye gündeme getirmiştim. Belki arkadaşlarımız darıldılar, darılmasınlar. Burada niye Kasım Güle'ye getirdim? Hani deniyor ya, 14 yıl boyunca AK Parti bunlara zaman zaman fazla imkanlar tanıdı. Bu palazlanmalar, imkanlar nedeniyle bunlar işte bu darbeyi yapacak noktalara geldiler diyerek. Biraz önce Sayın Eren Gül Bey, Erdem Gül Bey dedi ki... 2011 yılında kırılma noktaları var. AK Parti ile dövüşüyorlardı diye söyledi. Ben de Kasım Gülek Bey'i gündeme getirdim. Niye getirdim? Kasım Gülek Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri biliyorsunuz. 10 yıl genel sekreterlik yaptı. 1950 ile 1960 arasında çok iyi yetişmiş bir kişi. Ve de belki de Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk siyasi hayatına ilk defa, affedersiniz, eşek sırtında köylere gidilmeyen yerlere giderek Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasını yapabilecek kadar da moderniteyi yakalamak. Yani Avrupa'da böyle bir siyaset yapılıyor. Halka dokunuluyor. Ben de gideyim dokunayım diyor şahıs. Ve buradan Kasım Gülek Bey'in bir vasiyeti var. Diyor ki Kasım Gülek Bey, ben ölürsem, 1996 yılında vefat ediyor. Benim cenazemi Fethullah Gülen kıldırsın diyor cenaze namazımı. Şimdi burada bunu sormamız gerekiyor. Niye bu Kasım Gülek Bey Fethullah Gülen'le tanışmış? Fethullah Gülen'i büyük bir din adamı olarak kabul etmiş. Cenaze namazını kıldırmayı kabullenmiş. Bunu sormamız gerek. Kime soracağız? Kendisi öldü. Hanımı yaşıyorsa hanımına soracağız. Tayyip Gülek hanımefendiye soracağız. Amerika'dan gelerek Türkiye'de milletvekili olduğu için buna soracağız. Yani bir yandan 15 Temmuz'u yaşayan, akşamı yaşayan Genelkurmay Başkanlarına soralım. Zaten orada jandarma genel komutanı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği isimler dinlenmeyecek diye bir şey yok. HDP'nin... Hatırlarsanız geçen komisyonda da Sayın Başbakan'ı buraya davet edelim dedik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, dönemin başbakanını. O zaman nezaketsizlik olur diyerek Sayın Başbakan'la ilgili sorularımızı soralım. Kendileri cevap versinler istedik. Biz hepimiz soruları sorduk ve AK Parti grubundan da ben soru sordum. 13 tane soruyu zarfla gönderdik ve hepsine tek tek cevap verdi. Sayın Demirel'i dinleyelim, davet edelim dedik. Evet. Arkadaşım bir tanesi dedi ki çok yaşlı, nezaket gösterelim ifadesini kullandı. Bir yandan yenileri dinleyeceğiz, bir yandan eskileri dinleyeceğiz. İsimleri de burada efendim. Tamam mısınız bu noktada? Değiliz. Neden değiliz? Şimdi biz bir defa herkesin dinlenmesini, fikirlerinin alınmasını, tüm Türkiye'deki insanların bu konuda ne fikri varsa değerlidir, dinlenebilir ama şimdi böylesine önemli bir olayı araştıran bir komisyon, 15 Temmuz darbe girişimini araştıran bir komisyon, 15 Temmuz 2016 yaklaşık 20 yıl önce ölmüş birinin kızını dinleyerek 15 Temmuz'a ulaşamaz. Yani bu toplumda şöyle bir algıyı pekiştirir. Ya bir komisyon kurdular. Evet, o günün koşulları içerisinde sıcağı sıcağına dört partide bunu istedi komisyonu kurdular. Ama bu komisyon belli ki işte siz de az önce ifade ettiniz ya bana gelen sorulardan ya acaba buradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı diye vatandaşlar soruyor, endişe ediyor. Bize de bunu söyleyenler var. Yani bundan çıkmayacak diye. Şimdi burada bakın, bir virgül koyun, reklama gideyim devam edeceğiz. Sizinle diyeceğiz. CHP'nin itirazları nerede? Ben mesela merak ediyorum. Mehmet Ağar'ı neden dinleyecek komisyon? İdris Naim Şahin ve Efkan Alay'a neler soracaklar? Bunlar önemli. Tahmin ediyorum sizler de merak ediyorsunuzdur. Birazdan komisyon üyelerimizden dinleyelim bakalım neler soracaklar. Birazdan.
devam ediyoruz. Bir önceki bölümü bir toparlarsanız Zeynel Bey, sonuçta Tayyip ve Güley'i dinleyerek bu iş olmaz dediniz. Değil, yani buna kimse inanmaz. Bunu takip eden de kamuoyu da der ki ya bu işte sulanıyor herhalde, bu işten bir şey çıkmayacak gibi bir algıya kapılabilir. Tehlike bu. Şimdi komisyon 4 partiden teşekkür ediyor. Herkes farklı isimleri önerebilir. Gerekçesini izah ederek dinlenmesinde fayda gördüğünü ifade edebilir. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şöyle bir yol izledik. Bunu buradan ifade edeyim. Biz bir liste verdik. Dedik ki bu liste şimdilik verdiğimiz bir liste. Bu listedeki esas ana gövdeyi şöyle oluşturduk. 2004 Milli Güvenlik Kurulu ilk resmi belge olması nedeniyle bu Fethullahçı yapılanmanın yapılanmanın vardığı tehlikeden bahseden bir Milli Güvenlik Kurulu raporu var. Dolayısıyla o tarihten bugüne kadar Cumhurbaşkanları, işte Genelkurmay Başkanları, 15 Temmuz'da önemli görevlerde bulunan tüm devlet görevlileri, bununla birlikte bazı önemli kitaplar yazan, araştırmalar yapan gazeteciler, bunlar dinlendikten sonra aldığımız bilgiler ışığında ikinci bir liste verelim. Ki ikinci listede de daha sonra dinlenmesini düşündüğümüz isimler de şöyle, onu da ifade edeyim. Geçmişe i̇şte dönük olsun. Hem şu anda tutuklu olan bazı isimler, onları dinleyelim. Yargıdaki bazı isimler ve geçmiş dönemde, yani çok yakın tarihlerde kumpas davaları sonucunda oluşturulan bir askeriyenin yapısını değiştiren, işte Türkiye'deki belli isimleri sindiren, yani bütün bunların hepsinin bir ön hazırlık olup olmadığının da tespiti. Yani bu kısmı da önemli. Tabii ilk etapta 15 Temmuz. Çünkü 15 Temmuz'la ilgili mesela Abdullah Gül'ü dinlemek istemiş CHP. Listeyi verdik tabii. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu dinlemek. Neden dinlemek istediniz? Mesela Abdullah Gül ve Davutoğlu'na ne soracaktınız? Şimdi şunu soracağız. Mesela çok yakın tarihte önemli görevlere gelen isimler var ve bugün tutuklu. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin 2 üyesi tutuklandı. Diğer üyeleri görevinin başında. Bu 2 üyeyi de Sayın Gül atamış. Dolayısıyla kim önermiş kendisine? Yani hatta bir isim adeta hülle yoluyla önce önemli bir göreve getirilmiş, şartlar olgunlaşsın, oraya atanabilsin diye hızlıca Anayasa Mahkemesi üyeliğine gitmiş. Yine yakın dönemde mesela Efkan Alay'ı yazdık ismini. Niye yazdık? Hem o gün İçişleri Bakanı 15 Temmuz'da, hem de o günün izahatını yaparken de, anlatırken de, yani 81 ilin emniyet müdürünün 74'ü FETÖ'cüydü diyor. Mesela bunları kim atadı, kim önerdi? Yani bunlar önemli bilgiler. Hem kadrolaşmanın nasıl yapıldığını gösteren, hem de esas itibariyle de yani 3 tane temel hedefi olduğunu biliyoruz kadrolaşma esnasında. Ne o? Emniyet, yargı, askeriye ve mülkiye. En önemli gördüğü yerler. Buralarda kadrolaşarak böyle bir tehlike oluşturuyor. Bunun şöyle bir nedeni de var. Güncel bir tehlike devam ediyor mu, etmiyor mu? Yani biz tanıklığına başvurduğumuz isimlere bunu da soruyoruz. Yani sizce bir tehlike, tekrardan bir girişim vesaire olabilir mi? Ya da hangi açılardan tehlike olabilir? Evet, peki. Yani Efkan Ala'ya bunları soracak mısınız? Sorabilecek misiniz? Tabii Efkan Ala Bey o gün bir kere yakın tarihte İçişleri Bakanı. 3 senedir İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahsiyet. Bu cümlelerini sormak gerekiyor. Yani 81 vilayetin 75'i, yaklaşık 70'e yakın emniyet müdürünün FETÖ'cü olduğunu tespit etmiştik diyerek bunların da sorulması gerekiyor. Bu yapının niye geçmişten başlayalım, bugünden de başlayalım, dünden de başlayalım diye niye bunu söyledik? Bir kez daha söyleyeyim. Bakın Fethullah Gülen 1970'li yıllarda, 71'li yıllarda Türkiye'nin MİT müsteşarıyla görüşebilen bir adam. 22-23 yaşlarında bir şahsiyet, yeni darbe olmuş. Ankara'da Türkiye'nin en zengin adamlarıyla görüşüyor ve MİT Müsteşarı Fuat Doğupaşa ile buluşuyor kendisi. Bunu yapıyor. Biz burayı sorgulamamız lazım. İki, 1980 darbesi oluyor. Fethullah Gülen aranıyor ve yakalanıyor Isparta'da. Yakalandıktan sonra biz de cezaevindeyiz. O zamanlar Fethullah Gülen arka kapıdan bırakılıyor kendisi. Diyorlar ki rahmetli Özal bıraktı diyorlar. Ve biz düşünüyoruz şimdi, diyoruz ki rahmetli Özal o zaman Başbakan Müsteşarı. Darbe olmuş Türkiye'de, çok ciddi emir komuta zinciri içerisinde 2 milyon kişi Türkiye'de gözaltına alınmış, 50'ye yakın kişi asılmış. Böyle bir ortamda Özal'ın gücü nedir ki aranan bir şahsiyet arka kapıdan bıraktırabilsin?
Burada kim emir verdi bunu sorgulayalım ve bu adamın esas gayesi neydi? 1996'lı yıllarda bu şahıs aynı şekilde Milli Güvenlik Kurulu'na geldiği zaman bu yapı tehlikelidir dediği zaman rahmetli Ecevit'im çok fazla askerlere karşı yok canım öyle de değil işte ılımlı İslam'ı getiriyor gibi tırnak içinde söylüyorum. Bunları da söylediğini biliyoruz biz. Ardından da 1999 yılında Amerika'ya gidişi var biliyorsunuz. Hatta o zaman şöyle bir rivayet de var Sayın Ecevit'in hocam sağlığınız çok önemli lütfen gitmeniz gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi olmanız gerekir diye bunu da araştırmamız gerekiyor. Yani bu cemaat sadece bugüne mahsus örgütlenmedi. 40 yıldır örgütleniyor. Örgütlenmesinin sebebi neydi? Acaba Türkiye'de bir darbe mi yapmak istiyordu? 15 Temmuzları mı bekliyordu? Yoksa benim tahminimce kendisine de sorduğum gibi kendisine niye gelmiyorsunuz diye sordum. Ben 1976 yılında tanıdım Fethullah Gülen'i. Manisa'da Ülke Ocakları Başkanıyım. O zaman yöneticisiyim. O zamanlar Fethullah Gülen Ulu Cami'de vaiz sürgün gelmiş. Kendisi heyecanlı nutuklar atıyor, çok ciddi hamasi nutuklar atıyor, etkileniyoruz, genciz, Türk diyor, İslam diyor, tasavvuf diyor, sahabeden bahsediyor. Ve o zamandan itibaren kendisiyle tanışmışız, ardından bu cemaati gözlemliyoruz. Bu cemaat artık eğitimden çıkmış, bir yandan eğitim diyor ama bir diğer yandan çok ciddi şekilde dünyevileşiyor. Bir diğer yandan ahlak diyen insanları var ama bir diğer yandan çok ciddi ticarileşen var. İsmar noktasına gidenler var, gideceğim ve soracağım kendisine dedim. Nedir bu? Yani gelin Türkiye'ye, siz aranmıyorsunuz artık. Gittim ve sordum kendisine. Size Türkiye Hoca Efendi diyor. Hocam Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor musunuz? Hayır dedi gelmeyi düşünmüyorum. Neden dedim aranmıyorsunuz. Tahkikatınız yok. Siz bir muhakemat yok sizin hakkınızda. Bir ceza yok. Neden gelmiyorsunuz? Gelirsem başınızdaki belaları köpürtürüm dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki belaları köpürtürüm ifadesini kullandı. Ve ardından... Ne anlamda kullandı bunu? Bilmiyorum. Ben kendisine şunu söyledim. Sormadınız bakınız, mı? Bakınız dedim ben... Demirel Menderes bedel ödedi dedim. Demirel 6 defa gitti 7 defa geldi dedim. Ecevit bedel ödedi dedim. Erbakan Muhsin Yazıcıoğlu bedel ödedi. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan vesayetçilere karşı bedel ödüyor Türkiye'de. Gelin yapabilirsek siz de gelin bu bedel ödemeye ortak olun. Türkiye'yi vesayetçilerden kurtaralım. Demokrasiyle tanıştıralım ifadesini kullandı. Kullandım ben. Hayır gelmeyeceğim dedi. 3 dönem daha AK Parti iktidarda kalmalıdır. Şunu demek istiyorum. Kendisi şöyle gelecekti benim tahminim. Aynen Paris'ten bir uçak kalktığı gibi nasıl ki Tahran'a bir Hümeyni indiyse kendisi de 10 milyon kişinin karşıladığı bir bilgi adam karşılanacaktı sağcısıyla solcusuyla. Bir adam öyle gelecek ve Türkiye'ye el koymak isteyecekti. Benim tahminim böyleydi. Peki bu noktadan bunun üzerine biraz duralım. Abdülkadir Bey bu AKP... Kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi demin ifade ettim niye biz 15 Temmuz gecesi ve hemen oradan geriye gelerek gider, bir yol izleyelim diyoruz. Bir defa zaten 3 ay artı 1 ay, 4 ay çalışabiliyoruz yasa gereği. Daha uzun çalışamıyoruz. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. İkincisi, şimdi araştırmayı şöyle yaparsak, işte Gülen'in cenaze namazını kıldığı isimler, tanıştığı, sohbet ettiği isimler, bunu da böyle tarihe yayarak yaparsak bu işin içinden çıkamayız. Burada bakmamız gereken temel konular şu, kadrolaşma imkanı yani... Devleti ele geçirme amacıyla yaptığı faaliyetler ve bu faaliyetlere ne yönde izin verildiği. Ha yoksa tanışmış, sohbet etmiş, bilmem ne yapmış. Bakın geçtiğimiz günlerde 12 tane Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin fotoğrafı çıktı. Daha güncel 3 yıl, 4 yıl öncesinde gidip ziyaretleri. Şimdi biz şöyle bir yöntem izleseydik, ilk önce onların isimlerini verirdik. Gelin tanıklıklarınıza anlatın bakalım ne konuştunuz. Eminim oraya kadar gittiyseniz siz de ona iyi şeyler söylemişsiniz. O da size iyi şeyler söylemiştir. Öyle değil mi? Ancak biz 15 Temmuz darbe girişimini araştırıyoruz. Yani önemli nokta bu. Şimdi eğer Selçuk Bey'in kendi metodolojisine, yöntemine inanıyorsa daha güncel görüşen, daha güncel tanıyan, sohbet eden, karşılıklı iyi dileklerde bulunan isimleri çağırması gerekir. Başta bu kendi partisinin milletvekilleri olmak üzere. Ama bu bize zaman kaybettirebilir. Yani buradan biz bir yere varamayız. Ve toplumda da mesela 15 Temmuz sonrasındaki 4 partinin ilk defa bir araya gelip de aynı önergeyi verip bir komisyon oluşturulması hani bir yıldır, 1,5 yıldır pek olan bir şey değildi. Çok istisnai hiç durumlarda. Hiç olan bir şey değildi. Bu anayasa eğer uzlaşmadan, toplumsal kutuplaşmaya... Soma Araştırma Komisyonu'na da yaptık beraber. Çok az ama. Yani Soma Araştırma evet. Komisyonu benim olduğum dönem değil. Onun için onu bilmiyorum. Benim daha önceki darbede de 4 parti vardı. 4 parti ne zaman 1 Kasım'dan ulaştı? Sonra diyor herhalde. Evet, yani evet. Son 1 Kasım'dan yani sonra diyorsunuz. Birer, seçildi, evet, 7 Haziran bugüne 1 Kasım 15 seçildi. Aylık dönem içerisinde bir tane Şanlıurfa'ya evet. İstiklal madalyası verilmesinde 4 parti anlaşmıştı. Bir de bu konu. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmek lazım ve amaçtan sapmamak lazım. Bakın şunu yapmayalım. Efendim işte
bu dönemden geriye doğru gidersek işte siyaseten ne olacağı belli olmaz. Farklı sorumluluklar çıkabilir. Böyle bir endişe olmasın. Zaman kaldığında da daha da geri gidelim. Hiç önemli değil bizim için. Hiç onlardan da imtina etmeyiz. Ama ana gövdeyi böyle oturtmazsak bizim endişemiz o zaten. Sorunu çözemeyiz. Yani bir faydası olmaz bu işin çalışmanın. Şirin Hanım, mesela Ümit Dindar yeni değil mi? Kim yani olduğunu söylerseniz. Birinci Ordu Komutanı İstanbul'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin yanınızdayız, siyasi iradenin yanındayız onu diyerek. Onu biz verdik zaten o ismi. Bu yani isim, ama biz bunu davet ediyoruz yani, işte bakın. Burada Efkan Ala İçişleri Bakanı değil mi? Bugünkü isim daha yeni istifa etti İçişleri Bakanlığından. Üç yıldır burada. Bizim yandan, verdiğimiz isimler yani de bunlar biz sadece, yani. Özür dilerim Sayın Milletvekilim Zeynel Beyciğim. Bir yandan burayı dinleyelim, bir yandan da bu şahsın başlangıç noktalarına bakalım. İkisini birlikte birleştirelim. Puzzle'ın parçalarını birlikte götürebilirsek daha başarılı oluruz. Fethullah Gülen sadece bugün örgütlenmedi. Fethullah Gülen Ecevit döneminde örgütlendi, Özal döneminde örgütlendi, Demirel döneminde örgütlenmeye çalıştı. Milat, başbakanın bir milat tanımı var hatırlayalım. Diyor ki 17-25 Aralık diyor. Evet. Dolayısıyla onunla çelişmiyor mu Selçuk Bey? Bu hayır, anlatımı. Şöyle suçlarla ilgili Sayın Başbakan diyor ki bu suçlarla ilgili 17-25 Aralık'ı koyuyor. Biz ise bu suçlara gelen, bu suçu işleyen insanlarla ilgili nasıl suç işlediler? Ne zaman başladılar bu suç işlemeye? Gayeleri neydi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne biraz önce Zeynel Bey, Sayın Milletvekilimiz çok güzel bir şey ifade etti. Dört alanda örgütlendiler dedi. Askeriyede, emniyette, yargıda, medyada ve de sermayede örgütlendiler. Hariciyi çok, unutuyorsun. Hariciyede örgütlendiler. Dışişlerinde de ciddi şekilde hedefler ama burası sonaydı. Yani hariciyede çok ciddi ağırlıkları yoktu. Hariciyede çok ciddi şekilde bir gelenek vardı. O geleneği bozmak çok zor. 25 yıl içerisinde ancak büyük elçi olabiliyorsunuz. Başladığınız zaman katip olarak ama dışarıdan sonra, atanan büyük elçiler vardı. Vardı. Evet, vardı tabii bunlar da vardı. Altıncı olarak da bunu ekleyelim ama en önemli damar buralarda evet, örgütlendiler doğru, bu şekilde. Evet, ve buradan bu insanlar gayeleri neydi? Niçin buralarda örgütlendiler? Biraz önce bahsettiğiniz şu şu şahıslarla niye görüştüler? Yani MİT müsteşarıyla neden muhabbet beslediler? Peki bu konuda bir Abdülkadir Selvi'nin evet. de görüşünü almak istiyorum. 17-25 Mark bir milatsa, 17-25 Aralık pardon, bir milatsa neden geriye dönük gidiliyor diyor. Yani o aralıkta kalmak daha mantıklı olmaz mıydı? Katılıyor musunuz Abdullah? Şimdi eklemek istediğim şeyler var. Erdem Gül'e de eklemek istediğim şeyler var. Aslında benzer şeyleri söylüyoruz ama bir şu nokta var. Bir, 15 Temmuz darbe girişim üzerine odaklanmalıyız. Bunlarda öncelikli olarak bu darbe Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çıkan bir grubun yapması nedeniyle bir, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının o gece darbecilerin Ankara'da ve İstanbul'da, Genelkurmay Karargahı'nda ve İstanbul'da havacılardan derdest ettiği generallerin mutlaka dinlenilmesi lazım. Savaş uçaklarının, F-16'ların kalktığı, helikopterlerin kalktığı hava üslerinin Eskişehir, Diyarbakır, Ankara'da kara havacılık, Akıncılar, özel kuvvetler, buralarda görev yapan o gece darbecilerle karşı mücadele eden darbe girişiminde bulunanların dinlenmesi lazım. Cezaevine bir heyetin gitmesi lazım. Çok önemli isimler var. Sayın Genelkurmay Başkanı'nı derdest eden Yaver'in, özel kalem müdürünün, kara kuvvetlerin komutanını, ikinci başkanını derdest edenlerin, jandarma genel komutanı, bunların dinlenilmesi lazım. Hava kuvvetleri komutanı talimat vermesine rağmen bazı üstlerdeki komutanların bu talimatı dinlememesi, bazılarının da komutanın yanında yer alıp darbecilere karşı mücadele etmesi gibi bir durum var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de onların da dinlenmesi lazım. Bir başka nokta da darbeden önce hatırlarsanız neokonlar Türkiye'de darbe olacak, Türkiye'de darbe olması gerekir diye yazılar yazdılar. Hatta 3 gün önce Michael Rubin yeniden bir yazı yazdı. Dedi ki darbeyle başarılamadı, artık Erdoğan'a bir suikast yapılması lazım. Bu yapının yani elbette ki hem bir darbe odağından sapılmaması lazım. İkincisi bu yapının bir de uluslararası boyutu var. Yani bir heyet de Amerika'ya gidip neokonlarla görüşebilir. Çünkü bu yapı ben mesela bazı tanıklıklarım var onu da paylaşabilirim. O da şu Sayın Erdoğan başbakandı. Başbakanlığı döneminde Avusturya'da Hitler'le ilgili bir değerlendirme yapmıştı. İsrail ve Yahudi lobisi çok rahatsız olmuştu. Ben o zaman Amerika'daydım.
Los Angeles ve San Francisco'da bu yapının temsilcilerinin çok AK Parti ile iyi oldukları bir dönem olmasına rağmen çok şiddetli tepki gösterdiklerine tanık oldum. Niye dedim tepki gösteriyorsunuz? Biz İsrail lobisiyle iyi olmadığımız takdirde dünyada hiçbir faaliyetimize izin vermezler dediler. CIA Başkanı'nın bir Sayın Erdoğan'la görüşmesi var. CIA Başkanı Türkiye'ye gelince Sayın Başbakan görüşmek istemiyor. Çünkü CIA Başkanı ile daha önceki görüşmelerden bir sonuç alamamış. Ama MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan hayatta, Sayın Cumhurbaşkanı hayatta, CIA Başkanı ısrarla görüşmek istiyor. Buyursun gelsin diyor en sonunda. Görüşme böyle devam ederken Sayın Başbakan MİT Müsteşarı'na dönüyor. Yani bunları mı konuşacaktık? Hani bunlar çok bilinmeyen şeyler değil anlamında. Çıkmadan CIA Başkanı diyor ki siz İsrail'le ilişkilerinizi düzeltin, özürü kabul edin. Biz de sizin cemaatle ilişkilerinizi düzenleyelim. Hayatta hepsi. Cemaatle ilgili cemaatle ilişkilerinizi düzenleyelim. Düzenleyelim. Yani bu 7 Şubat 17-25 Aralık sürecinden sonra. O zaman Sayın Başbakan dönüyor diyor ki ya bunların CIA ile ilişkileri bu kadar mı ileri aşamada? Mesela bunun da, bunların da ortaya çıkması lazım. İstihbarat yani MİT müsteşarı elbette ki dinlenmeli ama aynı zamanda jandarma istihbaratında dinlenmesi lazım. Bu darbeyi en önemli ayaklarından birisi jandarmaydı, hava kuvvetleriydi ama Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içerisindeki cuntadan haber olmadı. Polis istihbaratında dinlenmesi lazım. Yani istihbarat birimlerinin de burada dinlenmesi gerekiyor. Bir şey söyleyeyim Zeynel Bey belki ekleme yapacak ama geriye doğru döndüğümüzde elbette ki bu yapının devlet içerisindeki örgütlenmesinde belli kilometre taşları var. Örneğin 28 Şubat'ın çok önemli aktörlerinden birisi Fethullah Gülen. O sürecin hayatta olanlarla Fethullah Gülen 28 Şubat ilişkisi konuşulur. Fakat yurt dışına çıkma konusu var. Şimdi merhum olduğu için Ecevit'in ona yurt dışına çıkması söylediği ifade ediyor. Ama başka bilgiler de var. Yani o dönemin kabinede yer alan başka isimlerinde Fethullah Gülen'e yani askerler seni tutuklayacak yurt dışına çık diye tüyo verdiği söyleniyor. Onlar söylenebilir. Yani o 15 bakanlar Temmuz, dinlenebilir. Tabii yani 15 Temmuz darbe girişimi konusunda Sayın Mesut Yılmaz çok kararlı bir tavır ortaya koydu. Mesela Amerika'da paneller yönetti ama o döneminde başbakan ve başbakan yardımcısı olarak önemli isimlerden Mesut Yılmaz'ın da dinlenmesi gerekir bence. İtirazınız mı var buna? Şimdi şöyle, soruşturmalar tabii daha yeni başladı. 15 Temmuz'dan itibaren darbe özelinde yapılan soruşturmalar var ve daha öncesinden de genel olarak terör örgütü olarak tanımlandıktan sonra yürüyen soruşturmalar var. Şimdi ortaya çıkan birkaç tane konu var mesela soruşturmalarla ilgili. Bir gözetim altında, izleme altında olan bir örgüt. Yani aslında böylesine büyük, tehlikeli bir terör örgütünü bir kenara koyun. Basit bir çeteyi bile izleyen kolluk kuvvetleri olduğunu farz edin. Bu yapının elemanları eşlerini boşuyorlar. Ortaya çıkıyor yakın tarihte. Eşlerini boşuyorlar. Varlıklarını nakde dönüştürüyorlar. Fazla mesai yapıyorlar, ortak toplantılar yapıyorlar ve buna ilişkin haberler de paylaşılıyor. Yani şu anda soruşturmalarla ilgili yürüyen şeyler haberler de paylaşılıyor. Demek ki bir hazırlık sefahati var ve bu kadar göz önünde olan bir yapı da aynı zamanda izlenmesi, tespit edilmesi lazım. Şimdi Abdülkadir Bey'in söylediğiyle birlikte değerlendirdiğinde burada nasıl bir ihmal var? Yani gözetim altında olan 15 Temmuz sonrasında mesela çok sayıda gözaltına alınan isim var. Belli ki daha önceden de aynı zamanda emniyet, MİT, yargı soruşturmaya devam ediyor ve özellikle kurumlardan temizlenmesine yönelik çalışma yapıyor değil mi? Bu esnada nerede bir ihmal oldu ya da başka bir ifadeyle acaba takip edildiğini anladı, tasfiye edileceğini düşündü, daha sonraya planladığı bir darbe girişimi vardı, bunu önemi çekti. Yani bunların açıklığa kavuşması önemli. İkincisi, Gülen'in Amerika'da kalma süreci, Amerika'ya gitme süreci var. Bir de biliyorsunuz bazı kaynaklarda, bazı kitaplarda şu da yer alıyor. Orada göçmenlik bürosunun vize uzatım talebini reddettiği ve vize uzatım talebi konusunda da bazı girişimlerin olduğu. Mesela
Biz onu ilk etapta yazdığımız listede yok ama zannediyorum sizin verdiğiniz listede var. Eski Milli Eğitim Bakanınızın. Yani var, ben yanlış var, görmediysem. Var. Mehmet Sağlam Bey var, Abdülkadir Aksu yani Bey var. 2007-2008 yani orada kalmasına yönelik çabalar kimler sarf etmiş? Çünkü niye sınır dışı edilmeye çalışılmış? Orada temiz mahkemesine başvurmuş. O da kabul edilmemiş. Federal mahkemeye başvurulmuş falan. Bu süreçler o açıdan da değerlendirmek ve lazım. Mesela üzerinde bizim, durulması gereken işte, bir nokta da bir orada. Bizim çok güzel söyledi, özür dilerim. Ama dün ve bugünü beraber açısından götürelim. Ben biraz daha farklı bir şey söylüyorum. Evet. Diyorum ki bakın biz bunları biliyoruz ama bunları şu anda dile getirmedik. Çünkü öncelik 15 Temmuz olması lazım. Gerekçelerini de izah ettim. Yani Türkiye yeni bir tehlikeyle karşılaşmasın. Bunu net bir şekilde tespit edelim. Ve sonra geriye doğru gidelim. Geriye doğru gidelim zaman ben kaldığı bir ölçüde. Ha, şunu, yani da, şunu da ifade edeyim, buyurun, ondan sonra bitireceğim. Şimdi şöyle de bir şey yapmak lazım. Hayır, ne yapacağız isterseniz sonra geçin de bölünmesin. Ama bununla ilintili ha, yani peki, çok kısa ifade edeceğim. Şimdi Türkiye'de şu anda da hani dünyada da aslında öyle işte bir cemaatleşme olgusu var. Cemaatler var, dünyada da var, Amerika'da da baktığınızda var. Dolayısıyla şu anda bu cemaatlerle iletişime geçen siyasiler de var. Hani belki bizim partimizde çok ama da az. Ama bu cemaatler meselesi ana başlık da onun için diyorum. Burada konu söylemeyin ben diye. Ben geriye gitmek değil, tam tersine ileriye gitmek gerektiğine inanıyorum. Şu açıdan ileriye gitmek gerektiğine inanıyorum. Madem biz bu darbe tüm boyutları ortaya çıkarılamadı ve yeni bir darbe tehlikesi her zaman söz konusu olabilir diyoruz. Şimdi neokonların dinlenmesini o açıdan çok önemsiyorum. Neden? Bu darbe sürecinde Mayıs ayında, Nisan ayında yazdıkları yazılara herkes tepki gösterdi. Kimse demedi ki ya bunlar Türkiye'de darbe olacak demiyorlar. Türkiye'de darbe yapın diyorlar, teşvik ediyorlar. Çünkü neokonların bu konudaki sicili bellidir. Oldukları ülkelerde darbe yaptırırlar. Şimdi aynı devam ediyorum. Örneğin Michael Rubin'in 3 gün önce yazdığı yazı bence çok çok önemliydi. Diyor ki böyle kalkışmayla Erdoğan'ı deviremediniz. Şimdi suikast yöntemini kullan. O nedenle buradan Amerika'ya mutlaka bir heyetin gitmesi bir ve bu görüşmeler yapması ben lazım. Ben de söylüyorum ama sizin söylemeniz daha iyi. Neokonların ne olduğu konusunda bir vurgu yapın da seyircilerimizden belki yani nedir bu neokon diyenler olabilir. Yani Amerika'da daha çok cumhuriyetçiler içerisinde örgütlenen, düşünce kuruluşlarında yer alan ama geçmişte Pentagon'da, Beyaz Saray'da görev yapmış, büyükelçilikler yapmış. Fakat daha çok bizim gibi ülkelerde karışıklıklar çıkarmayı, darbeler yaptırmayı önceleyen bir yapı. Bir gladio yapılanması evet, aslında. Bir yapılanma. Diyebiliriz yani bir derin devlet yapılanması, evet. Amerikan devleti. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mesela Erdem, darbeyi yapan iki generalin de dinlenmesini arkadaşlarımız teklif ettiler. Bu hafta sunacaklar. Bir tanesi Eydil. İsmini hatırlayamadım. Şu an içeride tutuklular bunlar. Bir de Marmaris'te. Yani 15 Temmuz 15 darbesini. Temmuz darbesini yapıp iki generalin dinlenmesini çünkü işin başında bulunan kişiler. Aynı zamanda Marmaris'te neler oldu? Aksas komutanı peki, nasıl bir tavır takındı? Peki ama orada bir hukuki soru soracağım. Tamamıyla hukuki. Darbeyi yapan iki komutan içeride şu anda onların da dinlenmesi diyorsunuz. Ama daha henüz tutuklular, hükümlü değiller. Evet. Dolayısıyla orada bir çelişki olmayacak. Şimdi onları otomatikman darbeyi yapan paşalar ilan ederseniz hayır, belki gerçeği o değil. Şu an. Elbette ki şu an yakalanmışlar. Tam darbe esnasında resimleri var. Ellerinde silahlar var. Bugün Türkiye'de 241 kişi ölmüş. Emirler vermişler. Konuşmaları var WhatsApp'lar üzerinden. Aynı zamanda bu şahıslar sadece şuradan sağdan soldan toplanan adamlar değil. Genelkurmay Başkanı biraz önce Abdülkadir Bey de söyledi. Genelkurmay Başkanı'nın yaverini de dinleyeceğiz. Yani biz bunlara direkt olarak suçlu demiyoruz ama önümüzde de elimizde de bir belgeler var canım. Kameralar var, silahlar var, ölen insanlar var. Ben zaten hukuki başkanın bir soru sordum. Yani evet, hukuki olarak evet, mahkemelerin evet suçlu budur dediği kişiyi darbe komisyonu olarak o gecenin müsebbibi olarak dinlemek ileride sorun çıkarmaz mı? Biz müsebbibi olarak değil ama en azından neden bunlar yapıldı? Neden kameralara neden oradaydınız? Neden nasıl siz oldu? Oradaydınız? Neden Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı derdest ettiniz? Kuvvet komutanları ile ilgili bu şekilde bir çaba içerisine giriştiniz. Jandarma Genel Komutanı yok. Çünkü henüz şöyle, daha vatandaş bunlar. Aynı zamanda özür dilerim Erdem Bey. Jandarma Genel Komutanı da yazdık buraya. Onu da dinleyeceğiz. O gece şu an İçişleri Bakanlığı'na bağlandı çıkarttığımız son yasa gereğince biliyorsunuz. Aynı zamanda biz cezaevinde yatan gazeteciler de dinleyeceğiz şu an. Mesela kimler? Ahmet Tunan Alkan, Mümtaz Ertürk'ün gibi geçmişte ülkücü kimlikleriyle tanınan kişiler.
Aynı da Şahin Alpay gibi geçmişte solcu kimliğiyle tanınan, Filistin'e gidip oralarda eğitim görmüş bir şahsi Şahin Alpay'la ilgili bir dinleme yapalım. Aynı Nazlı Ilıcağı dinleyelim diyoruz. Bir de İslamcı kimliğiyle tanınmış olan Ali Bulaç Bey'i şu an cezaevindeler, kendileri Zaman Gazetesi'nde uzun yıllar yazılar yazdılar bu şahıslar. Acaba 17-25'ten sonra niçin yazmaya çalıştılar? Ne düşünüyorlar? Bunlara da sormak istiyorum. Evet, bu son bölümün üzerinde de duracağım ama özellikle gazeteciler... Bu önemli. Önce... görmüş bir gazeteci olarak. Son bölümü şimdi dur çünkü kaynamasın şimdi arada. Şimdi hemen duracağım bu konuşmada. Bir yerden başlayacağım. Bence şurası önemli. Şimdi şöyle bir tartışma var. Biz bir başarılamayan ama çok bedeli ağır olan bir darbe yaşadık. 241 kayıp var. Başka şeyler de var. Yani eğer başarsalardı zaten daha geçmişte belki 12 Eylül'den falan bildiğimiz vahim şeyler olacaktı. Fakat şöyle bir eleştiri var. Darbeyle mücadele de belki bunu bu kadar net söylemek doğru değil ama darbeyle mücadele de demokratikleşmeyi askıya alarak yürütülüyor. Dolayısıyla bu zaten darbeyi getirecek olanların da, darbeyi yapacak olanların da istedikleri bir düzendi. Yani olağanüstü hal rejiminde yaşıyoruz. Olağanüstü hal rejimi, evet, anayasal bir kurum, hepimiz biliyoruz bunu. Ama olağanüstü hal rejimi demek aynı zamanda siyaseti de bypass etmek demek, etkisiz hale getirmek demek. Örneğin meclis şimdi kanun hükmünde kararnamelerle çalışıyor. Kendi doğal yasalarını çıkaramıyor. Kanun hükmünde kararnameleri ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Yetkisizim diyor, inceleyemiyor. Evet. Bu sırada mağdurlar meselesi oluyor, kuru yaş meselesi oluyor. Hatta bir keresinde Cumhurbaşkanı söyledi. Sonra dün ve bugün biraz daha yok mağdur ama bakılır filan gibi şeyler söyledi. Sizin söylediğiniz meselede birincisi komisyonunuz ülkeyi normalleştirmekle ilgili de bir yükümlülükle karşı karşıya. Hepimiz söylemiyor muyuz? İlla nihaye olağanüstü hal istemiyoruz. Dolayısıyla demokrasiyi tekrar rayına oturtmaktır zaten darbelerle mücadele. Ömür boyu biz olağanüstü hal rejiminde kalacaksak zaten darbeciler istediklerini başarmış olurlar. Bir de ben bunu şunun için de söylüyorum. Mesela ben şundan yanayım eğer teknik olarak mümkünse. CHP lideri örneğin darbecilerin yargılanmasının televizyonlarda canlı yayınlanmasını istedi. Hatta bunu halk bu darbeyi engellediğine göre halkın bilme hakkı var. Biz demedik mi? Halk çıktı sokağa ve engelledi darbeyi. Dolayısıyla bu darbeyi kimler yapmış, kimlerle birlikte yapmış bu yargılamayı görmesini istedi. Mümkünse komisyonun zaten açık olacaktır büyük ihtimalle, gizli olmayacaktır ama belki TRT 3'ten böyle bir şey de yapılabilir, bilmiyorum. Yöntem olarak. Buradan son olarak şunu söyleyeyim. Başka farklı bir şey. Sizin talep ettiğiniz darbe komisyonunun açık, yani yayın açık. Beyefendinin söylemiş olduğu yargılamaların yayın açık. Ama sizin için bunu söylüyorum. Evet. Son olarak gazetecileri siz önerdiniz. Yani gazeteciler bizim açımızdan şimdi bir yargı süreci devam ediyor ama yani ben bir gazetecinin yazdığı, çizdiği nedeniyle tutuklanmasını asla kabul edemem. 100 civarında gazeteci hapiste. Sizin saymadığınız isimler de var. Bir kısmını saydınız ama Murat Aksoy var, Altanlar var, Nazlı Ilıcağı siz saydınız. Bunların tamamı hiçbir iddianameleri olmaksızın darbeden bir süre sonra tutuklandı ve yatıyorlar. Dolayısıyla onları hem dinlemeniz gerekir, hem de bir mağduriyetleri varsa onu da anlamanız gerekiyor. Erdem Bey, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ben 7 yıl cezaevinde yattım. Evet. Daha sonra beraat ettim. Şimdi bir gazetecinin içeride olması elbette ki tasvip edeceğimiz bir şey değil. Yazdıklarından dolayı, söylediklerinden ve konuştuklarından dolayı. Demokrasi açıklık rejiminin adıdır. Demokrasi şeffaflık rejiminin adıdır. Demokrasi aynı zamanda farklı fikirlerin bir arada yaşatabilme sanatının adıdır. Eğer sadece benim fikirlerim yaşayacaksa orada demokrasi olmaz. Orada otoriter bir yapı oluşur. Olağanüstü hal yaşıyoruz ama bu şahıslarla ilgili bugün yapılan savcıların, emniyetin savcıların yapmış olduğu olağanüstü hal nedeniyle yapmış olduğu bir tasarruf. Ben şahsen bir milletle tasvip ettiğimi söyleyebilir miyim? Etmiyorum. Keşke bu insanlar tutuksuz yargılansalar. Burada savcılar, burada emniyet gözaltına alırken, daha sonra savcılar tasarrufta bulunurken
bunların ünlü bir gazeteci olduklarını, Türkiye'nin öyle ünsüz çok da... Ünsüz de olsa çok da, hayır, ünsüz de olabilir. Ünsüz de olabilir. Çok da önemli, şöyle de tanınan da gazeteciler diyeyim daha doğrusu. Ünlü kelimesini tanınan insan olarak kullanayım. Tanınan, toplum tarafından bilinen insanlar, kaçma ihtimallerinin olmadığı, her türlü olağanüstü tedbirlerin de alındığı bir Türkiye'de, bunların tutuksuz peki olarak yargılanmaları ben kendim olarak, şahsım olarak düşünüyorum. Burada ama benim aklıma takılan bir şey var. Ama belki iki milletvekilimizin... Eğer dinlemek istememiz bile belki buna katkıda bulunur diye düşünüyorum. Şöyle, burada isimler üzerinden konuşuyoruz. Tabii hani hukukun alanına girerek, bu bir hedef göstererek ya da işaret ederek anlamında değil, ama şunu anlayamadım. Bilmiyorum sizler katılır mısınız? Mesela komisyon olarak Şahin Alpay gibi... Yani evet, Zaman Gazetesi'nde yazıyordu ama hani geçmişi ve yazıları nedeniyle. Şahin Alpay'ı dinlemek yerine neden mesela Baransu'yu dinlemiyorsunuz? Çünkü bavulları yazan, getiren bizzat koyan da, o. Yani önceliği neden onlara vermiyorsunuz? Önceliği şundan daha dolayı. O isimleri. Önceliği merak şundan et. Dolayı. Öncelik diye bir şey yok burada. Yani ben bunların isimleri ben teklif ettim, bu isimleri dinleyelim diyerek. Henüz komisyon bu konuda bir değerlendirme yapmadı. Baransu'yu da ekleriz buraya. O da önemli bir şahs. Doğru söylüyorsunuz. Burada Baransu bunların daha da önünde olan bir kişi. Onu da dinleyelim. O da doğru. Katkıda bulunduğunuz için de teşekkür ediyorum. Şimdi, buyurun Abdülkadir Bey, bir şey söyleyecek. Şöyle bir şey söyleyeceğim de bu konuyla ilgili. Birincisi, tabii biz araştırma komisyonuyuz. Soruşturma, yargılama yerine geçen faaliyette bulunmayacağız. Tabii. Bazı isimleri, tutuklanan bazı isimleri siz de ifade ettiniz. Onları da dinleyeceğiz, dinlememiz lazım zaten. Bu dinleyeceğimiz isimler de ağırlıklı olarak tabii yargılamaları sonra olacak ama işte ayağım ayağım ortada, canlı yayınlarda izlediğimiz, direkt suçu işlediği neredeyse matematiksel kesinlikle ortada olan, öyle görünen ya da isimler olacak. Onları dinleyeceğiz. Şimdi demin söylediğiniz yöntemle, yani bu aslında biraz iç içe bir mücadele yöntemi. Çok girift, çok rahat gizlenebilen, örgütlenebilen, saklanabilen bir yapıyla mücadele edilecek. Yani bu kolay bir iş değil. Soruşturması da kolay değil gerçekten. Yani ilk önce bu tespiti yapalım ve Türkiye bütün yönleriyle de bu tehlikeyi bertaraf edebilmek için de gerekli, mantıklı adımlar atması lazım. Bizim... temel olarak söylediğimiz bu yapıyla mücadele konusunda işte iktidarla ayrıştığımız konular var. Yani OHAL konusu da bununla ilintili, soruşturmaların sefahatiyle ilgili gelen başvurular eminim hepimize gidiyordur. Size de yüzlerce mail geliyordur, mektup geliyordur. Cezaevlerinden insanların gönderdiği mektuplar geliyordur. Yani şöyle bir görüntü, şöyle bir şey içerisinde kimse olmasın. Bu işte evet... kurucusu olan, yöneticisi olan, darbe girişimine katılan, o kılcal damarlar dediğimiz örgütün büyümesine yönelik her faaliyette bulunan, bunlarla birlikte bir de çok geniş bir sosyal tabana hitap ettiğini bildiğimiz için, yani ciddi sayılar bahsedildiği için, burada da bir ölçü, yani hukuk nazarında, adalet nazarında bir ölçüyle birlikte delili ya da şüphe şeyi daha düşük olanlar tutuksuz yargılanmalı burada öncelikle. Peki olarak. Bu ama o hal. Şimdi biz sizin komisyon çalışmalarından sınırlı kalalım. Yani onları da konuşuruz. Bir şey söylüyordunuz bu konuda. Bir şey söyleyeceğim. Bu darbe konusunda özellikle 15 Temmuz konusunda odak sapmasına izin verilmemesi üzerinde ısrarla duruyorum. Çünkü darbeciler evet 15 Temmuz gecesi tankları yürüttüler, F-16'ları kaldırdılar ama özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bunların soruşturulması gereken bir nokta var. O da şu. Çok aleni olarak 8 Temmuz'da, 11 Temmuz'da, 13 Temmuz'da bunlar Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Eskişehir bu karargahlarda kendileri junta toplantılar yapıyor. Görev paylaşımı yapıyor. Diyor ki sen başbakanı teslim alacaksın. Sen Cumhurbaşkanı'nı teslim alacaksın. Sen Genelkurmay Başkanı'nı etkisiz hale getireceksin. O nedenle bu junta toplantılarının yapıldığı yerlerdeki bu junta toplantılarına katılanlar önemli bir kısmı zaten tutuklular. Ve orada görev yapanlar neden mesela İstanbul'da Yeşilköy'deki Harp Okulu'nun orada önceden kameralar kapatılıyor. Orada 11'inde ve 14'ünde toplantılar yapılıyor. Adil Öksüz 14'ünde Akıncı üstündeki toplantıya Amerika'dan geliyor, katılıyor. Ne getirdi oraya? Yani son olarak hangi talimatlarla geldi Akıncı'daki toplantı? Akın Öztürk Gümüldür'de tatildeyken tatilini yarıda kesip Ankara'ya geliyor. Nikah şahidi olacağını bildirdiği Şanver General'in kızının düğününe gitmek yerine
önceden gelip burada toplantılara katılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bence çok böyle dağıtmadan oralara odaklanırsak bunların arkasındaki bağlantılar ortaya çıkar. Mesela deniliyor ki Şubat ayında bu darbe planları tamamlandı. Darbe planları daha sonra gelişmelere göre Mayıs ayında yeniden revize edildi. Yüksek Askeri Şura'dan sonra asıl darbe yapılacaktı ama Şura'da tasfiye edileceklerini öğrenince darbeyi öne çektiler. Yani bunları ortaya çıkarmak için bu darbe toplantılarına katılanları dinlememiz gerekiyor. Dinlenilmesi gerekiyor komisyonun. Bu arada sizi bulmuşken ne oldu Adil Öksüz? Bulunca getireceğim canlı yayına. Hayır yani siz o konunun takipçisiyiz evet, o manada söylüyorum. Evet. Gündemde kaynadı gitti. Ne oldu? O kadar önemli şeyler var ki. Bakın en son ulaştığım birkaç bilgiyi paylaşayım programımız aracılığıyla. Adil Öksüz'ü adliyeye getirmek için Akıncı Jandarma Karakolu'ndan minibüse bindiriyorlar. Bir jandarma görevlisi geliyor, minibüs hareket edeceğiz ama sadece onu alıyor minibüsten indiriyor. Diyor ki bu kalacak ve gideceksin. Adil Öksüz'ün biz GPRS cihazı yakalandığı halde kendisine teslim edildi. İki telefon çıkıyor üzerinde. O telefonlarla o 22 saat süre içerisinde önemli görüşmeler yapıyor. Bir orada görevli olan hemşehrisi olan bir astsubayın ailesiyle görüşüyor. İkincisi orada görev yapan ama dışarıda bir eğitim kurumunun sahibi olan birisiyle görüşüyor içerideki konumunu ayarlatmak için. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Giderken hem o GPRS cihazını hem iki telefonunu kendisine teslim evet. ediyorlar. Ve o numaralar dahi kayda girmiyor. En azından o numaralardan HTS kaydı çıkarılıp o trafik tespit edilebilirdi. Bir başka nokta şu anda Adil Öksüz'ün yardımcısı olarak cezaevinde olan şahsın da kurmayların imamı olduğu mesela ortaya o şahıs çıktı. Dinlenmeli. Dinlenmeli. O şahıs ama sorgusunda da konuşmama hakkını kullanıyor. Adil Öksüz konusunda evet Adil Öksüz bir el tarafından kaçırılmış. Bir el tarafından da korunduğunu düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bir kaygı olarak öldürülmüş olabilir mi? Şu ana kadar hiçbir belirti yok demişti. Ben ana muhalefet liderinin bu tür konuşmalarını çok önemserim. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu çok değer verdiğim bir genel başkan. Doğrusu Adil Öksüz konusunu araştırmak üzere oluşturulan birimlerde de şu ana kadar hiçbir belirti olmaması nedeniyle ya ne oldu ortadan mı kaldırıldı yoksa yurt dışına çıkarılması gereken günü mü bir yerde bekletiliyor diye kaygılar oluşmuş durumda. Evet. Şimdi o koruyan el sizce Abdülkadir Bey nedir, kimdir? Yani kim koruyor olabilir? Şimdi şöyle bir gerçek var. Neredeyse uçan kuşun tutuklandığı bir ortamda darbeyle ilgili en önemli yer olan Akıncılar Üssü'nün hemen yakınında bir yerde yakalanıyor o gece ve üzerinden işte ciddi miktarda para çıkıyor. Bu bahsettiğiniz cihaz çıkıyor. Cihazı tanımlayamıyorlar da yani öyle değil mi? Ne olduğu da anlaşılmıyor. Buna rağmen tutuklamaya sevk ediliyor. Bir hakim talebi reddediyor. Bir itiraz ediliyor. İkincisi de reddediyor. Öyle değil mi? Yani boş süreç de bu. Boş bir dosya sunmuyor bakın, hakimler. Boş dosya olsa bile yani bir olay yazılıp da bir nedenle bir gerekçeyle o güne özel değil mi sunuluyor? Dolayısıyla burada şöyle bir şey çıkıyor. Acaba Adil Öksüz kim tarafından korunuyordu ve bu darbe girişiminde hangi aşamada ne pozisyonda gerçek anlamda görev yaptı ve nerelere bilgi taşıyordu? Yani bunun için siz olsanız kimi davet edersiniz? Kimi dinlemek istersiniz? Şimdi şöyle, demin ifade ettim aslında. Bir sefahat aldıktan sonra biz bunu da planlıyoruz. Kimi dinleyelim diye. Özellikle Akıncılar Üssü'nde o gece görüştüğü isimler, her kimse ve sonra tutuklanan onların özellikle dinlenmesi lazım. Akıncılar Üssü'nde bu adam sizin yanınızda ne arıyordu? Bu adamla ne konuştunuz? Bu adamla ilişkileriniz neye dayanıyor? Bunu sormak lazım. Önümüzdeki dönemde bunu soracağız. Ben Zeynel Bey'in sorusuna isterseniz çok kısa cevap vereyim. Çok önemli bir nokta. Bir, Adil Öksüz Akıncılar Üssü etrafında yakalanmıyor aslında. Akıncılar Üssü'nün içinde yakalanıyor. Ama kayıtlara da etrafında yakalandı diye geçiriliyor. Ta orada başlıyor koruma. Diğerleri kelepçelendiği halde o kelepçelenmiyor. Diğerleri
Lobi'nin hiçbir yerle görüşmesine izin verilmediği halde onun telefon görüşmesi yapmasına imkan veriliyor. O GPRS cihazını tuvalette saklamaya çalışırken bir başçavuş tarafından fark ediliyor ve onların hiçbirisi tutanağa geçirilmiyor. Orada ifadesi alınmıyor. Daha önceden bu yapılanmanın polis imamı olduğu söylenen, evet, Kemalettin Özdemir, Adil Öksüz ismini MİT'e, jandarmaya, yargıya verdiği halde en azından orada bir sorgulama yapılmıyor. Ya da biliniyor, kim olduğu bilindiği için o dosyası çok boş olarak gönderiliyor. En sonunda adliyeye götürecek olan aracın içerisinden çıkarılıyor ve oradan kaçması sağlanıyor. Onu kaçıran güç nedir? Bir cümleyle onu söyleyeyim. Adil Öksüz, Pensilvanya'dan 14 Temmuz'da gelip Akıncı Üssü'ndeki darbenin karargahı olan Akıncı Üssü'ndeki toplantıya en son darbe planının onaylanmış şekliyle geldiği için taşıdığı bilgiler açısından önemli birisi. O ele geçirilse Fethullah Gülen'le darbe arasındaki illiyet bağı çok daha net bir şekilde kurulacaktı. Onu kurtarmak için, aslında Adil Öksüz'ü değil Fethullah Gülen'i kurtarmak için. Orada şimdiden tabii kimseyi suçlayamam ama büyük ölçüde orada görev yapan kamu görevlilerinden ve yoğun olarak da jandarma üzerinde kuşkularım artıyor. Onu da çok net ifade edeyim. Jandarma. Bir el onu demek ki koruyor. Jandarma genel komutanı mı dosyasını, dinlenmeli? Dosyasını boş mu? Hayır, orada Akıncılar'da görev yapan jandarma komutanı dahil olmak üzere o GPRS cihazını bulan başçavuş da dinlenmeli. Onlar açı alındılar mı? Onlar dinlenmeli. Akıbetlerini bilmiyorum. Mutlaka bir işlem yapılmış ama serbest bırakılması dinlenmesi lazım. Şu an yakalanmışlar, açığa alındılar. Jandarma? Hayır. Serbest bırakan hakimler açığa alındı. Ama jandarma? Jandarma ile ilgili bilmiyorum. Falan yoksa. Yok. Ama jandarma mutlaka Akıncılar jandarmasının ama jandarma alınmadı. Akıncılar bilemiyoruz. Belki açığa alınmış. Onların dinlenmesi şimdi lazım. Şimdi enteresan bir şey. Buradan şuna geleceğim. Size bu darbe komisyonuna ifade veren Albay Mustafa Önsel, değil mi? Evet. Size verdiği bilgide şöyle demiş. 1982'de Harp Okulu'nda özel bir sınıf açıldı ve 11 general bu sınıftan mezun oldular ya da bitirdiler. Bu 11 generalin 11'i de darbeci çıktı. Ve o dönemde de öğrenci albay komutanı Hilmi Özkök'tü. Yani eski genelkurmay başkanı. Hilmi Özkök'ü dinleyeceksiniz. Peki Hilmi bu Özkök de var. Mustafa Önsel'in, albay Mustafa Önsel'in verdiği ifadeyi nasıl buldunuz? Ne diyorsunuz bununla ilgili? Albay Mustafa Önsel 1982 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden o yıllarda mezun oluyor kendisi. Ve 1982 yılında beraber mezun oldukları arkadaşlar içerisinde 11 kişinin bugün darbe yapan kişi olduğunu söyledi bize. Aynı zamanda isim verdi mi? İsim vermedi bize. İsim, herhangi bir isim zikretmedi. Ama bunlar bugün yargılanıyorlar. Ona bakabilirsiniz ifadesini kullandı. Diğer bir söylemiş olduğu şey de şuydu. Her darbenin arkasında mutlaka yabancı güçler vardır dedi. Türkiye'de hiçbir darbe tek başına yapılmaz ifadesini kullandı. Bunu söyledi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde öğrencilik yılları içerisinde zaman zaman işte çocuk arkadaşlarının gelip eve gittik, tıraş olduk, yemek yedik dediklerini o zamanlar kavrayamadığını, daha sonra yavaş yavaş bu cemaatle ilgili illiyet bağları oluştukça bunlar demek ki bir örgütleniyorlar gibi kendi kendine sorular sorduğunu söyledi. Bunları söyledi. Aynı zamanda o zamanlar içerisinden itibaren bunların örgütlenmeye başladığını, fakat kendisiyle birlikte Balyoz davasından içeride yatarken de bunların öyle darbe yapma gibi bir niyetlerinin olmadığını, bunların zeki insanlar olduğunu falan da söyledi. Daha sonra bunların bir sapma içine girmiş olabileceklerini ifade etti. Bunları söyledi. Ama örgütsel bağlarını o zamanlar hissetmiştim. 1980 darbesinden sonra da zaten biz öğrenciydik. O zamanlar zaman zaman içimizdeki devrimci ve ülkücü öğrenciler vardı. Biz gece sabah kalkardık, gece yatardık, sabahleyin ülkücü öğrencilerin olmadığını görürdük bazılarının. Bazen de devrimci öğrencilerin olmadığını görürdük. Nereye gittiler derdik, mamağa götürüldüler derlerdi. Ve orada 45 gün işkence yapıp daha sonra oradan tasfiye edildiklerini öğrenirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir güç zaman zaman, artık bu gücü ben sordum kendisine. Bu güç Amerikancı olanlarla Amerikancı olmayanların bir kavgası mıydı diye sordum kendisine. Ve olabilir dedi, yani bu tam manasıyla şey yapamadı ama zaman zaman
subayların 1980'de ülkücülerin ve devrimcilerin tasfiye edildiğini, 28 Şubat döneminde işte biraz dine yatkın subayların veyahut da öğrencilerin tasfiye edildiklerini söyledi. Hatta ben de kendisine şunu sormuştum. Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri dine bu kadar uzak bakmasaydı, sıcak baksaydı, yani 28 Şubat döneminde veya daha önce başörtüsüyle uğraşmasaydı, sakalla uğraşmasaydı, Fethullahçı terör örgütü buralarda gizli gizli takiye yaparak örgütlenebilir miydi? Veyahut da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde milliyetçiyim diyen, ülkücüyüm diyen, devrimcim diyen veyahut da herhangi bir hiyerarşik bağı olmayan, dini yaşamak isteyen subaylarla ilgili böyle tasarruflarınız olmasaydı, tasfiyeleriniz olmasaydı acaba Türkiye böyle bir tehlikeyle karşılaşabilirdi, bilir miydi? Hiyerarşik yapıyla ilgili gereği yapılmalıdır ama hiyerarşik yapının dışında bireysel olarak İslam'ı yaşamak isteyen insanlara o özgürlükler tanınmalıydı ifadesini kullandı. Peki siz ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, Sayın Önsel çok yararlı bilgiler paylaştı. Dedi ki ben dedi Balyoz Kumpası'nda tutuklandıktan sonra ki orada da sistemini iletti biz dedi içeride boşu boşuna yatarken bu yapılan operasyonların doğru olduğunu söyleyen savunan siyasileri izledikçe de kahroluyorduk dedi. Ben buradayım. Balyoz'la ilgili de bütün dosyalar açıkta. Hiçbir suç işlemedim dedi. Boşu boşuna ömrümün şu kadar yılı gitti dedi. Önce 4,5 yılı gitti dedi, evet. İkincisi dedi ki biz daha önceden bazı duyumlarımız oluyordu dedi. Yani görevdeyken ya işte çeşitli yapılanmalar var. İşte o zamanki adıyla cemaatin kadrolaştığı ya da işte bazı isimlerin bazı ziyaretler yaptığı, evlere gittiğini gibi şeyler duyuyorduk ama dedi. Asıl itibarla tutuklandıktan sonra orada bu konuyla ilgili çok kafa yorduk. Yani bu neden başımıza geldi, kim kimdir, geçmişi düşündük. Hiç tanımadığımız insanlarla o dava neticesiyle tanışınca kendi askeriye içerisinde farklı alanlarda çalışan, farklı görevlerde çalışan isimlerle kim kimdir biraz daha fazla tespit ettik dedi. Ben çok daha öncesinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaverin arkasında görünce ya biz kendi aramızda sorduk ettik dedik ki bu kardeşim nasıl böyle duruyor yani yakın tarihlerde bu adam onların adamı değil mi? Şimdi soruşturduk çıktı ve biz bunu tabii dedi ben direkt kendim ulaşamadım ama kendisine ulaşacak şekilde farklı kaynaklara bunu birkaç yerden bilgisini ulaştırdım. Yani bu adam böyle böyle tehlikeli sizin için diye. Bunda da dedi hayret ediyorum yani nasıl o kadar süre yanında görev aldı diye bu ifadeleri de kullandı. Ve bazı tabii şöyle bilgiler de verdi aslında belki de işte riskli gördüğü konularda işte daha fazla yakalanandan daha fazla da bu yapının elemanı olabilir dedi. Dikkat etmek lazım dedi. Yazdığı kitaplarda da bazı isimlerden bahsetti. Yani şu ana kadar yakalanan, gözaltına alınan isimlere göre, bizim yaptığımız çalışmalara göre daha fazla isim de olabilir dedi. Yani bu açıdan da... Yani askeriyenin evet, içinde hala kripto ya da kendini saklayan dedi, gizli. Evet. Mesela isim veriyor mu böyle durumlarda? Şimdi isim soruyor bazı musunuz? İsimlerden... Kim? Şöyle bazı isimlerden kitabında da bahsetmiş, kendisi de bahsetti ama tabii şu an aklımda yani hatırlayabildiğim böyle çok çarpıcı isimler olarak söyleyebileceğim kimse yok. Ama ana hatlarıyla tanıklığı önemli bir tanıklıktı ve o şekilde de tutanaklara yansıdı. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaveriyle ilgili ihbarda bulunduğu zaman birileriyle mesaj gönderdiği zaman o mesajın ulaşıp ulaşmadığını bilmiyor ama ulaştırdım diyor. Bir mesaj gönderdim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bu yaver tehlikeli birisidir. Fethullahçı terör örgütüne mensuptur dedim. Ama aynı zamanda şuna da yani neden dedi peki o zaman alınmadı? Ya ben Balyoz'dan yargılanmıştım. 4 yıl cezaevinde yatmış bir kişi. Bir emekli subay, emekli albay. Belki de inanmadılar dedi yani. Çünkü bu örgüt çok gizli çalıştığı için ellerinde de bilgi ve belge olmadığı için belki de ondan dolayı bunlar hakkında da bir işlem yapmamış olabilirler. Çünkü ellerinde bilgi ve belge olmuyor bunların. Bunlar delilsiz çalışmaya çalışıyorlar. Fakat ondan önce gelen bir şahıs vardı hatırlarsanız Zeynel Bey bilir. Bir profesör geldi. Polis Akademisi. Onu özellikle soracağım ama reklam arasından peki, sonra. Orada bu arada bilgi var Sayın orada. Milletvekili acaba bu komisyona gazetecileri de mi alsanız? Mesela biz olsak kim bilir ne sorular sorardık? Nasıl oldu da sormadınız bu 11 isim hayır, kimdi? Gelebilirsiniz. Ya da hangi isimlerdir söylediniz diye. O esnada dinlersiniz. Uzmanlar aldık. O esnada bize aldık, sorulmasını istediğiniz soru varsa hemen verirsiniz sorarız da. O konuda açık. Yalnız şunu da söyleyeyim demin o kaldı. Biz komisyonun başlangıcında hani şunu da kamuoyu bilsin dedik ki yani bu herkesin gözü önünde canlı yayında izlensin. Bazı milletvekili arkadaşlarımız dedi ki sürekli kameralar olduğu vakit biz rahat konuşamayız. O zaman bir sistem kuralım.
bir internet sitesi kurulacak komisyon çalışmayla ilgili ve orada Web TV o internet sitesi üzerinden canlı yayın olsun dedik. Peki. Burasını önemsiyorum ben. Öyle mi? Ben yazı yazdık. Çalışmalar yapılıyor. Teknik çalışmalar yapılıyor. Öyle mi? Ben o konuda bir sorun var yalnız. Kafama takılan bir sorun. Bunu ikinci bölümde konuşalım. Kafama takılan soru şu. Eğer öyle yaparsanız bu çağırdığınız hiçbir isim devlet sırrı deyip bilgi vermeyecektir. Mesela hiçbir zaman Hilmi Özkök'ten, İlker Başbuğ'dan, Gülten Kışanak'tan, Necdet Özel'den doğru bilgileri alabilecek misiniz kameralar açık olduğunda? Hayır, devlet sırrıdır diyecekler, çıkacaklar. Tam tersi kapalı olmamalı mı? Bunu tartışmaya açacağım. Belki öyle yani değiliz. Çok özel bunu bilgiler ama reklamdan sonra açısından... ben başlık olarak söylüyorum. Bir ikincisi AK Partili üye zannediyorum değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Fethullah Gülen dinlensin demiş. Kimi itiraz etmiş, kimi kabul etmiş. Mümkün müdür? Fethullah Gülen çağrılabilir mi? Bunu da soracağım. Birazdan bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz. Bu arada eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Hilmi Özkök bizi aradı ve bir açıklama yapmak istediğini söyledi ama telefona bağlanmak istemedi. Biz söz hakkı vermeye hazırdık. Ancak şu açıklamayı kamuoyuna ve seyircilerimize aktarmamızı istedi. Ben 1982'nin Ağustos ayında Harp Okulu Alay Komutanı olarak görevime başladım. 82 ve öncesinde ki hiçbir mezun benim askerim olmadı. Şirin Payız'ın bunu düzeltsin demiş. Hay hay, ben bu açıklamayı aktarıyorum ama bunlar benim ifadelerim değil. Bunlar darbe komisyonuna ifade veren Albay Mustafa Önsel'in ifadesi. Tekrar okuyayım Albay Önsel'in ifadesini. 1982'de Harp Okulu'nda özel sınıf açılmıştı. 11 general bu sınıftan mezun oldular. 11 generalin 11'i de darbeci çıktı. O sırada da Alay komutanı Hilmi Özkök'tü dedi. Yani birleştirmemiş ama böyle ifade vermiş. Ben milletvekillerine sorayım. Böyle mi dedi? Böyle mi dedi? Şu an tam hatırlamıyoruz. Dese bile şöyle. Bu arada belki çok uzun konuştukları için ve irticalen konuştukları için yanılmış da olabilir. Hafızası da yanıltmış olabilir. Aha. O nedenle Hilmi Özkök Bey böyle söylüyorsa Hilmi Özkök Bey'e inanacağız. Tabii. Çünkü o biliyor o tarihte kendisinin görevde olmadığını. Bu arada tabii yani demek tekrarlayayım. Yani bunları sadece ben komisyondan aktarılan bilgiler olarak söylüyorum ama Sayın Hilmi Özkök'e, Orgeneral Hilmi Özkök'e teşekkür zaten ediyoruz. Çıkacaktır. Bakarız orada bu. Bugün tutanakları ben istedim programa gelmeden, yani hatırlayamadığımız kısımlar olabilir mi diye. Saat 19.30'a kadar olan görüşmelerle ilişkin tutanakları vermişlerdi. O da günün son tanığıydı. Oldukça geç çıktık. O kısım yoktu elimde. Olsa şimdi de gösterebilirdik ama. Peki. Bu gazetelere yansıyan, yani gazetelere çıkan ifadelerden okudum ben. Teşekkür ediyoruz. Şöyle ki teşekkür ediyoruz. Sayın Hilmi Özkök çarşamba günü komisyonuna giderse ifade verecek ya da pardon yanlış söyledim. Bilgi verecek. Çok özür diliyorum. İfade vermeyecek tabii ki. Bilgi verecek. Soruşturma değil. Ama bu vesileyle ilk bilgiyi de bize vermiş oldu. Ne oluyor aracılığıyla. Muhakkak ki hafızası yanıltanlar, farklı ifade etmiş olanlar ya da basına, kamuoyuna yanlış yansımışlar olabilir. Dolayısıyla bu yanlışların düzeltilmesi açısından da önemli. Herhalde komisyon çalışmaları ve oradaki verdiği bilgiler ışığında tekrar bunu paylaşabiliriz kamuoyuyla. Ama ben her zaman söz hakkının da saklı olduğunu söylüyorum. Arzu ettiği zaman, ne zaman isterse kendisine bu konuda söz hakkı Pazartesi, vermeye özür hazırız. Dilerim. Pazartesi günü tutanaklara bakarız milletvekili arkadaşlarla. Mustafa Önsel Bey'e tekrar döneriz. Eğer böyle bir ifade kullandıysa tavsiye etmesi veya tavsiye etmesi konusunda daha sonra da Sayın Hilmi Özkök Bey'e döneriz. Benim teklifim var. Sayın Mustafa Önsel bu yayını izliyorsa o bilgi verebilir. Yani iddiası neyse onu tekrarlayabilir. Doğru. Böylece bu program içerisinde netleştirebiliriz. Şimdi buradan da tam aslında şey oturdu, tam yerine oturdu. Bu şeffaflık meselesi konusunda milletvekilleri bu konuda şeffaf olması konusunda siz ne diyorsunuz, siz ne diyorsunuz? Siz gerçi buna cevap verdiniz ama çok kısacık. Ben sormuştum, devlet sırrı denilip komisyonun çalışmaları sekteye uğrayabilir mi? Yani istediklerinizi alamama riskiyle karşılaşır mısınız eğer açık olursa? Şimdi bakın şöyle, bu darbe girişimi herkesin göz önünde oldu, çok güncel. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yapılacak araştırmalar, dinlenecek tanıkların
Biz özellikle daha ilk toplantıda yazılı olarak komisyon başkanlığına, divana verdik. Bunun canlı olarak yapılması konusunda. Ben bütünüyle böyle gitmesi taraftarıyım. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak da böyle düşünüyor. Ha, çok çok özel durumlar çıkarsa, yani ki bazı belgeler, bilgiler paylaşılması farklı sıkıntılara sebebiyet verecek şeklinde işte bir izahatle bir şeyler gelirse o gün değerlendirilebilir. Yani şu ana kadar ihtimal dahilinde olabilir ama şu ana kadar öyle bir şey gelmedi. Dolayısıyla biz ilk toplantıdan itibaren canlı olarak yapılması taraftarıyız. Doğrusu bu. Eğer dinleyeceğimiz şahıs, bilgisine başvuracağımız kişi, tanık derse ki ben burayı gizli oturum olarak kabul ediyorum, söyleyeceklerim gizlidir, sadece stenograflar oluyor orada. Onlarla beraber tarihe tanıklık yapmış oluyorlar. Geçmişte oldu böyle şeyler bazı zamanlarda. O nedenle bu noktada aleden yayınlanmış olmasının, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orada bir internet yapısı kurarak, bir periskop yapısı kurarak bunu yayınlamış olmasında biz bir sakınca görmeyiz. Zaten kapalı oturumları zaman zaman. 60'a yakın basın mensubu burayı izliyor. Yerli ve yabancı basının temsilcileri izliyorlar. Yazılı basın. Biz kendi aramızda anlaştık. Görsel basın ilk başlangıçta çekimlerini yapacak. Ardından konuşma başlayınca ifadeler başa çıkacaklar ve yazılı basın tabii kalacak şöyle, demiştik. Yani biz görsel basının da olmasını istedik. Bu yönde itirazlar geldi. Yani hatta oylanmaya da gitti. Biz devam etsinler, kalsınlar istedik. Dışarı çıkartıldıktan sonra bu konu tekrar açıldığında o zaman canlı yayın internet sitesi üzerinden yapılsın teklifi oldu. Bunun altyapısına yönelik henüz daha bir dönüş olmadı. Ne diyorsunuz Abdülkadir Selvi? Açık yapılmasından yanayım. Özellikle yani daha baştan tartıştığımız gibi halkın bu konuya sahiplenmesi çok önemliyse bu devam edecektir. Ayrıca zaten ortada ayan beyan kanlı bir darbe var. Dolayısıyla bunu, buradaki devlet sırları ne olabilir yani? Ama bir belge verir filan, bunu belki gizliliği sağlanabilir. Ya da meclis zaman zaman kapalı oturum yapabiliyor zaten. Bizi çıkarıyorlar dışarı. Sonra biz onları 10 yıl filan sonra ancak görebiliyoruz. Evet. Bu yöntemde tercih edilebilir. Ben bu mevzuya böyle diyorum. Şeffaf tamam. Olmalı. Başkanlığımız tarafından yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşüldü. Oradan teknik bir problem var. Bu teknik altyapıyı oluşturmamız gerekir dediler. Onunla ilgili çalışma yapıyorlar. Efendim. Peki şöyle yapalım mı şimdi? Biraz daha somut korulara girelim. Mesela Abdülkadir Selvi'nin ben rica etsem CHP milletvekilimize sorusu var mı? Erdem Gül'ün de AK Parti milletvekilimize sorusu var mı? Bu komisyon çalışmalarına ilgili sizlerin gazeteci olarak aklınıza takılan sorular neler? Doğrusu ben size sorayım en iyisi. Peki. Tabii ben bir kaygımı, bir endişemi paylaşmak istiyorum. Sadece komisyonla sınırlı da değil. Ortada Türkiye tarihinde görülmemiş çok farklı bir darbe var. Her darbenin kendine göre bağlantıları, kadroları, hedefleri, felsefesi, anayasası, süreci oluyor. İşte 27 Mayıs'ta 12 Eylül aynı değil. Ya da 12 Mart'la 28 Şubat aynı değil. Bu darbe çok farklıydı. Ben hayatımda ilk kez hani darbeler olduğunda ne olur? Hükümet gider ama devletimiz ayakta kalır diye ilk kez devletim ne olacak kaygısını taşıdım. Bir iç savaş mı olacak? Ya da devlet ortada kalacak mı? Birçok insan da bu kaygıyı taşıdığına inanıyorum. Böylesine ağır bir darbe girişimi yaşadık ama yine farklı bir şey oldu. İşte hep yıllarca şu acıyı yaşadık. İşte Menderes'i idam edilirken bu ülkede bir cam bile kırılmadı. Menderes'in arkasında koşan milyonlar idam edilirken ya da darbe gecesi ortaya çıkmadı diye. Bu çıkmadı ama belki şartlar öyleydi. Şimdi oturup buradan rahat koltuklardan kimseyi yargılamak istemem ama hiçbir lider de o darbe süreçlerinde direnmeyi, milleti sokağa çağırmayı düşünmedi. Belki o şartlar öyleydi. Ama burada farklı olan çok kanlı bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi karşısında iktidarı ve muhalefetiyle siyaset çok iyi bir sınav verdi. Herkes darbeye karşı demokrasinin yanında hem de çok güçlü bir şekilde yer aldı. Medya çok başarılı bir sınav verdi. Ve millet bir darbeyi önledi. Ve darbeyi önlerken aslında millet bir format attı rejime. Dedi ki beni hesap etmek zorundasın. Gelmek istediğim nokta şu ve hakkını teslim etmek gerekir. Cumhurbaşkanı ölümü göze alarak direndi. Halkı sokaklara çağırdı ve darbeyi önledi. Şunu söylemek istiyorum. Bu kadar önemli bir olay varken biz
buraya odaklanmak yerine bunun darbe ve darbecilerle mücadele boyutu neredeyse 15 Temmuz'un üzerinden bir 15-20 gün geçtikten sonra unutulmaya başlandı. Mağduriyet boyutları ön plana çıkmaya başladı. Biz bu darbedeki kadroları, bağlantıları, planları, ne zaman başladıkları, bu cuntaların ne zaman oluştuğu, ne zaman harekete geç, bunları konuşmuyoruz, tartışmıyoruz, bilmiyoruz. Bunun müsebbipleri elimizde olmasına rağmen. Ama sosyal boyutu o kadar, sivil boyutu o kadar genişledi ki, işte birisinin baylok çıktı çıkmadı, görevden alınıyor. İşte birisinin Bankasya'da hesabı vardı yoktu, görevden alınıyor. Bu neyi sağlıyor? Bir, asıl hedefi kaçırıyoruz elimizden. İkincisi, mağduriyetler darbe gerçeğinin önüne geçmeye çalıştı. Hem komisyonla ilgili olarak hem bu darbeyle mücadele süreciyle ilgili olarak biz bunu geçmişte yaşadık çünkü. Ergenekon Ergenekon dedik. Evet. Biz darbe mağduru ülkenin evlatları olarak darbelerle ve Ergenekon'la mücadele edilmesini beklerken aldı iş başka bir yere gitti. Şimdi aynı şeyler olmasın elimizdeki darbeyi bağlantılarıyla ortaya çıkaralım. Evet. Ve mağduriyetler bunun önüne geçmesin diyorum. Peki madem böyle dediniz, o zaman size şunu sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Konya'da bir konuşma yaptı ve orada dedi ki ne mağduru, mağdur filan yok. Gerçek mağdur bu 15 Temmuz akşamı işte şehit olanlar ya da gazi olanlar, esas mağdur halktır dedi. Bu mağdur edebiyatı yapanlar, durun bakalım daha kimin kim olduğu belli değil. İnlerine yeni giriyoruz, girmeye başlayacağız dedi ve mağdur yoktur dedi. Şimdi bu nasıl, yani bu şöyle de bir algı yaratabiliyor. Cumhurbaşkanı bizim mağduriyetimizi acaba öteliyor. Dolayısıyla o zaman biz de burada yapılan çalışmalara Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi ya o zaman gerçekten de bir şeyler araştırılmıyor mu duygusu uyandırabilir. Abdülkadir Bey'in söylediğine katılıyor musunuz? Yani bu tip açıklamalar mağdur, şu anda da mağdurlar olmasın çünkü bu da sizin elinizde bir ayağınıza bir bağ olmayacak mıdır? Şimdi şöyle, birincisi şu, Abdülkadir Bey çok doğru söylüyor. Burada özne darbe. Özne mağdurlar değil öncelikle. Çünkü devlet, Türkiye'de son devletimizi kaybediyorduk. Belki bir iç savaş çıkacaktı Türkiye'de. Belki değil. %99 iç savaş çıkacaktı. Ve bu iç savaş Suriye gibi olacaktık. Belki egemen güçler aynen Kuzey Irak'a müdahale ettikleri gibi, 46. paralelin üstüne müdahale ettikleri gibi bizim ülkemize de müdahaleler yapacaklardı. Bu iç savaş sonu nereye varacaktı? Ve bizim gelecek 100 yıllık hayalimiz suya düşecekti. Yani büyük Türkiye. Hep egemen güçler küçük ölçekli bir devlet hayali içinde yaşattılar. Türkiye küçük ölçekli olsun. Orta ölçekli olmamızı bile tahammül edemediler. Biz bugün bölgesel aktör olmak için, orta ölçekli olmak için hamleler yapıyoruz. İşte nükleer santrallerimiz, büyük barajlarımız, kişi başına milli gelirler, üniversite. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmeye çalışan bir yapı, buna tahammül edemiyorlar. Şimdi burada bakınız, eğer o gün darbe gerçekleşmiş olsaydı ne olacaktı? Bir, iç savaş olacaktı. Yüzyılımız birikmişti, biriktirdiğimiz yüzyılımızı kaybedeceğiz. Hayallerimiz suya düşecekti. İki, ne olacaktı? Demokrasi askıya alınmış olacaktı. Üç, herkes birbirini öldürecekti bu ülkede. Bugün 600 bin kişi Suriye'de öldürüldü. 6 milyon yakın insan şu an vatansız yaşıyorlar. Vatanlarında yaşayanlar da kutuplaşmış vaziyetteler. Esadçılar olarak, Özgür Suriye Ordusu olarak veya DAEŞ'çılar olarak veyahut da oradaki PYD olarak birbirlerini öldürüyorlar. Böyle bir yapıyı tahayyül etmemiz bile beni korkutuyor şahsen. Bir darbeyi yaşamış birisi olarak. Burada mağdurlar olabilir. Bakın, o mağdurlara şu örnek verebilirim. Selçuk Özdağ'ı örnek kabul etsinler. Ben üniversiteyi bitirmiş, darbe olmuş, başka bir üniversiteyi kazanmış birisi olarak cezaevine alındım. Ellerim kelepçeliydi. 7 yıl cezaevinde yattım. Bunun bir yılını hücrede geçirdim. 68 gün işkence gördüm. Soluyla sağıyla beraber gördük. Ve birbirimizle dışarıda 780 bin kilometrekareyi birbirine dar eden insanlar 5 metrekarelik yerlerde birbirimize yardımlaşmak ve birbirimizi tanıdık Şirin Hanım. O nedenle buradaki darbe, mağdurlar, mağdurum diyenler şunu yapsınlar. Bir, bakın burada partiler var. HDP, CHP, MHP ve AK Parti var. Siyasi irade diyor ki ben bununla ilgili komisyonlar kurdum diyor. Başbakanlık diyor ki ben komisyon kurdum. Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada çalışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak belki dile getiriyorlar. Sayın Bahçeli bu yapıya karşı soğuk durduğu için öyle bir komisyon kurmadı. HDP de bu noktada bazı mağduriyetleri dile getirebiliyor. Olabilir, gözden kaçabilir. Burada çok büyük bir yapıyla mücadele ediyoruz. Bakın biraz önce diyoruz ki bir profesörü dinledik. Polis Akademisi'nde başkan yardımcısını dinledik ve şahıs bize ne söyledi?
her şeyi yok etmişlerdi. Ama tesadüfen bulmuş olduğumuz bir mahzende bulmuş olduğumuz yapı bu yapının gerçeğini ortaya çıkardı. İsterseniz oradan öğrenebilirsiniz. İkinci Fethullah Gülen'i de öğrenebilirsiniz dedi. Ve bize dinlediğimiz o Mustafa Önsel denen albay bize dedi ki bakın bu yapı hala daha hareket halinde. Ve tekrar yeniden başka işlere başvurabilirler. Buna da dikkat edelim ifadesini kullandı. O zaman şunu yapalım. Söylemek istiyorum. Sözünüzü kesmeyin. Şunu yapalım. Özür dilerim Erdem Bey. Şunu söyleyeyim. Mağduriyetlerle ilgili hukuk devrede efendim. Olağanüstü hal hukuku askıya almadı. Savcılara itirazlar yapılıyor. Bakın tutukluluk halleri ortadan kaldırılan memurlar var, subaylar var. Hatta bugün 3 tane subay tahliye edildiler. İçeri alınmışlardı darbe nedeniyle. Tahliye edildiler. Savcılıklar çalışıyorlar itirazlara. Hukuk çalışıyor, siyasi irade çalışıyor, hükümet çalışıyor bu noktada. Eğer bu noktada yine de yanlış yapıldıysa bakın devletin selameti için, bu devletin bekası için zaman zaman da insanlar birazcık fedakarlık yapmaları gerekiyor. Çünkü olağanüstü hal yaşıyoruz. Çok kısa bir şey soracağım. Fakat şöyle bir sorun da var. Yani siz diyorsunuz ki insanlar fedakarlık etsin falan diyorsunuz ama şöyle bir sorun. Varsa böyle bir mağduriyet tamam, diyorum insanların, ki bağırdığında ifadesini ekliyor. İnsanların uğradıkları hak kayıpları bir yana bu da gerçek bir şey. Ama onun da ötesinde eğer gerçekten darbeyle mücadele edilecekse buna da zarar veriyor. Yani esas ona bakmak lazım. Yani gerçek darbeciyle, gerçek darbeciyi soruşturmayıp, gerçek darbeciyi odağa almadan ya da onları da alıp ama bir sürü de işte devletten atılanlar var, hapiste olanlar var. Bunların tamamı silah kullanmış değil. Örneğin bankaya para yatırmış en alt düzeydeki bir memurdan, esnaftan söz ediliyor örneklerini biliyorsunuz. Bir de bunun şeyi de anlatılıyor hatırlayın. Karı koca işten atılmış işte geçim sorunu çeken insanlar olduğunu biliyoruz. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvuranlardan çokça dinliyoruz ki CHP'de o ithama maruz kalıyor. Siz onların sözcüsü müsünüz gibi. Bu aynı zamanda gerçekten darbe yapanların işini de kolaylaştıran bir şey. Çünkü etraflarında darbeyle ilgisi olmayan çok geniş bir kesimin de soruşturuluyor olması onların daha rahat etmelerine neden oluyor. Hatta bir tane daha bir şey söyleyeyim. Hem başbakan hem cumhurbaşkanı diyor ki biz kulislerden de biraz duyuyoruz. Çok ciddi bir itiraf olmadı diyor. Yani beklenen ölçüde itiraf yok diyor esas darbeyi yapan unsurlar bakımından. Etraflarında o kadar daha mağdurlar varken itiraf etmeleri kolay bir şey değil. Çünkü toplumda bir hukuksuzluk algısı da yayılıyor. Şöyle daha önce konuşmalarımda özür dilerim buyurun. Şimdi bakın mesele de buradaki temel sorun şu. Daha önce kumpas davaları, Ergenekon, balyoz süreci de bir özel hukuk. Yani o dönem uygulanan soruşturmalarda da bir özel hukuk adeta uygulanıyordu. Ve biz oradaki hukuksuzluklara ilk baştan itibaren şiddetli itiraz ettiğimizde bize gelen tepki şuydu. Canım Türkiye neredeyse 100 yıllık bir derin yapılanmayla mücadele ediyor. Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Burada usule bu kadar takılmayın. Esası işin önemlidir. Ufak tefek mağduriyetler olabilir gibisinden bir yaklaşım sergileniyordu ki orada işte AKP ile bizim anlaşamadığımız nokta bu. Yani usul dediğimiz şey aslında bir yerde hukukun da özünü oluşturuyor. Şimdi bakın konuşmanın ilk bölümünde şunu ifade ettim. Dedim ki bu yapıyla tespit etmek, soruşturmak vesaire bunlar gerçekten zor. Çok kuvvetli şüphe olanların, elbette ki deliller olanların tutuklu yargılanması da yeni bir tehlikeye yol açmaması açısından önemli. Suçüstü yakalananlar için de önemli. Ancak bize gelen başvurular, mailler şunu gösteriyor ki çok hafif şüphelerle hukuken bir şey ifade etmeyecek işte sorguları vesaire bize gönderdiklerinde görüyoruz ki böyle tutuklamalar yapılıyor. İkincisi, şimdi bu meselelerin özünde mücadele yöntemi olarak da biz ayrışıyoruz Şirin Hanım. Şimdi burada bu tür terör örgütleriyle mücadele ederken hukuka sarılmak, adalete sarılmak modern devletin bel kemiğidir. Sağlıklı bir yargı mekanizması, bağımsız bir yargı mekanizmasının olması. Bu dünyada bazı ülkelerde zaman zaman büyük tehlikelerle karşılaşmıştır. Bize durmadan Fransa örneğini veriyorlar vesaire. Bu Fransa OHAL kararı alıyor, bazı düzenlemeler yapıyor bizdekinden çok farklı ama bu Fransa'nın da doğru yaptığını göstermez. İşte Amerika'da da daha önce 11 Eylül saldırısı üzerine vatandaşlık yasası adı altında bir yasa çıkardılar. Onun üzerinden farklı
insan haklarını, anayasayı, oranın hukukunu askıya alıp da bazı düzenlemeler evet. yaptıkları oldu ama sonuçları daha kötü oldu. Bakın yeni nefret tohumları ekmemek lazım. Gidişat onu gösterdiği için biz şiddetli itirazda bulunuyoruz. Yoksa kimse Türkiye'de terör örgütlerini de savunmaz, o işte darbecileri de savunmaz. Peki, sabahtan beri bunu tartışıyoruz. Tüm beyanlar da böyle. Ergenekon zamanında da denmişti işte canım bazen de hukuk dışına çıkabilir. Da, sizin hani biraz önce söylediğiniz biraz da fedakarlık etmek lazım. O yola yani o tehlikeyi barındırmaz mı bunu söylemek? Ben Sarı Kız, Ayışı, Balyoz, Ergenekon da bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Mesela orada günlükleri kimse inkar edemez. Orada konuşulanları da kimse inkar edemez. Ben Balyoz'la ilgili veyahut da Ergenekon'la ilgili, şurayla ilgili, burayla ilgili söylemiyorum. Burada özellikle Sarı Kız ve Ayışı ile ilgili çok ciddi şekilde elimizde konuşmalar vardı, bilgiler vardı bunlar. Sonra burası sulandırıldı. Burada Fethullahçı terör örgütü çok ciddi şekilde buraya müdahale etti. Ardından şöyle bir şey var. Bugün Türkiye'de olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Bakınız devletimiz gitmişti elimizden. Türkiye bir iç savaş içerisindeydi. Tabii, bugün biz yargıya demiyoruz ki, özür dilerim Şirin Hanım. Biz yargıya demiyoruz ki, biz bunların hepsini tutuklayın diye bir şey demiyoruz ki. Bakın Bankasya'ya Fethullah Gülen emir verdikten sonra para yatıranların sayısı ne kadar, hem de yüklü parayı biliyor musunuz? 187 bin kişi. Biz 187 bin kişiyi tutuklayalım mı diyoruz? Demiyoruz ama burada adamın evinde elinde 10 trilyon para çıktıysa bu 10 trilyonun veyahut da affedersiniz 70 trilyon para çıktıysa bugünkü ifadeyle 70 milyon çıktıysa bunu elbette ki bir tedbir amaçlı olarak gözaltına alalım. Gel bakalım kardeşim bu parayı nereden buldun? Niye sen yatırdın bu 70 milyon lirayı da soralım burada. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunları savun veya savunma demiyoruz. Yeni kapı ruhunu yaşat derken de şunu söylüyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu yapsın. Öncelikle mağduriyetleri dile getirmek yerine önce desin ki bakın burada bir darbe var. Burada içeriye alınan yaklaşık 4-5 bine yakın insan var, asker var, polis var, ellerinde silah var, öldürülen 241 kişi var. Ama böyle olmadı işte. Yani bunu böyle anlattığınızda problem çıkıyor. Bakın biz olağanüstü hal karar alırken meclis tutanaklarında var. Dedi ki burada olağanüstü hal karar alınması meclisteki bütün partilere nankörlüktür dedik. Niye? Ya bütünüyle herkesin karşı çıktığı, direnç gösterdiği, o gece büyük riskler alarak vardığı ve meclisi çalıştırdığı, meclisin bombalandığı bir ortamda gelin bu yapıyla el birliğiyle mücadele edin dedik. Şimdi bundan sonra biz de biliyoruz anayasada işte ilgili hüküm var, olağanüstü hali düzenleyen hüküm var. Ancak problem şuradan kaynaklanıyor. Yani olağanüstü hal kararı aldınız, biz karşı çıktık. Olağanüstü hal kararı gerekçesi de o gerekçeye bağlı kalınarak da düzenlemeler yapılmıyor. Yani biz bunları dile getirmek bizim anayasal görevimiz. Biz ana muhalefet partisi olarak bunları dile getirmemiz lazım. Biz mazur görüyoruz zaten. İkincisi, bakın ben samimi olarak söylüyorum. Burada Türkiye şöyle bir metot, şöyle bir çalışma yöntemiyle gitmesi lazım. Bundan sonraki dönem için, normalleşmenin sağlanabilmesi için ve Türkiye'de bu tür yapılaşmalara olanak vermemesi için çeşitli tedbirler alması lazım. Ve bir kitle, bakın sosyal tabanı oldukça geniş bir kitleden bahsediyoruz. Burada şöyle bir yöntemi izlememiz lazım. Suça karışan, fiilen Türk Ceza Kanunu anlamında suç işleyen, ondan sonra darbe girişimine kalkışan ve ana kademe yöneticisi olarak yer alan, yani bu terör saldırısını, 15 Temmuz terör saldırısına yol açanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Ama onun dışında bir yöntem geliştirmemiz lazım. Yani edebilir miyim? Problem şuradan çıkıyor. Bakın. Bir müsaade edin isterseniz eklesin. Şirin Hanım, bakın Fransa'da olağanüstü hal ilan edildi. Fransa'da demokrasi çok daha fazla ileride bize göre. Orada Fransa'da muhalefet partisi ile iktidar partisi beraber karar verdiler ve olağanüstü hal ilan ettiler. Çok küçük bir olay olmuştu, çok büyük bir olay olmamıştı biliyorsunuz. Bir terör saldırısıydı. Bu uluslararası bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Ve biraz önce Zeynel Bey şunu söyledi, Sayın Milletvekilimiz. Dedi ki ilk defa olarak birkaç defa işte dört parti birlikte araştırma önergelerine veya işte araştırma komisyonlarına imza attık. Biz eğer olağanüstü hali ilan etmemiş olsaydık bu kararların tamamını her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP ve HDP birlikte darbeye karşı çıksak dahi orada çıkartamazdık efendim. Çıkartmamız mümkün değildi. Henüz o olgunlukta bir muhalefet anlayışı, henüz o olgunlukta bir iktidar anlayışımız yok. Bunu söyleyeyim. Bu kanunların bir kısmına karşı çıkacaklar.
Hayır diyeceklerdi. Şöyle olsun diyeceklerdi. Böyle olsun diyeceklerdi. Ama bugün çıkartmış olduğumuz olağanüstü hal yasalarıyla ilgili kendileri AYM'ye gittiler biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Orada dediler ki bizde yetkisizlik kararı var ve geri döndüler oradan. Olağanüstü halden sonra da bu konular mutlaka ki tartışılacak. Mutlaka ki bu konular yargıya götürülecek. Erdem gibi var mı ekleyebilir? Var. Anayasa Mahkemesi'nin gerçi biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin eski de bir kararı var. 90'daki Güneydoğu'da ilan edilen olağanüstü hal sırasındaki kanun hükmünde kararnamelerin içeriğine girmiş örneğin. Yani onlar da buna dayanarak gitmek istediler. Siz tamam ben sizin söylediğinizi anlıyorum. O hal anayasaya uygun. Bunda kimsenin itirazı yok. Ama yani bu ülkedeki insanların da daha demokratik yani o sınırların dışına taşmamasını isteme hakları var. Yani bildiğimiz kuruyla yaş meselesi bu. Yani şimdi geldiğimiz noktada yani Türkiye aslında ben de bir tahlil yaparsam Türkiye aslında darbeler meselesinde hep şöyle olmuş. Devlet hakları biraz daha elden almış. Darbe dönemlerinde Türkiye bunu yaşamış. Şimdi başarısız bir darbe girişimi var. Dolayısıyla bu darbe girişimini yapanlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun yöntemi evet hani darbe sokaktan gelmedi, sivil toplumdan gelmedi. Sendikalardan gelmedi, demokratik haklarını verdiğimiz örgütlülüklerden gelmedi, ana muhalefetten gelmedi, öbür partilerden gelmedi. Nereden geldi? Devlete yuvalanmış bir takım yapılardan geldi. O zaman günlük hayatın demokratik genişliğini bozmadan gidilmesi gerekiyor. Şimdi bunu şunun için de söylüyorum. Bugün ülkeyi yöneten iktidar sözcüleri, Türkiye'nin daha da demokratikleşeceğini, darbelerle panzehirin daha da demokrasi ve özgürlük olduğuna dair demeçler vermiyorlar. Hatta bu sıkı gidişi evet. Daha da artıracakları demeçleri veriyorlar. Ben mücadeleye bunun zarar vereceği kanısındayım. Bence panzehir demokrasidir. Burada bir şey söylemek. Aynı fikirdeyiz. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. İnsan hakları, insan hakları, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü. Hiçbir parti sözcümüz biz Türkiye'de özgürlüklerin alanını kısıtlayacağız demiyor. Dememiz de mümkün değil zaten. AK Parti'nin kuruluş felsefesine aykırı olur o zaman. AK Parti vesayetle mücadele etmek, insan hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, fikir hürriyetini, inanç hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini Türkiye'de yüksek seviyelere çıkartmak, siyasetin ve siyasetin seviyesini yükseltmek adına çıktı yola. Tamam, oralarda biraz çok durakladığı eleştirileri ama var burada biliyorsunuz. Bakınız Erdem Avrupa Bey, Birliği. Elbette ki eleştirileriniz olacak. Buna da saygı duyarım. Daha iyisi olsun diyerek eleştiri olacak. Zaten sözümüzün başında da söylemiştik. İktidar, demokrasi iktidarların partisi de, yönetimi değildir efendim. Muhalefetlerin olduğu yere demokrasi adını verebiliriz. Biz çok ciddi problemlerle de uğraştık. Peki. Biz buna rağmen bakınız parti kapatmayla uğraştık. Bir yandan işte bazı darbe girişimleriyle uğraştık. Aynı zamanda vesayetçilerin sözleriyle uğraştık. %99 oy alsanız bile iktidar olamazsınız. Sizi cumhurbaşkanı yapmayacağız, size başbakan demeyeceğiz ifadelerini kullandılar. Bir başörtüsü yasayla uğraştık. Aynı zamanda ekonomik krizlerle uğraştık. Gezi olaylarıyla uğraştık. Türkiye'de illegal... Hayır şundan dolayı Zeynel Bey şunu söyleyeceğim. Buna rağmen biz özgürlüklerin alanını genişlettik. Bugün Türkiye'de bir darbe oldu. Erdem Bey diyor ki bu darbeyi sadece belli bir kesim yaptı. Sendikalar yapmadı. Hayır bunların sendikası da vardı. Burada işte efendim partiler yapmadı. Hayır efendim bunların bürokrasi de çok ciddi medyada çok ciddi ağırlıkları vardı. Bunlar bütün kaynaklarını yıllardır oluşturdukları bu insan malzemeleriyle yaptılar. Tamam, bu örgütlemelerle yaptılar. Yani bunların sivil ayakları da var. Biraz önce bana bir müsaade edin. O nedenle biraz beni mazur görün. Kesinlikle özgürlüğün alanını kısıtlamadığı tamam, bir bana bir kısa müsaade edin. Bakın. Efendim 17-25 Aralık milattır diye bir yaklaşımın hiçbir ceza kanununda karşılığı yok. Hiçbir hukuk devletinde, hiçbir hukuk normunda idarenin suç tarihi belirlediği görülmemiştir. Böyle bir şey yok. Bu bir. İkincisi ya bu subjektif bir değerlendirmedir. Oradaki kasıt da şudur. Çünkü 17-25 Aralık'tan önce yapılan bir sürü kumpas, işte bir sürü olayla ilgili şimdi soruşturmalar devam ediyor. Suç tarihini soruşturmalar sonucunda yargı belirleyecek. Yargı diyecek ki ortada bir örgüt var, şu tarihte örgüt teşekkül etmiş, bunlar suç işlemek için bir araya gelmişler ve suç işlemeye başladıkları tarihte bu tarih, o tarihten itibaren bu yapıya güç veren, destek veren, bunların bu suçun işlenmesini kolaylaştıran her kimse de kusurlu olması lazım. Yani hukuk yaklaşımı açısından baktığınızda. İkincisi, şimdi olağanüstü hal evet anayasada yer alıyor. Ancak olağanüstü hal kararı alsanız da iki şeyi
gözetmek zorundasınız. Yine bu anayasa gereği. Ne o? Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleriniz, ikincisi de ölçülülük. Yani aldığınız yetkiyle ölçülü bir şekilde düzenleme yapılması. Bunlar bazı konular içerisinde, mesela işte askeri okulların kapatılması. Bina bu, bir şey var. Ya da işte GATA'nın devredilmesi. Bunlar acil tehlike arz eden konular değil. Bir, ikincisi meclis tarafından düzenlenmesi gereken konular. Şimdi şunu biliyoruz, evet, deminden beri konuştuk. Bu darbeye karşı çıkan vatandaş, milletvekili ama en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde namuslu ülkesini seven insanlar. Bunlar da askeri okullardan mezun oldu. Demek ki salt binayı suçlayamazsınız. Yani ya da Milli Eğitim'de, Diyanet'te FETÖ'cü çıkıyor diye oraları kapatıyor musunuz? Kapatmıyorsunuz. Bunlar tartışarak meclis tarafından işte iktidar partisi gündeme getirebilir. Yasa teklifini getirir ama meclis tarafından detaylı tartışılması gereken noktalar ve o halin yetkisinde olan konular değil. İki, o hal kararı aldın. Uluslararası hukuktan kaynaklı, bakın ne olacak biliyor musunuz? Yarın öbür gün Türkiye çok ciddi tazminatlarla İnsan Hakları Mahkemesi'nde karşılaşacak. Bunu kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz, ben ödeyeceğim, siz ödeyeceksiniz, bizi izleyen insanlar ödeyecek. Ve çok ciddi rakamlarla karşı karşıya kalacağız. Ve birçoğu da boşu boşuna olan hak ihlalleri. Yani soruşturma usullerindeki işte işte en kısa sürede avukatla görüşme hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilemez, olağanüstü hallerde bile ihlal edilemez belli koşulları var. Bunların ihlal edilmesi nedeniyle nihayetinde de yine Türkiye kaybedecek. Bizim endişemiz, itirazımız bu. Bu, bu konuyu vurdu. Peki buyurun Abdülkadir Bey, katılıyor musunuz? Tabii ben şunu söylemek istiyorum. Bir, bu yapı algı yönetimini çok başarılı bir şekilde yapan bir yapı. Burada özellikle sivillerde bir takım mağdurlar ortaya çıktığında kendi örgütlü yapılarını ya da kendi yaptıkları darbe girişimini örtmek için onların arkasına saklanıyorlar. Hala. Bak, halen ve bunu diyorsunuz. Çok güçlü bir şekilde yapıyor. O açıdan diyorum, sivil ayağını çok fazla genişletmeden, odak sapmasına izin vermeden darbe ve darbeciler üzerine odaklanılması gerekiyor. Bunu kime gerekiyor. Söylüyorsunuz ama? Hükümete mi söylüyorsunuz? Seyredenlere mi söylüyorsunuz? Sivil toplum örgütlerine mi söylüyorsunuz? Bu mücadeleyi yürütenlere herkese söylüyorum. Yargı da dahil, hükümet de dahil, emniyet de dahil, onlara söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü karşı karşıya olduğumuz tehlike hem çok büyüktü hem de devam eden bir tehlike. Yani biz burada eğer hala bu ülkede yeni bir darbe olabilir mi? Hala Michael Rubin işte Erdoğan'ı kalkışmayla ortadan kaldıramadınız, suikast yapın diyorsa biz oraya odaklanalım. Elbette ki bunun bürokrasi de buçuk örgütlü bir yapı. Bürokrasideki ayağıyla da mutlaka uğraşılması lazım ama artık orada bir çerçeveyi çizip onlara istismar vesilesi olacak şeyler çıkarmayalım diyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Bir, darbe gecesi, evet darbe gecesi, zaten hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Darbe gecesi de gördük ki aslında hepimizin birbirine çok ihtiyacı var. Ve gerçekten de bu ülkede demokrasi bilinci o kadar güçlü ki o nedenle bu darbelerle mücadelede de daha çok demokrasi ve daha çok özgürlüklere ağırlık vermemiz lazım. Çünkü halkın demokrasi bilincinden kuşkulanacak hiçbir şey yok. Demokrasiyi koruma uğruna hayatını bir millet evet. verebiliyorsa o insanlar daha çok demokrasiye layık demektir. Burada bir cümle ifade edeyim, herhalde bir şey söyleyeceksiniz ama eksik kalır. Ya rica ederim, buyurun. Bu darbelerden sonra geçmişte bizim evet dedi ki darbelerle hesaplaşılmadı, şu olmadı, bu olmadı. Ama bir de yapılanmaları gitmedik. Yani darbe yapan kurumla ilgili emir komuta zincirinde sivillerin daha çok yer alması, son söz sahibi olması yönünde adımlar atmadık. Onun bedelini de burada ödedik. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Cumhurbaşkanının askeri yaverleri konusunu ben Sayın Erdoğan ilk seçildiğinde gündeme getirdiğimde çok ciddi saldırılara maruz kaldım. Ve gördüm ki saldıranlar bugün Cumhurbaşkanı'nı teslim almak isteyen zihniyetmiş. Yani 27 Mayıs'ta Celal Bayar'ı Osman Köksal Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı teslim almış. Eğer o dönemde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı lağvedilseydi ve Cumhurbaşkanı'nın askeri yaverleri ortadan kaldırılsaydı, demokratik bir ülkeye yakışan bir görüntü olsaydı
Biz belki bugün yaverinin darbeci çıkması gerçeğiyle karşılaşmazdık. İkincisi, burada askeri okullar. Askeri okullar, Zeynep Bey'e o açıdan katılmayacağım. Hem GATA konusunda hem askeri okullar konusunda. 14 yaşındaki bir çocuğu veriyorsunuz askeri okula. O kadar örgütlenmişler ki askeri lisede, harp okulunda, harp akademilerinde. Başkalarının çocuklarına, Anadolu çocuklarının general olmasına izin vermiyorlar. GATA'da askeri hastanelerde verdikleri raporlarla pilotların tasfiye edilmesine yol açıyorlar. Kendi kadrolarına generallik yolunu açıyorlar. Kısa, bir cümle söyleyeyim. 14 yaşında verdiğiniz bir çocuğu askeri liseye, Atatürkçü eğitim alsın diye verdiğiniz çocuk Fethullahçı çıkıyor ve darbe yapıyor. O zaman bu yapıları gözden geçirmemiz gerekiyor. Buyurun. Şöyle bir yöntem izlense çözüm bulunmuş olmaz mı? Yani bu okullar dediğiniz salt binanın fiilen şöyle bir şey olsa, oradaki görev yapan öğrenciler, şu anda okuyan öğrenciler, görev yapan personel, her kimse bunlarla ilgili ciddi şüpheler var ise denebilir ki ben bir sene burada eğitim yapmayacağım. Buradaki öğrencileri de farklı nedenlerden ötürü farklı yerlere göndereceğim. Çünkü soruların çalındığına yönelik ciddi delillerim, şüphelerim var. İşin içinden de çıkamıyorum. Bu fikir jimnastiği açısından söylüyorum bunu. Personeli de değiştireceğim. Bir sene de ara vereceğim ama bir sene sonra devam edeceğim tekrar eğitime. Ve ikinci olarak da bu olağanüstü hal hukukunu ilgilendiren, yani olağanüstü halde kararnameyle düzenlenmesi gereken bir konumdur. Bu gelir mecliste tartışılır. Eğrisi, doğrusu, yanlışı. Yani oradaki askeri öğrenciler, okuyanlar böyle bir tedbiren bir düzenleme yapılabilir. Bunlar güncel bir tehlike arz etmezler. Şöyle yaptık biliyorsunuz, belki siz de buna katılırsınız. Biz bu liseyi kapatırken, askeri liseyi kapatırken hatırlarsanız Mustafa Önsel Bey şunu söyledi bize. Eğer yüzdesini söylersem sizin ümitsizliğe düşürürüm sizi, moralinizi bozmak istemiyorum dedi. Biz de %60, %70 mi dedik? Daha yüksek dedi hatırlarsanız. Ancak okulların kapatılmasını o da yanlış bulduğunu ifade etti. Yanlış buldu. Yani. O dedi ki yani, başka bir çözüm bulabilirsiniz, o da fikir. Ama ben de şöyle, biz de AK Parti olarak, hükümet olarak şunu kararlaştırdık biliyorsunuz. Dedik ki burada Kuleli Lisesi'nden gelen, askeri liselerden gelenler harp okuluna gidiyorlar. Hepsi. Bunun yerine bütün liselerden herkes gelsin, sınava girsin. Bu sınav objektif bir sınav olsun, sorular çalınmasın, daha ciddi bir şekilde, şeffaf bir şekilde yapılsın. Öneri getiriyorlar. Ancak evet, bunlar bu, yani buna itiraz edeceğinizi zannetmiyorum herhalde. Yani bir endüstri meseleksinde çocuk da gelsin değil. Buraya. Bunlar mecliste tartışılması evet, gereken. Bunu tabii yöntemi muhalefet de bu konuda evet, katkı yapabilir. Ben askeri liseler konusunda çok acil tedbir alınması gerektiğine inananlardandım. Çünkü o yapı orada o kadar güçlü bir şekilde yerleşmiş ki bunu palyatif tedbirlerle çözmek mümkün değil. Mesela bir örnek aktarayım. O da şu. Eğer bir çocuğun harp okuluna girmesini kendi yaptıkları elemelerde engelleyemiyorlarsa, o da nasıl olur? İşte bir kuvvet komutanının talimatı vardır, şudur budur, engelleyemiyorlarsa, en son askeri sağlık heyetinin verdiği raporla, orada 6 tane doktor var. 6'sı da bu yapıdan oluşmuş ve sağlık raporu olduğunda zaten itiraz mercisi yoktur. Yani işi o kadar bir noktaya getirmişler ki en sonunda bu vatanın evlatlarını elemişler. Birçok insan işte müracaat ediyor, çok başarılı pilotlarken uydurulan bir takım sağlık gerekçeleriyle tasfiye edilmişler. Parmağı kesik adamı askeriye almışlar. Onu söyledi hatırlarsanız eğer. Mümkün değil, olması evet, mümkün değil. Çok tehlikeli bir örgütle karşı karşıyayız. Sadece askeri alanda değil, her alanda bir, yani sermayede böyle, medyada böyle, bürokraside böyle, sokakta peki, böyle. O nedenle buna karşı ciddi tedbir almamız lazım. Bu noktada biz, evet, Cumhuriyet Halk Partisi bunları söyleyebilir, mağdurları ön plana çıkartabilir, mağdurlar vardır diyebilir. Ama şunu da ihmal etmeyelim. Biz de diyoruz ki bizim önceliğimiz önce devletimiz, demokrasimiz, burada vatanın bütünlüğü, milli birlik ve beraberlik ve şimdi, hukukun üstünlüğünü yargıya bırakmak. Bugün yargıda önceliğimiz olduğu için biz bu yanlışlıkları dile getiriyoruz. Biz diyoruz ki bu yanlışlar önlenmezse ya da daha dikkatli bir tutum izlemezse asıl tehlikeyi o zaman işte devlet tehlikeye girecek, ülke tehlikeye girecek,
yeni demin ifade ettiğim yeni nefret tohumları ekmemek lazım diye. Çünkü sayı olarak, kitle olarak bakıyorsunuz. Evet. Çok ciddi sayıda şayet, çok ciddi sayıda mağduriyet çıkarsa yarın öbür gün o insanların sistemle de, ülkeyle de göreve dönenler ilişkisi var. Bu noktada ciddi çalışmalar var. Valiliklerde yaptık bu araştırmaları biliyorsunuz. Evet. Komisyonlar kuruldu. Devam ediyor. Buradan çıkarak biraz ilerlemek istiyorum. Bunları zaten çokça konuşuyoruz. Şimdi burada mağduriyetler demişken, ben söyledim ya size, yani biraz nabız tuttuğumda herkesin dilinde olan ve çokça konuşulan bir meseleyi siz komisyonda aslında dinlediğiniz bir çağırdığınız bir isimden bu endişelerin dile getirildiğini duymuşsunuz. Belki bunun üzerinde konuşmamız gerekiyor. Profesör Mustafa Öztürk, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, aynı zamanda demiş ki cemaatler konusuna dikkat etmek gerekiyor. Menzil cemaati örgütleniyor. Nurcular da hevesli. Bunlar devletle senli benli olmak konusunda hevesli davranıyorlar. Şimdi bu son dönemde en fazla konulardan bir tanesi. Mesela bu bilgiyi aldığınızda siz ne yapacaksınız? Yani bu konuda hükümete, yani bu konu üzerinde nasıl gideceksiniz? Bu önemli çünkü bugünlerdir konuşulan bir mesele ve bunu Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan bir profesör söylüyor. Cemaatlerin bu kadar devletlerin içli dışlı olmaması gerekiyor ve bu yeni bir problem yaratır. Yaratma tehlikesi arz ediyor diyor. Ne diyorsunuz? Sivil toplum kuruluşları Türkiye'de olacaklar. Bunlar bir, devlete talip olmamak şartıyla, devleti ele geçirmemek şartıyla, demokrasiyi askıya almak gibi bir heveslerinin olmaması şartıyla Türkiye'de cemaatler de olacak, tarikatlar da olacak. Türkiye'de her meşrep ve meslekten veya da mezhepten insanlar da topluluklarda olacaklar bunlar. Bu bir gerçek, sosyolojik bir vaka. Cumhuriyetten önce de vardı, Osmanlı döneminde de vardı. Cumhuriyet döneminde her türlü tekkeler, zaviyeler yasaklandıktan sonra da bu insanlar yaşadılar. Mesela Mustafa Kemal Atatürk bazı konularda bunları yaptı ama aynı zamanda Bektaşilik konusunda çok hassas davrandı. Mevlevilik konusunda çok hassas davrandı. Ama şuna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bir, cemaatler siyasallaşmayacaklar. Cemaatler siyasallaşmayacaklar. İki, tarikatlar cemaatleşmeyecekler. Onlar da bir öz eleştiri yapacaklar. Nerede, nasıl olacak? Yani bunu hükümetiniz, iktidar bunu, bir düzenlemeyle mi yapacak? Şöyle düzenleme yoksa olmaz. Bu tür hani sosyal hayatlarda önemli? Sosyal hayatlarda düzenleme olmaz ama Diyanet İşleri Başkanlığı diyerek bir kurum var biliyorsunuz Türkiye'de. Bu Cumhuriyet döneminde kurulmuş ve devrim kanunlarıyla kurulmuş olan bir yapı var. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı zaman zaman itikatla ilgili, İslam dinine aykırı, bidatlarla ilgili, hurafeliklerle ilgili, siyerle ilgili, itikatla ilgili, ilmihalle ilgili, peygamberin hayatıyla ilgili, dinin ayetleriyle, tefsirlerle ilgili yanlış yorumlamalar varsa zaman zaman bunları şunlar yaptı demek yerine doğrusu budur diyerek çok ciddi şekilde uyarılarda bulunması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı niye kuruldu? Diyanet İşleri Başkanlığı niye var? 100 bine yakın imam niçin var? Neden insanlar bu cemaatlerin peşinde koşar da? Ben bir öneri getireceğim. Yani nasıl bu sorunla baş edilir bundan sonra da... Bir kere Mustafa Öztürk'e sordunuz mu bunun? Yani sorduk. Ne sordunuz mesela? Şimdi bakın, biz bunu ifade ettik. Kendisi de az önce söylediğiniz cemaatlerden bahsetti. Şimdi de dedi bu cemaatler ciddi şekilde kadrolaşıyor. Şimdi soru şu Şirin Hanım. Türkiye'de birçok cemaat var. Cemaatlerle siyasi partiler arasındaki ilişki nasıl olacak? Yani siyasi partiler... İktidarlar gidip de şunu mu diyecek? Sen beni destekle, ben sana iki bakanlık vereceğim. Nerede kadro istiyorsun onu vereceğim. Şimdi biz bunu nasıl aşarız? Birincisi, çok sağlıklı bir sınav sistemimiz olması lazım. Türkiye'de devletin bütün kurumlarına alınırken o merkezi sınav sistemi, soruları çaldırmayacaklar, soruların çalınmadığı, sözlüğü, mülakatı da çok sınırlı tutacaksınız. Bazı özel görevler, bazı özel pozisyonlarla ilgili olmak üzere. Şayet böyle yapılırsa, Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyle, güneyle, her kimlikten, her düşünceden insanlar da kurumlara girer. Kimse bir yerde öbekleşemez, kadrolaşamaz ve devlet içinde bir tehlike haline gelmez. Ama bu sizin çözüm öğreniniz. Ben darbe komisyonunda ne konuştunuz onu merak ederek söyledim. Şimdi burası önemli çünkü darbe komisyonunda da... Mustafa Bey de daha çok Diyanet İşleri Başkanlığı'nın göreve sarılması, sorumluluğunun olması gerektiğini söyledi. Hayır, şunu söyledi aynı zamanda. Evet. Dedi ki Diyanet İşleri Başkanlığı da dedi bu konuda bana göre dedi sınıfta kalmıştır dedi. İşte bu konuyla ilgili bir çözüm hiçbir zaman geliştirmeye çalışmadı. Bana ne aman dedi gitti. Aslında burada bir eleştiri de getirdi. Aynı zamanda da bu kadrolaşmanın da tehlikeli olabileceğini dile getirdi. Çünkü şu anda bu cemaatlerle ilişkili olan siyasiler var mı? Var. Şu anda belki de işte geçmiş dönemle kıyasladığımızda
çok iyi niyetle ben temas ettim, bilmiyordum böyle olduğunu, kandırıldık diyen siyasiler var mı? Var. Yarın öbür gün o kandırılma ihtimalleri var mı? Bunun önüne geçmek lazım kurumsal olarak. Yani bir devlet aklı olarak bunun önüne geçmek lazım. Hatta şöyle konuşalım. Yani burada bir din tartışmıyoruz. Başka bir şey tartışıyoruz. Herkes bunun farkında olmalı da. 17 Aralık'tan sonra bu çatışma süreci başlayınca çeşitli alanlarda farklı farklı cemaatlerin ya da tarikatların evet onların yerini biz alabiliriz şeklinde yayınlar yaptıklarında açık kaynaklardan okuduk ya da açık açıklamalardan gördük. Şimdi ben net olarak bilemem hangi cemaat, hangi bakanlıkta, hangi tarikattır, bunları bilmiyoruz. Bunların olduğunu gördük ama biz tamam onların ortaklıkları bitti artık biz alabiliriz, biz onlarla birlikte yürüyebiliriz diyenler olduğunu gördük. Bu zaten hani Türkiye'de bir çokça konuşulan bir konu. Ama ben tekrar bir şey söyleyeceğim. Bence Türkiye başka başka ülkelerden Türkiye'deki insanlar daha darbe sever, daha darbeden haz eden insanlar topluluğu sadece Türkiye'de değil. Yani niye örneğin Fransa'da olmuyor darbe, niye Almanya'da bu kadar olmuyor da bizde bu kadar çok oluyor? Biz çok mu darbe seviyoruz? Hayır, bizim başka bir problemimiz var. Darbelere mağduriyet gibi yanlış anlaşılmasın ama biz ne zaman devleti şeffaflaştırmaktan ve demokratikleştirmekten uzaklaşıyoruz, devlet içindeki yapılar gücünü artırıyor. Bizim son yıllarda hatırlayın tartışalım, Sayıştay denetiminin yavaş yavaş azaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Avrupa Birliği ile bu iktidarın ilk gelişi ve 7-8-10 yıllık gidişteki söylediğiyle sonraki Avrupa Birliği sürecine bakışı arasındaki farkların ortaya çıktığı bir dönemde biz bu meseleyi yaşadık. Dolayısıyla bence tarikatlarla da devlet için eğer yerleşeceklerse mücadelenin yöntemi Diyanet'ten de başlayarak ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de direkt içine alarak şeffaflaşmak ve denetimdir. Reklamlardan sonra söyleyeyim isterseniz. Lafınızı, sözünüzü bölmek zorunda kalacağım ama benim de sorum, yani sizler daha çözüm odaklısınız, ben de içeriği merak ediyorum. Gazeteci. Şunu merak ediyorum mesela. Mustafa Öztürk bu ifadeyi verdi, ya ifade ederken bu sözleri sarf ettikten sonra hep mahkemeymiş gibi aklım gidiyor. Yanlış bir şey kullanıyorum, değiştiriyorum, özür diliyorum. Bu size bu bilgileri verdikten sonra mesela İdris Naim Şahin'i, eski İçişleri Bakanı'nı, eski İçişleri Bakanı Efkan Alay'ı dinlerken dönüp bu bilgileri soracak mısınız? Mesela komisyon böyle çalışacak mı? Mustafa Öztürk bunu söyledi. Diyanet İşleri'nin içinden birisi herhalde. Bunun bir dayanağı var herhalde. Yani durup dururken söyledi. Gözlemliyorum yani ifadesini kullandı. Yani böyle bir ithamda bulunmadı ama hevesler olduklarını gözlemliyorum dedi. Bunları belgeli yapmak lazım, bilgili yapmak lazım. Türkiye'de cemaatlerin şöyle bir özelliği vardır efendim. Burada dini cemaat demek, Türkiye'deki bir tarikat demek, cemaat demek, ahlaklı insan yetiştirmek demek. Dinin ahlak normlarına uygun insan yetiştirmek demek. Yoksa onu darbeciliğe hazırlamak, onu demokrasiye askıya al, gel sadece benim olduğum bir yapı içerisinde Türkiye'yi yönet demek değildir zaten. Evet. Çok ciddi, İslam'ın çok güzel bir sözü vardır. Bir tek ben hakkım deme hak sahip değilsiniz, sen de haksın, sen de haksın, sen de haksın. Ben de hakkım deme hakkına sahipsiniz ifadesini kullanır. Tabii. O nedenle bu cemaatleri itham etmemek gerektiğini düşünüyorum. Şu an elimizde bir karne yok. Şu an elimizde bir Fethullah Gülen cemaati var. Bu cemaatin başlangıcından beri örgütlü olduğunu, gizli olduğunu, şeffaf olmadığını gözlemliyoruz. Tamam. Ve karşımızda böyle bir şey. Sağlam evet. Bir sistem kuralım. Böyle bir tecrübe yaşadık. İşte burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bunlar doğru, bunlar yanlış demesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, soru şu. Bu cemaatler değil mesela. Bu cemaatlerin belki de yine kisvesi altında örgütlenmeye gidebilecek olanlar, bu cemaatleri kullanarak yeniden kendi çıkarını güdecek olanlar, yoksa tabii ki dini cemaatler vardır. Bütün dinlerde var, her toplumda olabilir. Türkiye'nin geleneğidir. O ayrı mesele. Devlet içinde yapılanmaya dikkat çektiği için ben çalışma metodu olarak dönüp İçişleri Bakanlarına, polisin içinde yeni cemaatleşme var mı? Başka cemaatlerden bu kisve altında bunları soracak mısınız manasında sordum. Çalışma modelinizi anlamak için. Tabii. Reklamlardan sonra Fethullah Gülen dinlenmeli mi, dinlenmemeli mi? Bu konuya gelemedim ama şimdi geleceğim birazdan.
Peki. Devam ediyoruz ne oluyor? Şimdi cemaatler meselesinde kalmıştık. İlerleyeceğim. Mesela Cumhurbaşkanı bugün söylediği özellikle belediyelerle ilgili bir söz var. Onu soracağım ama buyurun Abdülkadir Bey, cemaatlerle ilgili. Cemaatler konusu aslında sadece bu darbe bağlamında gündeme geldi ama Türkiye'nin oturup, Türkiye ile birlikte cemaatlerin öncelikle oturup bu konuyu tartışmaları lazım. Yani bir, MİT ilk kavga cemaatle, yani Fethullah Gülen terör örgütüyle AK Parti arasında ilk kavga 7 Şubat MİT kriziyle başladı değil mi? Bir cemaat istihbarata niye talip olur? Yani cemaat nedir? İnsanları ahlaklı fertler olarak yetiştirmek, İslami tebliğ vazifesini yapmak. Bu istihbarata talip olmakla bunun ne ilgisi var? Cemaatler devlete talip olmamalı. Ama cemaatler devlete talip olmamalı derken oluyorlar. Yani böyle bir söz söyledik biz diye yarın olmayacaklar değil. O zaman burada çok şeffaf kriterler getirmek gerekiyor. Yani bu ülkede biz tabii şunu gördük. Eğer bir cemaat yapılanması devlette çok etkili olursa işte Genelkurmay Başkanı'na ve kuvvet komutanına rağmen savaş uçağını kaldırabiliyor. Ve bir zincir oluşturuyor. Yargıda bir zincir oluşturuyor. İlk derece mahkemelerinden yüksek yargıya kadar. Askeri liselerden generalliğe kadar bu tür zincirleri oluşturabiliyor. Burada yapılacak olan şu, artık bu cemaatlerin şeffaflaşması, mal varlıklarının kayıt altına alınması gibi konularda bir yasal düzenleme yapmak devlet gerekiyor. Devlet ilişkisi değil de ticaret-devlet ilişkisi belki. Yani cemaatlerin üçgen. Devlet ilişkisi, yani bu tür kurumlar olabilir, tüzel şahsiyet olabilir. Diyelim ki işte nakşilerin, cerrahilerin olabilir ama bu faaliyetleri eğitim faaliyetiyle ya da kendi yapacağı manevi faaliyetlerle sınırlı olur ve bunlar kayıtlı olduğu evet. için bilinir. Devlete girmesine izin verilmez. Buradaki, çünkü bundan asıl cemaatlerin kendi hizmetleri zarar görüyor zaten. Yani ne yapacaksın sen? Diyelim ki çok ahlaklı, iman, Kur'an hizmeti almış insanlar yetiştirici. Hedefin bu. Ama sen darbe yapmaya kalkıştığında zaten tüm birikimin ortada kaldı. Bir de şöyle mesela bir şey bu, yok mu? Yani mesela ya olmaz umarız ama tutun ki tekrar başka bir cemaat üzerinden de bir devlette yapılanma, yeniden böyle illegal bir takım yapılanmalar oldu. Herhalde Türkiye'deki muhafazakar, dindar gerçekten dini, yani temiz evet. dini duyguları yaşamının oda haline getirmiş insanların böyle ikinci bir darbeyi kaldırma lüksü yok herhalde. Hiçbirimizin kaldırma ya, lüksü yoktur. Yok ama i̇kincisi, özellikle. İkincisi tabii şu da var. Yani bu ülkenin solcuları, bu ülkenin dindarları, bu ülkenin Kürtleri, bu ülkenin Alevileri, bu ülkenin solcuları, Sünnileri, onlar da bu ülkenin vatandaşları değil mi? Hak ettikleri şekliyle devlet kademelerinde temsil edilme hakları yok mu? Bunu sağlamazsak zaten iç barışımız tehlikeye düşüyor. Partizanlık nedir? Burada ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu Gülen hareketinin giriştiği darbe girişimi yüzünden bir de cemaat düşmanlığı başladı. Yani sanki her cemaat Gülen hareketi gibi darbeye kalkışmış. Tam tersine bu hareket birileri onlardan referans koparıp bürokraside bir yere gelmeye çalışırken, siyasette, ticarette nüfuzlu yer elde etmeye çalışırken bir takım cemaatler de bunlarla zaten mücadele ediyor. Örneğin Nur talebeleri. Bu harekette işte bunlar da Nurcu, onlar 70'ten beri Bediüzzaman'ın talebeleri de, Nur talebeleri de, Fethullah Gülen'in örgütlenme şekliyle, Risale-i Nur'ları, İslam'ı, Kur'an'ı anlayış şekliyle mücadele içerisindelerdi. Yani topyekün cemaatleri de bundan dolayı suçlamayalım ama cemaatlere de bir çerçeve çizelim. Onlar kendi hizmetleriyle uğraşsınlar. Devlete talip olduklarında hem devlet zarar görüyor hem onlar zarar görüyor. Bunun yolu da şeffaflaşmada ve liyakat esaslı olarak, devlete liyakat esaslı insanlar almakta. Efendim. Cumhuriyet, evet. demokrasi, adalet, hukuk, liyakat, ehliyet. Ben, aynı zamanda ben ona şunu ekliyorum. Biraz önce de söylemeye çalıştım. Devletin de aynı şekilde şeffaflaşması, topluma açılması, demokratikleşmesi, böyle çok güçlü, acayip güçlü bir devlet yerine demokratik bir devlete doğru evrilmesi gerekiyor. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Konya'da yaptığı konuşmada dedi ki,
bu dedi bazı belediyelerin dedi arka kapılarından girmişler dedi. Ondan sonra mesela dedi bu yapılarla mücadele etmemiz gerekiyor dedi. Belediyelerde de atıfta bulundu. Şimdi önce belediyeler meselesine geçmeden önce şu anda dinleyeceğiniz tek belediye başkanı var Gültan Kışanak. Doğru. Kim talep etti? Ben talep ettim. Neden ettiniz? Neden ettim? Bir, Ekrem Dumanlı biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinden önceydi yanılmıyorsam eğer. Kendisiyle bir görüşme yaptı. O güne kadar Zaman Gazetesi'nin veyahut da bunların yayın organlarının faaliyetlerini izlediğimiz zaman şunu söylüyorlardı. PKK'ya karşıydılar, terör örgütüne karşıydılar ve bizim okullarımız orada terör örgütlerine malzeme olmayı ortadan kaldırıyor. Panzehir biziz diyorlardı. Daha çıkışları engelliyoruz okullarımızla, etüt merkezlerimizle, okuma salonlarımızla bunu yapıyoruz diyorlardı. Ve orada bazı okulları, bazı yurtları da PKK tarafından da yakıldı. Hatta bazı insanları da öldürüldü bunların, yetkilileri de öldürüldüler. Böyle bir ortamdan bu şekilde bir evrilmeye geçmiş olmaları benim için cali bir dikkatti. Gülten Kışanak'la bir konuşma yaptı kendisi biliyorsunuz. O zaman Ekrem Dumanlı dedi ki normal bir görüşme dedi. Normal bir işte Sayın Gülten Kışanak şunu söyledi o zaman. Normal olarak Ekrem Dumanlı burada bir faaliyete gelmişti. Oradan da beni ziyarete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da gelse ben buyurun derim biz misafirlerimizi ağırlarız ifadesini kullandı. Ama orada şunu da söyledi. Daha sonra işte Ekrem Dumanlı ile ilgili şöyle bir iddia vardı. Biz HDP'yi destekleyeceğiz dediği söylendi, rivayet edildi. Aynı zamanda buradan bazı bilgileri kendisine aktarıldığı söylendi. Bunları öğrenmek istiyoruz. Hatta Gülten Kışanak yanımızda bazıları da vardı ifadesini kullandı. Yani kalabalık bir görüşme oldu. Onların isimlerini merak ediyorum ben mesela. Orada Gülten Kışanak'ı biliyoruz, Ekrem Dumanlı'yı biliyoruz ama orada malzem kalabalık insanlar vardı. Ekrem Dumanlı'nın arkadaşları kimlerdi? Gülten Kışanak'ın yanında bu görüşmeye şahitlik yapan insanlar kimlerdi? Ne konuştular? O şahitleri tek tek dinlemek. Ben oradaki herkesi dinleme gibi bir şey istedim. O nedenle bu PKK veyahut da HDP, Gülten Kışanak, Fethullahçı terör örgütü yakınlaşmasının bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bir ifade kullandı biliyorsunuz, Başbakan da kullandı. Birlikte 15 Temmuz'u planlamışlar PKK ile FETÖ hareketi diyerek bunu söyledi. Mutlaka ki bilgilere dayanıyordur. Bir başbakan bunu söylüyorsa sadece bir algı oluşturmak için söylemez haşa. Mutlaka ki bilgileri vardır. O nedenle ben merak ettim. Gülten Kışan'ın dinlenmesi de bu nedenle orada istedim. Orada bir şey ekleyeyim. Murat Karayılan'ın 15 Temmuz'dan önce içerideki silahlı birimlerine talimatı var. Bir süre geri çekilmelerini, beklemelerini söylüyor. Darbeden 2-3 gün önce bazı meslektaşlarımız onu yazdılar. Darbeden 2 gün sonra da tekrar faaliyetlerine başlamalar konusunda Murat Karayılan'ın talimatı var. Burada o yani o hemfikir misiniz ve şöyle, belediyeler konusunda nasıl bakıyorsunuz? Önce deminki konuyla ilgili birkaç şey söyleyeyim sonra belediyeler konusunda. Şimdi yurt konusu çok önemli, eğitim konusu çok önemli. Burada biz başından beri hep diyoruz ki ilkesel olarak hükümetler, devlet gerekli öğrenciler için gerekli barınma olanağını sağlamalıdır. Türkiye eğitim konusunda PISA raporlarına falan baktığımızda her sene geriye gidiyor. Artı öğrencileri daha önce birçok adli olayda da yaşadık. Mesela Ensar'da da biz bu konuda eleştirilerimizi getirdik. Yani şuna bir kriter getirmek lazım. Öğrencileri devlet cemaatlere teslim etmemesi lazım. Şimdi geçtiğimiz dönem işte gitmiş işte cemaatin yurdunda bilmem neyinde kalmış, teşvik edilmiş, bir devlet politikası gibi neredeyse övülmüş hükümetler tarafından. O da gitmiş çocuğunu oraya teslim etmiş. Bugün suça karışmış, karışmamış. Şu anda bilmiyoruz ama çok ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalıyor. Bunun bir daha yaşanmaması lazım. İkincisi, dinlenecek isimler belediye başkanlarıyla ilgili. Biz kendi listemizde de belediye başkanlarından özellikle Ankara ve İstanbul'da o gece darbe girişimi çok yoğun yaşandığı için her ilde öyle değil. Dolayısıyla Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının dinlenmesi gerektiğini de ifade ettik. Listemizde var. Bundan sonra dinlenecek isimler, gelecek isimlere yönelik de dinlendikten sonra çıkan belgeler, bilgiler ikinci bir listede de bunu ayrıyeten değerlendireceğiz. Yani hangi belediye başkanları dinlenmeleri konusunda. Nasıl bakıyorsunuz Erdem Gül? Ben o zaman şöyle bakmam gerekir. Siz sadece Ekrem Dumanlı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret. Halbuki şöyle tartışmalar yaşandı. 7 Haziran seçimlerinden önce biz bir çözüm süreci yürütüyorduk. 7 Haziran'ın hemen öncesinde Dolmabahçe görüşmesinin ardından bu çözüm süreci bitti.
Dolayısıyla böylesi bir ufkunuz var mı yok mu, bunu da merak ederim. Hani tek başına spesifik Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniyle görüşmesi yerine çözüm sürecini, yani çözüm sürecinde de acaba 15 Temmuz'a gelen bir yan var mı yok mu, bitirilmesinde böyle bir yan var mı yok mu, o gece darbeyi yapan unsurlar acaba çözüm sürecinde çeşitli şekillerde manipüle ettiler mi, etmediler mi? Dolmabahçe'yi biz biliyoruz ki kabul etmeyen Cumhurbaşkanı'ydı Dolmabahçe görüntüsünü. Öyle bitti hani sonrasında. Evet, hepimiz biliyoruz ki Ceylan Pınar da iki polisin evde uyurken öldürülmüş. Olayları biliyoruz. Arkasından evet. Suruç katliamı gibi devam ediyoruz. Ama acaba oralarda da var mı? Komisyonun böylesi tabii ufku var mı? Merak ediyorum. Hemen söyleyeyim. Mesela Uludere olayını da araştırmak istiyoruz. Uludere olayındaki o bombalama işlemini yapan kişiler şu an tutuklu. Bu Fethullahçı terör örgütü nedeniyle tutuklu. Bu da bizim dikkatimizi çekiyor. Bununla ilgili de bu şahısların ifadesine baş. Zaten yargılanacaklar, mutlaka ifadeler sorulacak ama bizim sormamız daha farklı. Milletvekillerinin sorması daha farklı. Uzmanlarla beraber çalışmamız, medyayla birlikte çalışmamız daha farklı. Neden diyeceksiniz? Arada söylemiştim hatırlarsanız eğer. Mesela bir Aydın Özsucak diye şahıs var. Eğer oraya da hemen buraya gelmişken temas edeyim Şirin Hanım, müsaade ederseniz. Tabii rica ederim. Aydın Özsucak kim? Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası denilen, düşürülmesinden sonra helikopterinin. Kendisi daha sonra bulundu biliyorsunuz. 25 ve 29 Mart tarihinde. Aradan Sayın Abdullah Gül'e dönemin Cumhurbaşkanı'na bir video kaset geldi. Ve burada bir ihbar vardı. Helikopterin parçaları sökülüyordu. Birkaç gün sonra oraya giden insanlar. Kim bunlar? Özel kuvvetlerden giden subaylar bunlar. Az subaylar, uzman çavuşlar ve daha sonra bu şahıs yakalandı. Şahsın ifadesi şuydu: benim helikopterlere karşı ciddi şekilde bir hobim var. Bu hobi nedeniyle parçaları biriktiriyorum ama hiçbir hakim de buna sormadı. Başka parçalar var mı senin evinde diye sormadı. Hakim de şimdi tutuklu. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Hemen birlikteyiz. Şimdi bu idam ve Fethullah Gülen'in iadesi meselesine geleceğim ama Selçuk Bey'e bir şey sormak istiyorum. Sizler de belki buna, seyircilerimize de bilgi olacak. Polis Akademisi'nden, ismini söylemem gerekirse. Sayın Çoraklı. Çoraklı mı söyledi bunu? Evet. Bir mahzenden bahsediyor ve o mahzenden çıkan çok önemli evraklar olduğunu söylüyor. Bunu size bırakıyorum, söyleyin. Bu bize önümüzdeki günler belki ne kadar önemli bilgilere ulaşılabileceğini gösteriyor. Biz kendisine komisyonda sorduk. Bir mahzende bir dosya çuvalla belgeler bulduklarını söylediler. Bunun MİT'te olmadığını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde olmadığını, devletin arşivlerinde bulunmadığını ama tesadüfen bulunduğunu söyledi. 2 yıl boyunca Fethullahçı terör örgütünün yapmış olduğu örgütsel faaliyetler, darbeye hazırlıklarla ilgili. Aynı zamanda şunu da ifade etti. İkinci Fethullah Gülen'i de göreceksiniz orada. İsim istedik, isim vermeyeyim ama siz bu belgeleri isteyin. Bu belgeleri mutlaka ki size gönderirler. Ardından da ikinci Fethullah Gülen'in kim olduğunu mutlaka ki hepiniz göreceksiniz ifadesini kullandı. Merak ediyorum o mahzendeki evrakları. Ciddi şekilde de inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda ikinci Fethullah Gülen'in de kim olduğunu da görmüş olacağız. Bence çok önemli tarihi bir bilgi verdi. Benim tahminim, benim şahsi tahminim, bu yapıyı birazcık bildiğim için tırnak içinde söylüyorum, Abdullah Aymaz olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu tür yapıları örgütleyen dış egemen güçlerin, istihbarat örgütlerinin çok ciddi şekilde elinde olduğunu düşünüyorum. Yine kim olursa olsun, yani çok zeki bir adama ihtiyaç yok, çok yetenekli bir adama ihtiyaç yok ama bu metafizik ürpertiler içerisinde bu cemaatin ikinci adam olarak gözüken kişiydi. İsmi tekrarlar mısınız? Abdullah Aymaz. Nerededir şu anda? Bilmiyorum, yurt dışında olma ihtimali çok yüksek. Büyük bir ihtimalle Amerika'da olabilir. O da kaçak. Şu ana kadar da çok fazla Türkiye'de bilinmeyen bir kişi. Evet, onu söyleyecektim. Cemaatin yani önemli isimlerinin bildiği, Fethullah Gülen'in ta yol arkadaşlığı yaptığı, baştan beri birlikte çıktığı insanlardan bir tanesi. İlgimi çekiyor. Mesela Nurettin Veren gibi insanlar çok fazla açıklamalar yapıyorlar. Veyahut da Hüseyin Gülerci açıklama yapıyor veya Latif Erdoğan açıklama yapıyorlar. Bu yapıyı çok iyi bildikleri için. Abdullah Aymaz'la ilgili bilgiyi daha çok onların bilebileceğini tahmin ediyorum. Evet, siz ne diyorsunuz? Sizin kafanıza şimdi takılan ne oldu bu belgeler konusunda? Aynı isim aslında tanıklığında önemli konulara değindi. Birincisi dedi ki bu darbe girişimi olabileceğine yönelik 2 yıldır çeşitli bilgiler paylaşılıyordu zaten. Yani böyle bir risk var, bu yapılabilir,
Bu da tutanaklara geçti bu ifadesi. İkincisi, evet yerine geçecek isimden bahsetti. O mahsende olunan belgelerden bahsetti. Hatta onların ima edildiği düşünüldüğü ama bir memurun dikkati sayesinde saklanabildiğinden bahsetti. Ve onun istenmesinin önemli olduğundan bahsetti. Yine şunu söyledi. Dedi ki bu yapının faaliyetleriyle ilgili tehlike oluşturulabileceğine ilişkin aslında herkes de biliyordu dedi. Bunlar rapor ediliyordu dedi. Ama bu raporlar iki türlü hasır altı ediliyordu. Birincisi raporları iletmesi gereken kritik konumdaki bürokratlar ilgili hükümet yetkililerine bunu iletmiyordu. Bir bu oluyordu dedi. İkincisi de zaman zaman iletilse de o hükümet yetkilisi bunu gereğini yerine getirmiyordu. Farklı nedenlerden ötürü getirmiyordu. Zaman zaman siyasi nedenlerden, kaygılardan ötürü getirmiyordu. Zaman zaman da başka kanallardan farklı şekilde ikna ediliyordu, yerine getirmiyordu dendi. Dolayısıyla o verdiği bilgiler ışığında o belgelerin gelmesini biz tabii hemen talep ettik. Komisyon da bunu kabul etti. Önümüzdeki dönemde neredeyse bulunup gelinecek mi göreceğiz. Buradan anlıyoruz ki işte bu dinlediğiniz isim, yani bu tip pozisyonlardaki isimler aslında daha verimli bilgiler aktarıyorlar komisyona, değil mi? Yani bu belgeler meselesi bence şu ana kadarki yani, en somut, önemli verilmiş şayet, bilgi komisyona. Şayet verdiği bilgi karşısında yazışmalar neticesinde bu belgeler ortaya çıkar ise çok önemli bilgi vermiş olacak haliyle. Hatta şöyle bir soru da geldi o zaman. Biz dedik ki yani peki siz bunu buraya gelene kadar ilgili birimlere, neyse sizin bildirmeniz gereken soruşturmayı yürütenlere ya da ne bileyim farklı yerlere bildirdiniz mi gibi bir ifadede bulunduk. O yönde fazla sonuç alamadığından gibi o tarzda açıklamalarda bulundu. Aslında bu her yerde özellikle için dedi. Özür dilerim Abdülkadir Bey. Her yerde oldukları için zaman zamanki müracaatlarımız geri tekrar yanından bize de dönüyordu ifadesini kullandı. Tabii şimdi BİMER'e suç duyurusunda bulunmuş ya da ihbarda bulunmuş birisi bir hafta sonra kapısı çalıyor. Diyorlar ki senin BİMER'e yaptığın ihbar işte bu elimizde diyorlar. Tabii o insanın o bir küçük bir bürokrat bir vilayette hayatı alt üst oluyor. Her yerde oldukları için onu elde edebiliyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer bu soruşturma, yargılama, darbe yargılaması çok ciddi olarak tutulursa, üzerine gidilirse çözülmeler başlar. Ve bu ve bunun gibi daha birçok... Cemaat bir çok, çözülmeleri tabii, başlar. Tabii yani şu ana kadar çok ciddi itirafta bulunanlar olmadı. Sadece askerlerin içerisinde bir kısmı darbeye bunların teşvikiyle katıldıklarını, abilerin kendisini bu işe soktuğunu söyledi ama çok az sayıda. Ama iş ciddi tutulursa, eğer kurtaramayacaklarını görürlerse şimdi onlara umut veriyorlar. 10 Kasım. Diyorlar ki işte yeni darbe olacak, kurtulacaksınız, deşifre olmayın, şey yapmayın. Bu işin ciddiyetini görürlerse daha nice belgeler niye ortaya çıkar. Yani işte Fethullah Gülen bir 11 takıntısı olduğu söyleniyor. Kendisinin de 10 Kasım'la Atatürk'te aynı günde doğduğunu ama nüfusu 11'inde yazıldığını söylüyor. O her şeye bir doğduğunu. Öldüğü gün doğduğunu söylüyor. O her şeye kendince bir büyük kainat imamı yani Mehdi-i Azam olarak gördüğü için bir mana yüklemeye çalışıyor. Oradan bir şey üretmeye çalışıyor. Ama şu var, böylece içeridekilere mesaj veriyorlar. Çözülmeyin. Evet. İçeridekiler de tabii şunu da görmek lazım. Dışarıdaki bağlantılar, yani bazı karargahlardaki hala görevde olanlar tespit edilmediği için içeridekiler de bizi kurtarın yoksa sizi yakarız diye dışarıya mesaj gönderiyorlar. Bu karşılıklı gidip şöyle geliyor. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim, özür dilerim? Tabii, misafir. İçeriden aldığım bir bilgi, daha çok Yargıtay üyelerinin, Anayasa Mahkemesi üyelerinin, hakimlerin içeride kaldığı bir koğuştan aldığım bilgi şöyle. 3-4 kişi haricinde keskin olduklarını, geri kalan tamamının çözülmeye müsait olduklarını ve çok ciddi şekilde pişman olduklarını öğrendim. Pişmanlık yasası çıkaracak mısın? Şöyle etkin pişmanlık yasası gündemde zaten. Sayın Bakan sık sık bunu açıklıyor. Ve etkin pişmanlık yasasını daha fazla duyurmamız gerekiyor ki daha fazla. Çünkü burada içeride şu an televizyonlar yok. Bunlarla ilgili mutlaka ki bir duyuru mekanizmasını işletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Televizyonlar yok. Televizyonları yok içeride. Diyemiyorlar. Hayır, televizyon yok. Aileleriyle görüşüyorlar, oradan bilgi alıyorlar.
Televizyonlar yok. Bir dakika, bu önemli. Şu anda Fethullah soruşturmasında içeride olanlar televizyon izliyorlar mı? Benim gördüğüm çoğunluğunun olmadığı noktasında, darbecilerin izlemediği. Bazı tutuklular izleyemiyor, bazıları izliyor anlamı çıkar burada. Darbecilerin izleyemediği noktasında bilgim var. Yani bütün şeyler değil. Askerler. Darbeciler. Ağırlıklı askerler. Evet, darbeci askerler, itham edilen, darbeci asker diye tutuklanan, gözaltına alınanlarla ilgili izlemedikleri noktasında bir bilgimiz var. Ailelerinin bunlara ulaşması gerekiyor ve diyecekler ki etkin pişmanlıktan faydalanın. Bakın, siz samimi olarak bu cemaate girmiş olabilirsiniz. Darbeye de şöyle veya böyle karışmış olabilirsiniz ama etkin pişmanlık var. Gelin hayatınızı kurtarın, uzun yıllar cezaevlerinde kalacaklar. Bu darbeci olanlar benim tahminim kolay kolay da çıkamazlar. Ben buradan buna gene aynı şeyle ek yapayım. Bence dışarıda sizin de anlattığınız, hepimizin hemfikir olduğu mağduriyet meselesinin olmaması gene önem taşıyor. Yani mağduriyet meselesi gerçek darbecilerin sığındığı bir... Bu televizyon konusunda mı diyorsunuz? Hayır, sadece o değil. Eğer çok yaygın mağduriyet yaşanırsa onlar da bir gün mağduriyetlerin giderileceği kaygısıyla umut içinde olacaklar. Mesela bir yaver, Sayın Cumhurbaşkanı bir yaver etkin pişmanlıktan faydalanma noktasında müracaatta bulundu biliyorsunuz. Hı. Ciddi ifadeler de verdi. Çözümlerin de şöyle. Şimdi bizler uzun yıllar cezaevlerinde kaldığımız için sol ve sağ olarak burada o zamanlar devlet etkin pişmanlık yasasını çıkarmıştı. Zaman zaman belki sayı azdı ama bu sayı bir şahıs bir örgütü çökertebiliyordu çok rahat bir şekilde. O nedenle burada bazı sayıların azlığına bakmamak lazım. Önemli olan bunun devamını sağlamak gerekiyor. Bu yapıyı çökertecek olan şey itirafçılardır, başka şey değil. Önemli bilgiler verirse, yakalanmamış birinin o verdiği bilgilerle yakalanmasını sağlarsa... Kanunlarımızda evet, var, şu anda da var. Etkin pişmanlık var. Peki, şimdi şöyle bir buradan devamlı o zaman, şu, hem bu pişmanlık önemli ama Cumhurbaşkanı bugün açıklama yaptı, birkaç vesileyle yaptı daha doğrusu. Bu idam meselesini gündeme koydu ve dedi ki ben dedi önüme gelirse dedi idamımı onaylarım dedi. Bunu da şöyle açıkladı. Devlete karşı yapılmış suçlarda devletin affetme hakkı vardır. Dolayısıyla idam cezasını yürürlüğe koymayabilir. Ama dedi darbe söz konusu olunca ben dedi orada hayatını kaybeden vatandaşların hakkını korumak zorundayım dedi. Halkın temsilcisi olan meclisten idam talebi çıkarsa da ben bunu onaylarım dedi. Bu devlete karşı değil, halka işlenmiş suçtur dedi. Şimdi Fethullah Gülen'in bir taraftan iadesi isteniyor, bir taraftan da idam cezası deniliyor. Bu birbirinden çelişen bir durum yaratmayacak mı? Nasıl görüyorsunuz? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu eyaletinde idam var zaten. Biliyorsunuz bunu, hepimiz biliyoruz. Çoğu eyaletinde var. Dünyanın çoğu devletlerinde de idam var. Biz idamla ilgili anlaşmalarımızı yaparken zaten Avrupa Birliği ile ilgili bu idamın kaldırılmasında o zamanlar biliyorsunuz DSP, MHP ana iktidarına devam etti. Daha sonra bizim iktidarımızda da bu tamamen kaldırılmış oldu. O zaman darbe girişimleri haricinde gibi bir tırnak içinde cümlenin olduğunu hatırlıyorum ben. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncesine katılıyorum. Bir çelişki olarak da görmüyorum. Mutlaka idam cezası gelmelidir. Avrupa Birliği ile anlaşmalarımızı askıya alır noktasına da çok ciddi. Zaten Avrupa Birliği bize sıcak bakmıyor. Biraz önce Erdem Bey dedi ki Avrupa Birliği ile ilişkiler pek askıya alınmış vaziyette. Biz her türlü faslın açılmasını istiyoruz ama Avrupa Birliği Türkiye'nin büyümesinden endişe ettiği için, Türkiye'nin pazar olmasını hep sürekli olarak kabullendi, ortak olmasını kabul etmediği için. Bu idamı Fethullah Gülen'le mi sınırlı tutuyorsunuz? Hayır, hayır. Ekibi olarak mı tutuyorsunuz? Atıyorum bunlar, diğer... Terör örgütleri için de geçerli. Abdullah Öcalan için de mi geçerli? Abdullah Öcalan geriye işlemiyor biliyorsunuz artık. Yani bugünkü kanun geriye işlemiyor. Başka kim için geçerli? Burada terör örgütleri için geçerli. Bakın 10 tane askerimiz ölüyor. Geliyor şahıs 10 tane askerimizi öldürüyor. Burada iki tane... Tekrardan idam cezasının getirilmesi olarak görmemiz gerekiyor bunu. Ben idam cezasının getirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı şayet burada olsa, kameralar olmasa, bir sohbet imkanı olsa da desek ki Sayın Cumhurbaşkanım siz şunu bizden iyi biliyorsunuzdur. Kanunlara göre suç ve cezalar geriye yürümez. Yani dolayısıyla bugün idam gelse dahi uygulayamayacağınız insanlar var suç tarihi itibariyle. Şimdi bu konuşmalar neden yapılıyor? Aslında şu dönem her şeyden daha fazla dikkat etmemiz gereken dönem. Bizim vatandaşlarımız... siyasetçiler, hukukçular kadar her detaya vakıf olmayabilir. Yani bu da normal. Herkesin kendine göre bir hayatı var. Ama vatandaşlarımız şunu bilmesi lazım ki bugün idam gelse zaten geriye yürümeyecek. İki, idam... Yani Fethullah Gülen'i kapsamaz mı? Yani şu anki yasalarda kapsar mı? Kapsar. Nasıl kapsayacak? Henüz yargılanmadı. Suç ve cezalar geriye yürüyecek. İkincisi... Öcalan'ı kapsamaz. İkincisi ama bakın kapsar. Şu. Bunu şu anda dile getirmek Gülen'i iade etmeyin demektir aynı zamanda. Çünkü bunu şu haliyle, bu açıklamalarla dile getirdiğiniz zaman bunun yankısı çok daha
kötü olacaktır. Hem Avrupa'da hem dışarıda. Üçüncüsü, şimdi hep Amerika Birleşik Devletleri'nde idam var üzerinden gidilen bir şey var. Yani birkaç tane güçlü, büyük devlette evet idam var ama bugün modern demokrasilerde evrensel hukuk açısından örnek gösterilen ülkelerde, yani dünyada demokrasi açısından ilk 20 ülkeyi böyle alt alta sıraladığınız zaman bunun 18-19'unda idamın olmadığını görürsünüz. Türkiye idam tartışmasını ve idamı savunması Batı'daki imajını çok ciddi şekilde zedeleyecektir. Bizim tabi olduğumuz bir hukuk sistemi var. Nedir o? Kara Avrupası hukuk sistemi dediğimiz hukuk sistemi. Bu hukuk sistemi içerisinde hiçbir ülke idamı uygulamıyor. Peki. Bunun bakın Şirin Hanım, burada samimi olmak lazım, vatandaş da bilsin. Bu tartışmanın bize bir faydası yok ve bence güncel olarak bizim tartışmamız gereken konu da bu değil. Peki, Abdülkadir Bey ve Erdem Gül, ne diyorsunuz? Buyurun. Ben çok kısa, sadece Batı meselesi anlatılıyor falan, onlarda da çok onların üstünde durmayacağım. Bence iktidar hani iç politikaya dönük olarak da söylüyordur. Çünkü başbakan şeydi de, ben net olarak hatırlıyorum. Onları idam etmeyeceğiz, daha büyük ağır cezalar vererek hapiste yargılayacağız. Dışişleri Bakanı önceki gün eşimi ikna edemiyorum ama ben kişisel olarak idamdan yana değilim dedi. Bence tekrar idama dönmek bütün demokratikleşme girişimlerinin tam tersidir. Bu iktidarın geldiği noktada sağladığı kazanımların tekrar tersine dönmesi anlamı taşır. Katılmıyor musunuz buna? Size sorayım. Niye? Şimdi şöyle, bakın o kadar büyük suçlar işlemişler ki siz geleceksiniz, Türkiye'de bütün yatırımları baltalayacaksınız Güneydoğu Anadolu'da. Korucularınızı, polislerinizi, askerlerinizi öldüreceksiniz ve %100 bunların suçları da tescil edilecek, belgelenecek. Biliyorsunuz bunlar önce bir yargıdan geçecekler, idam alacaklar. Daha sonra üst mahkeme gidecek buraya, Yargıtay'a gidecek. Sonra Yargıtay Daireler Kurulu'na gidecek. Oradan meclise inecek. Meclisten gelecek Cumhurbaşkanı'na çıkacak. Yani 5-6 elekten geçecek. Eğer burada biz subjektif suçlamalarla bir insanı asılmasını istemeyeceğiz, idam edilmesini. Ama Fethullah Gülen gibi bir adamın bence idam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz kalkıyorsunuz, Türkiye'nin geleceğini baltalıyorsunuz. Egemen güçlerle işbirliği yapıyorsunuz. Bilmem nerelere sığınıyorsunuz. Sonra oradan biz Anadolu'nun güzel çocuklarını din diyerek istismar ediyorsunuz. Ahlak diyerek, hatta Türkiye'deki tüm dini cemaatlere zarar veriyorsunuz. Hatta İslam'ın algısına da Türkiye'de çok ciddi şekilde negatif olarak katkıda bulunuyorsunuz. Sonra siz diyeceksiniz ki ben yaşayacağım. Bu Amerika Birleşik Devletleri zaten Fethullah Gülen'i bizi iade etme noktasında şunu dedi biliyorsunuz. Bizim mahkemelerimiz karar verecek. Siyasi irade karar vermeyecek buraya. Suçlarına bakacağız. Mahkememiz karar verecek dedi. O nedenle mahkemeleri karar verdiği zaman, Türkiye'ye iade ettiği zaman da bir idamın olmasının caydırıcı olacağını son düşünüyorum. Ve aynı zamanda söyleyeyim aslında. Bir Abdülkadir Bey'den de alayım fikir, ondan sonra size. Şimdi bir cümle söyleyeyim. Şimdi idamın baktığımızda da suçla mücadeleye bir katkısı da yok. İdam olan ülkelerde suç olmuyor ya da işte caydırıcılık daha fazla oluyor gibi bir düşünceye sahip olursak da onda da hata yaparız. Yani öyle bir gerçeklik de yok. İkincisi de bakın, ne zaman ki Türkiye'de işte ekonomik açıdan olsun, siyasi açıdan olsun vesaire olsun böyle bir sıkışma, bir çıkmaz söz konusu olduğundan çeşitli şekillerde gündem bir şekilde değişiyor ve tartışmalar farklı eksene kayıyor. Bugün Türkiye'nin idamı tartışması büyük hata olur. Bu hataya düşmemek lazım. Bu konuyu da çok fazla tartışarak böyle bir yola da girmemek lazım. Cumhurbaşkanı her platformda tekrarlıyor. Tabii. Yani bir dönem soğumuştu bu konu. Tekrar yeniden ısınmaya başladı. Tabii şunu görmek lazım. Bir, Cumhurbaşkanı bu milletle birlikte bir darbeye karşı bir mücadele verdi. 241 şehit var. 2194 insanımız yaralanmış. Uzuvlarını kaybetmiş. Yarım insan haline gelmiş. Bunların duygularına tercüman olmaya ve onları da motive etmeye çalışıyor. Bu bir boyut var. Ama bu topraklarda idamın bir geçmişi de var. O geçmişte hep bizde siyasi idamlar oldu. Ve siyasi idamlar sorunları çözmedi. Tam tersine büyük yaralar açtı. Şeyh Said'in idamından alın gelin, Menderes'ten deniz gezmişlere ve 12 Eylül'deki bir sağdan bir saldan olsun diye yaşı büyütülerek asılanlara kadar idamlar yaşandı ve hiçbirisi bir çare olmadı. Tam aksine
o sorunların katmerli bir şekilde büyümesine yol açtı. Öcalan yakalandığında, işte Öcalan idam edilip edilmemesi tartışması olduğunda hiç unutmuyorum. O zaman bölgede sürekli olarak nabız tutuyordu istihbarat teşkilatı. İdam kararı verilir ve Öcalan idam edilirse Kürt sorunu nereye gider, idam edilmezse nereye gider diye o zaman çok yoğun olarak tartışılıyordu. Ve idam edilmesinin onu tarihe mal edeceği ve Kürt sorununun altından kalkılmayacak bir noktaya geleceği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Elbette ki Amerika teslim ederken o şartla teslim etmişti. Fakat bir de olayın böyle sosyolojik ve tarihi perspektifi var. Ben o nedenle evet kitleler bunu talep edebilir, tartışılabilir ama bu ülkede siyasi idamlar hiçbir zaman çare olmadı. Bir de şunu da söyleyeyim, bakın bir son bir ek yapmak istiyorum. Son bir tor atacağım da ama ekleyin. Hayır, bu konuyla ilgili tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bakın bizim yargımız çok hata da yapıyor. Şimdi geçmişte kumpas davalarını düşünün, yargılanma maddelerini düşünün. Şayet idam olsaydı idamla yargılanacaktı. Hüküm almış olanlar oldu. Daha sonradan olağanüstü hukuk yollarıyla bozuldu. Belki birçoğu boşu boşuna idam olmuş olacaktı. Böyle haksız bir idam da tüm vicdanların mahkum olmasıdır. Yani bu toplumda çok büyük yaralar açar. Bugün oransal olarak baktığımızda bizde açılan davaların bile neredeyse yani iddianame sonucunda açılan savcılıkların açtığı davaların %50'sinden fazlası beraatle sonuçlanır. Yani böyle de bir orana sahibiz. Yani dolayısıyla hangi açıdan bakarsanız bakın bunu tartışmak çok sakıncalı. Ama bir olay da var. Masum bir çocuğa tecavüz eden insan hayatına devam edebiliyor. O çocuğun hayatı kararıyor. Eğer bir şey getirilecekse siyasi suçlar için değil bu idamın, belki bunlar için düşünülebilir. Ceza kanunundaki yaptırım alternatifleri tartışılabilir. Yani caydırıcılık açısından tartışılabilir. Sonuç alma, suç oranını azaltma, bilimsel açıdan bunlar tartışılabilir. Yani bir kadını sadece 10 yıl boyunca takip ediyor ve 35... kararlar vermememiz lazım. Ama yani öyle doğru. Yani duygusal hareket etmemek lazım ama eğer getirilecekse... Bu kaybedilen şehitler hepimizin şehidi. Gazi'de hepimizin gazisi. Tüm Türkiye'nin ortak değeri. Yani onlar üzerinden bir talepmiş gibi... Ya ama da şöyle söyleyeyim, yani siyasetçilerin görevi toplumları doğru yönlendirmektir. Yani doğru bilgi vermektir. Atıfta bulunuyor Sayın Başkanı. Anlık kazanımlar için böyle yaparsınız ama ben idamın sonuçta... çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Türk demokrasisinin geldiği nokta onu çok aştı. Ama şunu da tartışmak lazım. Bir kadını 10 yıl boyunca takip ediyor. Tam 35 bıçak darbesiyle sokağın ortasında öldürüyor. Ve bu insan çok az bir cezayla tavuk öldürmüş gibi alıp çıkıyor. Toplum vicdanı bundan rahatsız oluyor. Diyor ki işte bu adam idam edilmeli diyor. Elbette ki o günkü duygularla karar vermeyeceğiz ama o masum tecavüze uğrayan, tacize uğrayan çocuklar ve kadınlar bunları da düşünmemiz ben lazım. O kadar da temiz değiliz. Ben idamı savunmuyorum ama ceza kanunumuzda çocuk tecavüzcüleri, genel olarak tecavüzcüler konusunda zaten farklı bir yani çünkü müebbet alıyorlar ama ondan sonra iyi halden ondan bundan 25 sene sonra çıkıp gidiyorlar. O da hukuku bir tartışması ama. O konuda şu da söylenebilir. Aynı fiil işlemeye de devam ediyor. Kadınlarla ilgili, kadına şiddetle ilgili koruma kararı verildiğinde de etkin uygulanması önemli. Konuyu dağıtmayalım. O ayrı bir hikaye ama yani şey için söyledim. Yani Abdülkadir Bey'e bir yere var. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu konu daha siz tartışılmasın diyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanı belli ki bunu ortaya attı. Bilmiyorum ne kadar nasıl olacak. Bu arada bir sözü daha var. Onu tartışmaya açmayacağım çünkü ne olduğunu bilmiyoruz ama bu gidip de yurt dışında olup kaçanlar oldukları yerde öyle çok da fazla yayılıp rahat ettiklerini zannetmesinler. Bir iki hafta içinde bazı tedbirler alacağız dedi. Bu acaba vatandaşlıktan çıkarılma mı soru işaretini getirdi beraberinde ama bir açıklama yok. Bilmiyorum size spesifik bir bilgi var mı? Bende bir bilgi yok ama Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyorsa mutlaka ki bir bilgiye dayalı söylüyordur. Bazı görüşmeler vardır burada, uluslararası görüşmeler vardır veya bizim alacağımız tedbirler vardır. O da olabilir, vatandaşlardan çıkarma da olabilir. Peki, şimdi bir soru. Fethullah Gülen dinlensin mi, dinlenmesin mi? Şimdi dinlenme konusunda iktidar partisi milletvekili talepte bulundu. Tabii şöyle oldu aslında, konuşmanın bir yerinde bence o da dinlensin dedi, ben onu da talep ediyorum dedi. Sonra toplantıdan çıktık, sürekli bizi arıyorlar, siz komisyon olarak dinleyecek misiniz? Yani nasıl dinleyeceğiz, bizim öyle bir imkan yok, bu pratiği yok. Daha sonra ikinci toplantıda da düzeltti dediğini. Bir defa biz
Şimdi yargılama soruşturma kısmından ayrı değerlendirilir. Yargı bunu talep ediyor, iade edin diyor. Bir uluslararası Adalet Bakanlığı eliyle yürütülen bir süreç var. Buraya iade edilir. Kısa vaktim kaldı. Evet, buraya iade edilir. İade edilir de ondan sonra komisyon böyle bir karar alır almaz ayrı bir şey. Ama bizim de kalkıp Pensilvanya'ya gidecek halimiz yok yani bu. Şimdi burada bir milletvekili arkadaşımız böyle bir teklifte bulundu. Bunu daha sonra açıklama yaparken şöyle söyledi. Ben şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika Birleşik Devletleri'nden Fethullah Gülen'i istiyor. Bana iade et diyor. Acaba biz bunu dinleme talebinde bulunursak Amerika biz bu adamı dinleyeceğiz. Bakın gelsin, eğer darbeye karşı bir ilgisi yoksa, darbeyle bağlantısı yoksa gelsin bize ifade versin. Eğer gelmiyorsa bu şahıs da demek ki bildiğimiz bilmediğimiz bir şeyler var sakladığı. Bu noktada bir katkıda bulunmak adına konuştum dedi. Orada komisyon üyesi bazı arkadaşlarımız da evet ben de katılıyorum diyenler oldu bu görüşe. Ama bir karar almadık. Daha sonra da bu konuda arkadaşımız tavsiye yaptıktan sonra. Gel buraya olarak gel daveti buraya çıkaracaksınız. Evet, gel yani buraya olarak. Kalkıp Amerika'ya gidelim. Yok. Siz dediniz ya CIA bağlantıları araştırmak için Amerikalılara gidelim derken bir de Pensilvanya'ya uğrayalım şeklinde olmayacak yok, yani. Yok hayır. Burada mesela daha önce Türkiye'de darbe olsun diye yazı yazanlar oldu biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ünlü yazarları, ünlü bu noktada think tank kuruluşlarının elemanları. Biz o insanları dinleme taraftarıyım ben mesela. Biz onları da çağıralım. Gelsinler, biz Soma maden kazası araştırmak şeyde, biz Şili'deki maden kazasında kurtulanları ve orada nasıl bir daha sonra tedbir aldıklarını dinlemek üzere oradaki sendika başkanlarını da davet etmiştik. Türkiye'ye geldiler ve açıklamalarda bulunmuşlardı. Bunu da yapabiliriz diye düşünüyorum. Son var mı buna eklemek? Dinleseler de çok yalan söyleyeceğinden hiç şüphem yoktur. Çünkü takiyeyi meslek edinmiş bir yapı. Hatırlarsanız 17 Aralık'tan sonra Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan Başbakan da oraya bir heyet gönderildi. Sayın Alaaddin Kaya ve Sayın Fehmi Koru. Onlar bir suhname ile geldiler. Geldikleri gün ne oldu biliyorsunuz? 25 Aralık oldu. Yani orada 17 Aralık'ta hiç ilgisinin olmadığını, barışmak istediğini söylerken diğer taraftan 25 Aralık'ın hazırlığı yapılmış. O nedenle şey inandırıcı olmaz. Yani 25 Aralık olmasaydı, sadece 17 Aralık'ta kalsaydı, hem 17 Aralık hem ondan önce olan kumpas davaları da olduğu gibi devam edip o cezalar onanmıştı, onananları vardı. Öyle devam mı edecekti sizce? Yani bu ne kadar sağlıklı olurdu? Anlamadım ben. Dediniz ya 25 Aralık, yani o Fehmi Korus gitti geldi, suhname gibi bir şey düzenlendi. Geldikten sonra da anlaşma olmadı, 25 Aralık oldu. Geldiği gün oldu. Anlaşma olsaydı, amacında başarılı olsaydı ne olacaktı? Yani 17 Aralık, 17 Aralık özelinde de değil. Ondan önceki kumpas davaları, Ergenekon, Balyoz, cezalananlar vardı, çok önemli onanlar vardı. Yani bunlar böyle kalacak mıydı? Bu yapıyla mücadele edilmeyecek miydi? Bence yani çok önemli bir nokta. Yani ben iktidar adına ötürü bir şeye cevap vermek pozisyonuna düşmek istemiyorum ama bir gazeteci olarak şunu sadece söyleyebilirim. 7 Şubat iyi değerlendirilseydi MİT krizi belki 17-25 Aralık olmazdı. Ardından dershaneler konusu. Dershaneler konusunda bu yapılanma kendince çok iyi bir, temiz bir zemin bulduğunu düşünüp Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir savaş açtı. Ama tüm bunlara rağmen değil 17 Aralık, 17 Aralık dahi 25 Aralık'ı bırakın, 17 Aralık dahi olmasaydı geriye dönük olarak ya Ergenekon sürecinde ne tür yanlışlar yapıldı, bu mücadele nereden çığırından çıktı ve burada bu Ergenekon mücadelesini kullanarak bunlar nerelere sirayet etti diye geriye dönüp bakılması gerekiyordu. Yaparlar mıydı? Onu bilemem ama yapılması gerekiyordu. Şirin Hanım, 2011 yılından itibaren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı savaş ilan etmişlerdi bunlar. O zamanlar bana birisi geldi ve şunu söyledi. Bir gün ya bu Recep bu böyleyse mesela ondan sonra da Türkçe olimpiyatlarına gidilmeler var işte şöyle, karşılıklı övgü dolu şöyle ama bu niye? Bu lokal bir kavga. Şimdi bu kavgayı hemen bir anda aleniyete dökmediler bunlar. Bunlar gizli gizli Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafını almak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yavaş yavaş yıpratma noktasında bazı hamleler yaptılar. Onlardan bir tanesi MİT kriziydi. MİT operasyonuydu. MİT başkanına yapılan operasyondu. Ardından 17-25 Aralık operasyonuydu. Bunları yaptılar.
her seferde bir hamle yaparak bize gözdağı vermek istediler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunlara karşı şunu söyledi hatırlarsanız eğer. Hem 17-25 Aralık'tan sonra bakın genel merkeze geldi. Bu olay olduğu gün meclisteydim efendim. Bazı arkadaşlarımızın morali bozuldu. Bizi akşamleyin genel merkeze çağırdılar. Gittik, yemekhaneye gittik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan girdi ve hiçbir protokol kuralını uygulamadı. Eline mikrofonu aldı, bir sunum falan da olmadı. Bu Türkiye'ye ve demokrasiye karşı yapılmış bir operasyondur. Bu bir yolsuzluk operasyonu değildir. Buna karşı tek başıma direneceğim, kapı açık istifalar var biliyorum dedi. İsteyen de istifa edebilir. Bu mücadeleyi tek başıma yürüteceğim dedi. İşte ben orada arkadaşlara döndüm dedim ki işte lider konuşuyor. Bu lider bunların üstesinden gelecek, hakkından gelecek ve bunları bitirmemiz gerekir diyerek de söyledim. Orada... Sayın Recep Tayyip Erdoğan ardından dershaneler meselesinde de ben de o komisyondaydım. O kanunu çıkartan komisyonun içerisindeydim. Hep içeride şunu söylediler. Bakın orada özde bir dershaneleri vardı. Ardından final dershaneleri vardı ki arkadaşım da benim. Arada sınav dershaneleri vardı ve bunların sendikte dershaneleri vardı. İçeride hep bize dediler ki dedikleriniz doğru. Her türlü zararınızı tazmin edeceğiz dedik. Dershanelerinizi, okullarınızı vereceğiz ama dışarı çıktılar, başka şeyler söylediler, hep takiye yaptılar. Bunlar takiye yapmaya devam edeceklerdi. Ben son cümle olarak benim tekrar son cümlem bir daha darbe olmaması için, bir daha bizim bir sabah devletin içine bu kadar çok her kritik ve stratejik mevzuyu makama sızmamışlar diyebilmemiz için devletin şeffaf, denetlenebilir olması gerekir. İçeride birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Olmazsa olmazlarımız devletimiz olsun, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz olsun. Olmazsa olmazımız bizim mutlaka ve mutlaka bütün darbeler kötüdür diyerek haykırmamız. Peki son. Son olarak şunu söyleyeyim. Konuşmanın başında da söyledim. İdareler suç tarihi açıklayamaz. Ceza kanunlarında bunun şey yoktur. Ama bu şayet bir siyasi hamle ise, siyaseten bir mesajsa, iktidarın yerinde olsam derim ki benim için Nisan 2009 Türkan Saylan'ın evinin basılması tarihidir suç tarihi diye. Siyasetten bu en azından daha bütünleştirici olur. Daha bir kavrayıcı olur diye düşünüyorum. Son sözüm de bu olsun. Şöyle salı günü darbe komisyonu Efkan Ala eski İçişleri Bakanı'nı ve Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar'ı dinleyecek. Çarşamba Hilmi Özkök eski Genelkurmay Başkanı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bir gün Ayman Güler eski CHP milletvekili, daha sonra Yaşar Büyükanıt var ve böyle gidiyor. Nedim Şener var, Gülten Kışanak var, Işık Koşaner var, Hüseyin Gülerce var, önemli isimler var. Necdet Özel var, İlker Başbuğ var eski Genelkurmay Başkanları, eski MİT Müsteşarı Emre Taner var. Böyle gidiyor. CHP'nin önerisi Abdullah Gül, Davutoğlu, eski Başbakan Davutoğlu'nun dinlenmesi gibi gibi. Yani önümüzdeki günler son derece önemli. Daha şu ana kadar çıkan bir iki bilgi, yani komisyona bilgi verenlerin bile verdiği notlardan bir şeyler kıpırdanıyor en azından. Daha fazla soru sorabilmemize yol açıyor. Dolayısıyla son derece önemli. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz, katıldığınız için. İki sayın milletvekilimize sağ olunuz, var olunuz. İki önemli gazetecimize, köşe yazarımıza çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bu arada Selçuk Bey, sizin eskiden Fethullah Gülen'i tanırdım demeniz üzerine neden bu komisyonda yer alıyor meselesi çok tartışılmıştı ama sizin buradaki konuşmalarınızı anladım ki içeriği bilen birisinin bu komisyonda olması ben önemli. Değil mi? Bunda bir cümle. Ben ülkücü kökenliyim. Ben Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış. 7 yıl cezaevinde yatmış. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasından idamla yargılanmış. Büyük Birlik Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yapmış ve 28 Şubat'ta 3 defa üniversiteden atılmış. Fikirlerimden dolayı Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan atılmış bir kişiyim. Fethullah Gülen'i tanımış olmak, Fethullah Gülen'i bilmiş olmak bu komisyonda olmamayı gerektirmez ki. Evet. Fethullah Gülen'in fikirlerine katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Fethullah Gülen'in eylemlerine katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Sizin gelenlerin hangisinin akıl dışı bilgi verdiğini, hangisinin doğru bilgi verebileceğini, hangisinden ne alınabileceğini, hangi sorunu sorabileceğini yönlendiriyor. Yani bu anlamda size yardımcı oluyor mu? Olmaz mı? Ben 41 senedir siyasetin içerisindeyim, gençliğimden bugüne kadar. Bu yapının da az veya çok nasıl bir yapı olduğunu tahmin eden, bilen veyahut da bunlarla geçmişte teşkil mesaisi olan bir kişiyim. Bu da bana katkı veriyor. Dolayısıyla bunu özellikle sormak istedim çünkü bu konuda çok fazla tartışma vardı. Bir şey söylemiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere gecenin geç saatinde bizi izleyen seyircilerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu konuyu konuşmak için bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. İyi akşamlar, iyi sabahlar efendim.